Herkese mutlu geceler. Bir Bıçak Sırtına daha hoş geldiniz. Memleketinin bıçak sırtı meselelerini konuşacağız. Yine çok saygın isimler bizimle birlikte olacak. Az sonra gazeteci yazar Ekrem Kızıltaş, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya ve eski CHP Milletvekili Çetin Soysal burada olacak. Başta Fransa'daki Charlie Hebdo saldırısı olmak üzere ve onun gösterdiği ve onunla beraber yeniden tartışılmaya başlanan İslamofobia başta olmak üzere memleketin içinden geçmekte olduğu bütün problemleri burada bıçak sırtında gece yarısına dek enine boyuna tartışacağız, değerlendireceğiz sevgili izleyiciler. Siz de program boyunca bize Twitter üzerinden @ersoydede ve @bıçaksırtı yazarak katılabilir. Soru, görüş, yorum, öneri ve eleştirilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir minik ara verelim. O aranın ardından Bıçak Sırtı'nın konuklarını davet edelim ve Bıçak Sırtı başlasın. Bıçak Sırtı'na bir kez daha hoş geldiniz. Az önce de ifade ettiğim çok saygın isimler bizimle birlikte. Eski CHP Milletvekili Çetin Soysal, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Akit Gazetesi Genel Yönetmeni Hasan Karakaya, hoş geldiniz. Hoş bulduk, gazeteci yazar Ekrem Kızıltaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sol baştan başlayalım. Fransa'dan başlayalım. Fransa meselesi çokça herhalde bir süre daha gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor. Zira bizim gördüğümüzden farklı bir şey. Bugün ben biraz yabancı basına baktığımda bizim yaptığımız analizlerden farklı analizler gördüm. Evet. Orada ciddi biçimde bir işte 11 Eylül sonrasında yükselen seslere benzer bir Haçlı organizasyonuna davet vardı. Acaba insan tabii ister istemez şunu soruyor sondan başlayarak. Yoksa bu organizasyonun ana nedeni mi bu? Yani bu organizasyon belki de bunun için mi tertiplendi? Evet. Yani bu tabii ki ilk etapta bu saldırıya Fransa'nın 11 Eylül'ü adının takılması böyle bir amacın olduğunu gösteriyor. Ne kadar hızlı bir benzetme değil evet, mi? Evet, çok anında benzetme. Yani saldırıdan birkaç saat önce sonra böyle bir benzetme yapıldı ve biliyorsunuz son bir haftadır özellikle bütün Avrupa ülkelerinde adeta bu saldırıya zemin teşkil edecek veyahut da bahane olarak kullanılacak bir gösteriler vardı. Bu gösteriler tamamen özgürlük ve hak talepleri, zulme protesto, baskılara protesto gösterileriydi. Oradaki mesela Avrupa genelinde son haftalarda 60 tane saldırı, son bir yılda 2014 yılı içerisinde 60 tane saldırı yapıldı ve bunların 30 tanesi, en az 30 tanesi camilere yönelik. Kimilerini yaktılar, kimilerini işte gamalar çizdiler falan filan. Ve bunlara karşı Avrupa'da yaşayan sadece Türkler değil, aynı zamanda Araplar, yani Müslüman olan insanlar, yabancılar genelde, yabancılar. Bu baskılara karşı, bu saldırılara karşı bir protesto gösterisi yaptılar ve son bir hafta içerisinde de bu eylemler zirveye ulaşmıştı. Tam bu eylemlerin yapılmasından iki gün sonra, ki ben orada şunu da ifade etmek istiyorum. Mesela Almanya'da Bild gazetesi. Bild gazetesi Yahudilerin sahip olduğu bir gazete. Doğru. Ve Bild gazetesi bu gösterilere öncülük etti. Çok enteresan. Yani ben şahsen bunu çok önemsiyorum. Şunun için önemsiyorum. İsrail Filistinlileri adeta kendi yurtlarından atmak için baskılar yaparken, bombalar yağdırırken o insanların üzerine, yani Filistin'den çıkıp gitsinler diye bu tür saldırılar yaparken, Almanya'da sahibinin Yahudi olan bir Bild gazetesi Almanya'daki bu yabancıların eylemlerine karşı öncülük yapıyor. Yani bu enteresan, burada enteresan olan bir nokta var. Bu şeyin ilk etapta Pegida denilen grubun, biliyorsunuz, yabancılara karşı düşmanlıkla dolu grup sevindi ilk önce. Ve şu mesajı verdiler. Yani işte siz bu Müslümanlar gördüğünüz gibi terörist, 12 tane insanımızı öldürdüler. Ve siz bu insanlara mı hak tanıyorsunuz, özgürlük tanımak istiyorsunuz gibi bir açıklamada bulundular. Tabii olayın, ben öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Avrupa'nın belki de Amerika'nın 11 Eylül'e ihtiyacı olduğu gibi, 11 Eylül 2001'deki İkiz Kulelere saldırıya ihtiyacı olduğu gibi, Avrupa'nın da böyle bir saldırıya ihtiyacı vardı. Çünkü bu taleplere... O zaman Fransa'nın değil, Avrupa'nın 11 Eylül'ü. Avrupa'nın, Avrupa'nın. Hani tabii, tabii, tabii. O jargondan tabii konuşacaksak eğer. Evet, evet. Şimdi saldırıya gelecek olursak, yani bu
Burada tabii ki birçok soru işareti var. Bu soru işaretlerinden birisi bu saldırının, yani bunun detaylı olarak bugün Avrupa'da bulunan bir vatandaşlarla bizim muhabirlerimiz görüştü ve enteresan bilgiler aldılar orada. Mesela bu dergi normalde pazartesi günleri yayın hayatına giriyor. Ama ve her pazartesi de yayın kurulu toplantısı, yani işte 3 kişinin, 5 kişinin veyahut da 10 kişinin katıldığı yayın kurulu toplantıları yapılıyor. Ama ilk defa çarşamba günü yapılıyor. Ve dergi çizerleri, oradaki karikatüristler genelde 70-80 yaşında insanlar ve karikatürlerini evlerinden gönderiyorlar. Bulundukları yerlerden gönderiyorlar. Normalde şey değiller. Kendileri dergiye gelmiyorlar. Ama ne hikmetse çarşamba günü özel bir davet yapılıyor hepsine. Ve hepsi çarşamba günü o dergi binasında toplanıyor. Bir. İki, teröristler, işte iki tanesini gördük fotoğraflarını. Evet. Yüzleri maskeli olarak ve ellerinde silah olarak bir binaya giriyorlar. Binaya girdiklerine bakıyorlar ki burası dergi binası değil. Orada insanlara soruyorlar, ya dergi nerede? 6 numaralı binaya giriyorlar. 6 numaralı binaya. Onlar da diyorlar ki burası dergi binası değil, dergi binası 10 numarada. 10 numaralı binadır dergi binası. Ve çıkıyorlar oradan, gidiyorlar dergi binasına doğru. Yani o anda tekrar ediyorum, yüzleri maskeli ve elleri silahlı. Yani oradaki vatandaşlar acaba, yani bizim 155'i aradığımız gibi polisi arayıp da ya ellerinde böyle yüzleri maskeli, elleri silahlı insanlar geldi buraya. Yani ne oluyoruz, bak 10 numaraya gittiler falan filan diye acaba niye telefon etmeye gereği duymadılar? Bir. İkincisi, bu insanlar dergi binasına girdiklerinde, ki dergi binası büyük bir bina ve kapısından girebilmek için şifreyi bilmeleri gerekiyor. Bu şeye ne kadar çok benziyor değil mi? Paris'teki 3 PKK'lının öldürülmesi. Yani şifreli kapıdan girmeleri gerekiyor. Ve ne hikmetse o şifreyi galiba biliyorlar ki giriyorlar içeriye. Gayet rahat giriyorlar. Dergi binası ikinci katta. İkinci kata çıkıyorlar. Ama ikinci katta merdivenlerden çıktıklarında koridor ikiye ayrılıyor. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Nereye gideceklerini biliyorlar. Hayır, bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Önce sağa doğru gidiyorlar. Orada o binanın hizmetçisiyle karşılaşıyorlar. Diyorlar ki ya dergi nerede yani burada falan filan. O da diyor ki ya ters tarafa gelmişsiniz, karşı tarafta. Ve bu sefer onlar geri dönüyorlar. Karşı tarafa giriyorlar. Artık dergi binasının tam merkezinde, kapısının önünde. Dergi binasının kapısı da şifreli. Ve çelik kapılar falan filan böyle. Orası da girmesi dışarıdan girmesi mümkün değil. Ama çalmışlar kapıyı, biri açmış galiba içeriden. Ve o kapıyı şifreli kapıdan içeriye ellerini kollarını sallayarak giriyorlar. Ve orada işte 12 kişiyi katledip çıkıyorlar. Ve burada enteresan olan bir taraf daha var. Dediğim gibi yani normalde toplantılar pazartesi günleri yapılıyor. Ama ne hikmetse o gün çarşamba günü bütün ekibin orada olduğunu biliyorlar. Nereden biliyorlarsa biliyorlar. Ve bir enteresan nokta daha. Şehrin neredeyse en kalabalık caddelerinden birisi orası. Ama televizyondaki görüntülerde de görüyoruz. Etrafta hiç kimse yok. Gayet bomboş bir cadde. Onlar yine arabalarına biniyorlar. Oradaki polisleri de öldürdükten yani bu, sonra. Yani şu demek mi? Fransa'nın derin devleti. Derin Paris. Bu işi organize etti. İşte onun için çok diyorum. Yani böyle bir eyleme, böyle bir saldırıya ihtiyaçları vardı. Yabancı düşmanlığını körükleyebilmek için. Yani buradan peki, benim çıkardığım bu. Oradan devam edelim Ekrem Kıldaş. Evet Hasan Bey'in söylediklerine ek olarak aslında oldukça tabii ki öncelikle çok üzücü bir olay. Yani her ne yapmış olurlarsa olsun 12 kişinin, ki bunlardan 2 tanesi polis, birisi de Müslüman zannediyorum. Evet. İçeride vurulan 10 kişiden, öldürülen 10 kişiden birisi de herhalde Müslüman. Demek ki asfalt orada bulunan birisi. Bu arada bildiğim kadarıyla 7-8 tane de yaralı var. Her şeyden önce böyle bir şey olay son derece yanlış bir olay. Ama tabii bu olaya... Çok tartışılan bir şey de belki de burada düzeltmekte fayda var. Charlie Hebdo'nun Peygamber Efendimiz'i konu alan karikatürlerin üzerinden... İki sene, en az, iki sene, en az iki sene, iki seneden fazla bir zaman yani geçti.
özür dilerim Ekrem Hoca. Onu söylemeyi. Yani. Şimdi mesela deniliyor ki ya Müslümanlar bunu yapmış olamamız. Yani niye siz Müslümanları aklamaya çalışıyorsunuz? Nihayetinde o dergi de Peygamber Efendimizle ilgili. Yani televizyonlarda da alt yazılarda da o var. Yani işte Peygamberimize hakaret içeren çizimler vardı, karikatürler vardı. Yani dolayısıyla aşka gelen, huşa, cuşa gelen birisi bunu yapmış olamaz mı falan filan diye. Ya tamam mı? Bunu yapardı insan. Yani eğer bir insan tahrik olacaksa, bir tahrik olacaksa bir gün içerisinde, iki gün içerisinde, üç gün içerisinde veya da bilemediğin yani. 10 gün içerisinde. Yani planlama falan onun içerisinde yapılır. Ama bu karikatürlerin üzerinden 2 yıl geçmiş abi. 2 yıl geçmiş ve 2 yıl sonra birileri uyanıyor. Peki. Ya da birisi birilerinin evet. uyanmasına ihtiyaç hissediliyor zannediyorum. Öncelikle bu dergi sadece İslamiyet'i hedef alan bir dergi değil. Hristiyanlığı, Yahudiliği, dinlerin tamamını hedef alan Marksist bir ekibe sahip anlaşıldığı kadarıyla. Ve bu arkadaşlar anarşist bir ruha sahip oldukları için de akıllarına sen her şeyi istedikleri gibi hiçbir sınır olmadan eleştirebileceklerini düşünen ve bunu yapan kimseler. Anlaşıldığı kadarıyla da değişik zamanlarda sık sık ölüm tehditleri alan ama bunu pek de ciddiye almayan birileri. Çünkü herhalde ölüm tehditlerinin çoğunun kızgınlıkla yapılan şeyler falan olduğunu düşünüyorlar. Fakat 2011'de yine benzer bir olay dolayısıyla bu dergiye bir saldırı, bir bombalama, kısmi bir yangın olayı var. Ondan sonra derginin koruma altına alındı. Derginin ve bazı çizerlerinin koruma altına alındı. Dolayısıyla Fransız polisinin hassas olduğu konular arasında olduğu söyleniyor. Fakat saldırılara baktığımızda saldırganlar işte Hasan Bey'in anlattığı gibi binaya girip arayıp tarayıp işte orayı bulup o insanları kurşunladıktan sonra kaçarken sokakta bulunan bir polis aracına da ateş açıyorlar ki az önce ekranlarda gördük. Polis aracına açılan ateş bu kişilerin son derece profesyonel olduğunu gösteriyor. Çünkü ön cama ve sadece insanların bulunduğu yer gözetlere ateş açılmış. Otomatik silahlarla rastgele bir ateş açma yok. Demek ki son derece profesyonel insan. Saldırganlar mı polisler? Saldırganlar. Ne kadar polis. Profesyoneller ki pasaportlarını arabanın koltuğuna unutmuşlar. O da i̇şte profesyonelliğin bir zaten. Gereğidir. Eğer sizin değilse çok kolay unutabilirsiniz. Unutmanız gerekiyorsa. Buradaki tabii Hasan Bey birçok şeye değindi. Arka planda tam da Avrupa'nın hemen her tarafında İslam karşıtı eylemlerin yoğunlaştığı, cami kundaklamaların arttığı ve bu arada Fransa'ya özel olarak yine bir takım cami kundaklamaları, bir takım hareketlerin falan olduğu ama Fransa'nın devlet olarak Filistin'i tanıma konusunda parlamentoda evet. ve senatoda oylamada karar alıp artık hükümetin nihai kararıyla bunu belki uygulamaya geçeceği günlerde gerçekleşen bir saldırı. Dolayısıyla bu saldırının bütün yönleriyle Müslümanları ve İslam'ı hedef alan kimselere bir tür malzeme olması için gerçekleştirildiği ya da birilerinin bunu bu şekilde tezgahladığı ve buradan hareketle büyük ihtimalle Avrupa çapındaki Pegida ve benzeri eylemlere destek olmak, onlara güç sağlamak. Bu arada da büyük ihtimalle doğabilecek tepkilerden dolayı Fransa'nın Filistin'in devlet olarak tanınması kararından belki hükümetin geri adım atmasını sağlayabilecek bir takım şeyler devşirdikleri anlaşılıyor. Tabii biliyorsunuz birçok meselede temel soru hep şu olur. Bu iş kimin işine yarayacak? Aynen. Yani genellikle cevabı kimin işine tabii ki kimin işine yararsa bu işin arka planında onların olduğunu düşünebiliriz. Vallahi benim bildiğim şu son 10 senede Müslümanların işine hiçbir şey yaramadı. Doğru bu olay hele. Ama her şeyde de Müslümanlar karıştı. Maalesef. Maalesef. Burada ben daha tabii, bir Müslümanın işine bir şeyin yaradığına ben daha tanık olmuş değilim yani. Evet tabii bu işte. Müslümanların haklarını savunuyorum diye çıkan IŞİD bile hiçbir Müslümanın hiçbir işine yaramadı yani şimdiye kadar. Yani işine yaramayacak her şeyi kasıtlı olarak yaptığını ve attığı her adımla uluslararası dünya çapında laboratuvar örgütler. Müslümanları sıkıntıya soktuğu malum. Bu olayda belki bilmiyoruz kaçanlar şu anda suçlu ilan edilenler Cezayir asıllı 2 kişi. 3. kişi bahsettikleri kişi galiba polise gidip teslim olmuş. Ne olayı ne bir şeysi ben buradayım bir şey yok falan demiş. Yani biraz da hemen şu aslında en önemli hususlardan birisi belki şu. Tıpkı Danıştay olayında olduğu gibi Türkiye'de. Burada da ilginç bir şey oldu. Cebinden vakit gazetesi. Olay oldu. Arabasında. Olay oldu ve hemen arkasından kişilerin tekbir getirdikleri ve bir şeyler söylediklerine dair rivayetler yayıldı. Tansel Hanım orada mıymış yine? Efendim? Tansel Hanım orada mıymış? Yok Tansel Hanım buradan belki karışmış olabilir onu bilmiyoruz ama yok, orada onu, da benzer. Onu söyleyen oydu tabii. Doğru. Onu söyleyen oydu. Bu burada da. Belki o insanların sokaktaki kurşunlama olayından sonra Peygamberimizin ismini andıkları falan konuşmalar sonradan ortaya çıktı. Yani önceden daha hiçbir şey olmadan bunu Müslümanlar yapmıştır şeklinde bir kanaat. Az önceki tahliliniz
önemli. Yani bu anarşist bir çizgisi. Yani anarşizm deyince Türkiye'de tabii yanlış anlamaya da bilmezsin. Fikri anarşizm evet, diyelim. Evet, fikri anarşizm. Çizgiye sahip bir dergi. Dolayısıyla sadece İslamiyet'le değil, kabul herkesle edilmiş inanç mekanizmalarının yani tümüyle kavgalı. Yani Hollanda şu anki... Fransa Devlet Başkanı Hollande, daha önceki Sarkozy, Almanya'nın şansölye Merkel. Yerleşik düzenle kavgalı hepsi, falan. Ama saldırı yapılır yapılmaz hemen deniyor ki daha ortada hiçbir şey yok. Müslümanlar yaptı. Bu, hayır Müslümanlar yaptı öyle. Bu dergi var ya bu dergi Peygamber Efendimiz'e söylüyordu. Hemen yani öyle bir şey yapıldı. Peki oradan bir şey daha ilave etmekte Çetin, fayda var. Çetin Bey'e söz vermeden önce ben şeyi biraz önce kimlik dedin de. Yani o kimlik deyince benim 11 Eylül 2001'deki pasaportla. Evet bütün demir hemen kolonlar eriyor. Yani kolonlar eriyor. Hatta ne de sanki demir eritir gibi eriyorlar. Muhammed Atta mıydı? Evet, evet. Yani onun gibi daha 7-8 kişi vardı hepsini, biliyorsun. Bütün hepsinin pasaportları gösterildi böyle. Yani dünyaya. İşte bunlar yaptı diye falan. Demek ki. Yani hani arabada unutulmuyor. Aynı zamanda o yanan uçakta da yanan binada da yanmadan nasıl oluyorsa camdan düşürmüşler pasaportlar sağ salim sağlam olarak kurtarılıyor ve ondan hemen sonra anlaşılıyor ki mesele İslam ki o adamların birçokları o insanların birçokları daha sonra yaşadıklarını peki affedersiniz Çetin Bey müsaadenizle şunu unutacağım diye ilave etmek istiyorum. Derginin Efendimizin aleyhine bir iki karikatür yayınlaması yanında aslında bir Müslüman yazarı hazırlatıp çizgi roman şeklinde ama belli ki Müslümanları çok da rahatsız etmeyecek bir şekilde bir tür kısaltılmış İslam tarihini ilave olarak vermesi olayı da var. Bu şimdiye kadar hiç gürültü çıkarmadığına göre demek ki makul bir şeydi. Bunun yanında derginin son sayısında da Avrupa'da İslamiyet'in artık tehlikeli bir biçimde ilerlediği, dolayısıyla 2023'te neydi? 2023'te oruç tutmaya başlarım. 2050'de de artık namaz kılmaya başlarım falan şeklinde alaycı bir biçimde İslamiyet'in yakında Avrupa'da birinci din haline gelebileceğini iddia eden bir yazarın kitabıyla da gırgır geçmiş dergi. Yani bir anlamda anti-İslam davranışlara da set çeken tavırlarıyla da bilinen bir dergi. Yani evet, her yönüyle anarşist. Ama hemen şeyi damgayı vurdu. Damga öyle vurdu. Siz tabii insan hakları komisyonu üyesi olarak dünyada da benzer meseleleri görev yaptığınız zaman da incelediniz hatta... Hafızam beni yanıltıyorsa düzeltin. Almanya'daki Türklerin evlerinin kundaklanması meselesiyle de siz ilgilendiniz diye hatırlıyorum. Dolayısıyla bu İslamofobya meselesine parlamenter olarak da çalışmış birisiniz. Evet. Ben, nasıl görüyorsunuz manzarayı? Çetin Bey'in aslında özür dilerim. Çetin Bey konuşacağız bu akşam. Hayır konuşacak ama biraz önce çok ilginç bir anekdot aktardı. Yayın onun öncesi. İçin. Evet yayın öncesi. Ha. O kiliselerin yakılması hadisesinden başlarsanız aslında bu olayın üzerine de tam oturuyor. Ha şeyi evet. Çanakkale. Çanakkale ile ilgili. Şimdi az önce içeride sohbet ederken Çanakkale Savaşı'nı konuşuyorduk. Anzaklar geldi, Yeni Zelandalılar geldi. Anzak ve Yeni Zelandalı'nın geliş biçimi Osmanlı İstanbul'da, Avrupa'da tüm kiliseleri yakıyor. Neşriyatlar o dönemki tabirle, gazetelerde. Ve oranın Anzakları ve Yeni Zelandalı gençler ki inanılmaz bir muhafazakar bir Hristiyan yapı, çok etkin evet. Ve dolayısıyla gönüllü olarak askere yazılmaya sıraya girmişlerdi. Nitekim o Çanakkale Savaşı'ndaki Anzakların anılarını falan okursanız da orada da bunlar yapılır. O dönemin İngilizlerin, yani düşün mesela, biz Mısırlı asker ezan okunuyor, karşılıklı namaz kılınıyor. Sonra birbirine müslüm diyorlar. Bu anekdotlar yaşandı. Tabii Somali'den. İngiliz emperyalizmi o süreçlerde maalesef bunları tahrik ederek, örneğin İngiltere'den asker getirmemiştir. İngiltere komuta ellerindeydi. Fransızların komutaları. Yine gelen Kuzey Afrikalı, Orta Afrikalı ve Yeni Zelanda ve Anzaklar, işte Hindistan'dan kez aynı şekilde. Şimdi buraya da gelince gerçekten çok üzücü bir olay. Yani biz hiçbirimiz, dünyanın hiçbir yerinde bu tür ölümlerin, bu tür öldürmelerin olmasını onaylayamayız. Ve kim yapıyorsa yapsın, şiddetle de kınarız. Bunun dinle, imanla, inançla hiçbir alakası yok. Ayrıca terörize edilmiş saldırıların, şiddete dayalı saldırıların ne dini olur ne imanı olur. 11 Eylül hadisesi de keza böyledir. Bu da bundan farklı değildir. Sonuç itibariyle bunlar gerçekten şiddetle kınayacağımız, kınamamız gereken ve her şekilde karşı olmamız gereken bir şey. Şeye katılıyorum aslında, çok da doğru.
Şimdi biz bu Almanya'da, Avrupa'daki çalışmalarımızda şunu gördük. İnanılmaz bir ırkçı, milliyetçi dalgalanma Avrupa'da etkin hale gelmeye başladı. Yani o ev yakmalar, kundaklamalar vesaire inanılmaz düzeyde, ileri düzeyde var. Din karşıtlığı, misyonerlik vesaire gibi bu tür organizasyonlar maalesef çok etkili bir şekilde olduğunu oralarda gözlemlemek mümkün. Orada ufacık bir kıvılcım. Göçmen karşıtlığı üzerinden tabii, de şey vardı yani. Tabii. Örneğin bak şimdi çok önemli bölümü de kaçak göç yollarıyla varmış. Yani mülteci, kaçak göçmen ve daha sonra vatandaşlık hakkı alınmış veya uzun sürede kaçak çalıştırılmış. Şimdi hanımsayın Fransa'da özellikle banliyölerde bir ara büyük eylemler gelişti. Evet. Ve bu eylemlerin geliştiği yerler de banliyolar, yani bizim baroşlarımız. Dolayısıyla orada Kuzey Afrikalı geniş bir kitle bir ara isyan etmişti. İşte emniyet uygulamalarına, oradaki insan hakları uygulamalarına filan. Orada bir yabancı karşıtlığı var mı? Var. Ama bence bütün bunların ötesinde burada başka bir şey var. Burada bana göre bir Fransa devletinin veya bir Fransız derin örgütünün yapılanması mı, bir dünya konjonktürü içerisinde ele aldığımızda, daha geniş bir yelpazede ele aldığımızda ilk kez Filistin tanıyacak noktaya geldiği bir gün, acaba bu işin arkasında başka gizli servisler olabilir mi sorusuna bence bakmak lazım. Çünkü profesyonel, bana göre o Kalaşnikov'u kullanan adam profesyoneldir. Yani şimdi sana bana verseler biz kullanamayız. Yani nasıl kullanacağını kullanmayız. Yani bu muhtemelen eğitilmiş. Muhtemelen bu konuda... Siz birinci öncelik Filistin meselesi mi... Çok bak ama dikkat edin. İlk defa Filistin, batılı bir ülke tarafından tanınacak noktaya günlerde, geldiği bir süreci konuşuyoruz. Aynı günlerde Holland'ın işte Suriye'ye müdahalede geç kaldık açıklaması da vardı. İkiye ayrılıyor görüşler. O anlamda sordum. Siz Filistin tezine daha mı yakınsınız diye. Evet yani çünkü orada... Hayır, öyle olursa çünkü Mossad daha kuvvetli kazanıyor. Gizli ajan, evet. Gizli örgütler derken onu kastettim. Yani burada çok, çok net görünüyor. İlk defa tarihinde batıda Filistin'e dönük bir ilginin yoğunlaştığını görüyoruz. Yani 69'larda, 70'lerde yanlış hatırlamıyorsam o dönemde de bir ilgi olmuştu. Ama hep o ilgiler yarım kalmıştı. Bugün bir noktaya gelinecek iken bir anda Çetin Bey, bu eylemin hayata geçmesi o dönemdeki ilgiler de biliyorsunuz bir takım terörist faaliyetler, uçak kaçırmalar, şunlar bunlar, baskınlar sonrasında Batı olayı artık bir terör meselesi olarak görmeye başladığında ilgi azalmıştı. Tabii, tabii, tabii. Yani şimdi dolayısıyla yani bunun bir Fransız derin dokusu var mıdır yok mudur ki çok da olduğunu düşünmüyorum ama var ise bile onların yapacağı bir şey değil. Bu biraz daha uluslararası olabilir çünkü çok manidar. Yani böyle bir süreçte, böyle bir dönemde bir Filistin meselesi gündemdeyken. Kaldı ki işin bir başka boyutu da şu. Bu esas Danimarka'daki dergiden çıkan bir olay. Şimdi bu az önce ifade ettiğiniz gibi bütün ilahi dinlere dönük bir tiy geçme anlayışı içinde. Aynı zamanda Avrupa'nın liderleri de tiy geçen, siyasi hareketleri de tiy geçen bir mizah. Evet. Bunlar olabilir mi? Yani olabilir. Ben tabii ilahi dinlerin bu şekilde gündeme alması sadece Müslümanlık açısından söylemiyorum. Yani diğer dinler açısından da bütün ilahi dinler açısından söylüyorum. Bir mizah konusu olmasını, yani ben siyasi partilerle, siyasetle, siyasi liderlerle bir mizahi bir anlayış içerisinde değerlendirmeler, kafa yapmalar, söz konu dalga geçmeler bunlar olabilir. Aslında bunlar şirin yanları da var. Yani ben bilirim ki Muhteşem Süleyman diye, Devri Süleyman diye oyun oynanırdı. Sayın Süleyman diye böyle izlerdi. Evet. O biraz hoşgörüsel bir şey. Avrupa'da bu hoşgörüye yakındır. Bu hoşgörüyle evet, çok iç içedir. Ama inanç başka bir şey değil mi? Ama İnanç başka bir şey. Şimdi oynamaya gelmez tabii evet, ki. Şimdi burada bu sadece yani Yahudilik içinde söylüyorum. Bu tabii tabii inanç, inanç. Tabii, Hristiyanlık inanç içinde, Müslümanlık içinde. Kim tabii, yani bir kişi için kutsal kez, sayılan şey bile ilk kez bu yani? Danimarka'da olmuştu. Altını çizerek söylüyorum. Biz o zamanlar hatta nota falan verdik. Tabii tabii nota falan verdik. Başbakanlık nezdinde müdahil olduk. Çok sert ifadeler kullandık. Danimarka Başbakanı'na çok öfkeli sözler sarf ettik. Sonra aynı başbakanı NATO Genel Sekreteri yapmaya biz veto etmedik, oy kullandık. Yani bir de böyle bir zaafımız var. Yani bir tavır koymak çok doğrudur, bu çok yerindedir. Pazarlıkla ilgili bir şey galiba.
Ama o pazarlık sonucunda şimdi olan bir, oldu bizim, yani. Bizim bilmemiz gereken yönleri vardır da bilmemiz gerekmeyen yönleri de olmalı ki biliyorsunuz Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliği bayağı bir bakın, sıkıntıdan sonra oldu. Aslında şimdi şöyle bir şey var. Ben yani belki şey ama çok yeri midir bilmem ama şimdi mesela biz Van Münüt dedik. Ya şimdi Gazze'deki ölümleri durdurmadı Van Münüt. Aslında AKP'nin elinde inanılmaz bir fırsat vardı. Ne fırsatı? Hamas'ta çok yakın. Mesela aynısını CHP belki yapamayabilirdi. O diplomatik ilişkileri kuramayabilirdi. Yani en azından Hamas'ta değil de Filistin Kurtuluş Örgütü ile kurardı. Ama Hamas çok yakın. Çok yakın ilişkiler içinde. İsrail'e de ticari ilişkilerimiz var. Biz orada diplomasiyi Van Münüt yerine koyuyor olsaydık çok daha etkili sonuç almak en azından ondan sonraki süreçte Gazze bombalamaları olmazdı diye düşünüyorum. Çünkü uluslararası ilişkiler diplomasiyle gider. Ha diplomasinin tıkandığı yerde de işte bunlar olur. Çetin Bey, üstad, affedersiniz. Burada bir şey söyleme ihtiyacı hissediyorum. Oğuz Çelikkol'du değil mi efendim? Şu alçak koltuk falan meselesine maruz kalan büyük elçimiz. Evet. Oğuz Bey'in yazdığı bir kitap var. İsmi bayağı uzun ama o alçak koltuk. Yani Filistin meselesini 40'lı yıllardan daha öncesinden biraz alıp 40'lı yıllardan 48'den İsrail'in varlığından itibaren son derece objektif bir şekilde anlattığı bir kitap. Mavi Marmara'dan diye Gazze saldırısına diye başlayan çok hoş bir kitap. Kısa ve net bir biçimde anlatmış. Şimdi buradaki mevzu şu. Biz herkesi kendimiz gibi biliyoruz. Biz nasıl düşünürsek mesela İsraillilerin de öyle düşüneceğini varsayıyoruz. Halbuki onların ta içinden birilerinin ısrarla söylediği bir şey var. İsrail şu anda sınırları olmayan bir devlet. Sınırlarını nerede kesinleştireceği konusunda karar vermemiş bir devlet. Dolayısıyla Hamas'la barış yapmak, Hamas'la barışmak ya da Filistinlilerle barışmak her ne şart altında olursa olsun kabul edebilecekleri bir şey değil. Bunu bizim anlama şansımız yok. Şu sebeple yok. Onların maruz kaldığı bir takım şeylere biz maruz kalmadık. Ve insanları bu tür davranışlara maruz bırakmak aklımızın ucundan bile geçmedi. Yani ne empati yapabilme ciddi manada ne de onların bugün neden böyle davrandıklarını anlayabilme şansına çok fazla sahip değiliz. Burada Van Minut ve peşinden Mavi Marmara aslında bakın bugün yaşadığımız birçok şeyin kapısını açtı. Mavi Marmara basıldığında uluslararası sularda silahsız insanların bulunduğu gemiye İsrail Silahlı Kuvvetleri uluslararası sulardan 70 mil içeride saldırıda bulunmasalardı ve o gece her nasılsa karartılamayan 3-5 tane canlı yayın vesilesiyle dünyanın belli bir bölümü o saldırıyı seyretmemiş olsaydı Batı dünyası hala İsrail'le alakalı anlatılan hikayelere inanıyor olacaklardı. Van Minut'ta bütün dünyanın seyrettiği bir platformda şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıp siz öldürmeyi iyi bilirsiniz sözünü çocuklar, plajdaki çocuklar falan ilavesiyle söylememiş olsaydı hepimiz biliyoruz, Batı'yı biliyorsunuz. Oralarda İsrail konusu çok cız bir konudur. Yahudi konusu çok cız bir konudur. Kesinlikle telaffuz bile etmemeniz gereken. Orta Doğu'ya mesaj gitti ama Batı'ya o konularda gitti mesaj efendim. Gitmez. Şu manada, gitmez. Şu manada Batı gitti. Batı onlara ilgilenmez öyle bir Spontan mesajlar gitti ve en azından bazı şeyler anlaşıldı. Yoksa Fransa'dan Filistin kararı belki biraz zor çıkardı. Yok, yani şu var yani ya o Van Minut olayıyla aslında benim için yani eğer işte İsrail'le ilişkiler devam ettirilseydi belki Filistin'de daha iyi sonuç alınabilirdi falan. Ben sanmıyorum. Yani gerçekten adam öldürmeyi çok iyi bilen bu insanlar öldürmeye devam ederlerdi. Onbaşı rehin. Ama rehin alındı diye. Bak bir kişi bir asker evet. Rehin alındı diye binlerce insanın katli yaşandı. Tabii. Yani gerçekten Gazze büyük bir acıdır, büyük ızdıraptır, büyük dramdır, yani büyük trajedidir. Bunu yaşamaya devam edecekler. Yani Van Minut denilse de denilmese de. Ama ben Van Minut olayının bir artısını söylemeyi istiyorum. Yani belki Avrupa bunu duymadı. Veyahut Avrupa buna öfkeyle yanaştı. İlgilenmedi. Ama ilgilendi. Çok iyi ilgilendiler. Çok iyi ilgilendiler. Yani İsrail'in yanında yer alarak buna ilgilendiler. Ama o Van Minut sözünün dünyada özellikle ezilmiş halklar, ötekileştirilmiş halklar ve zulüm altında inleyen halklar nezdinde, ülkeler nezdinde en azından bir özgüven sağlaması, getirmesi oldu. Yani Tayyip Erdoğan diye denilen bir adam çıktı ortaya ve bugüne kadar Ekrem'in söylediği gibi cıs denilen yani
dokunulması yasak olan işte, bir ülkeye en azından kafa tutmayı... Hemen arkasından şunu yapmak gerekirdi. Van Mürit dediğiniz zaman, siz öldürmeyi çok iyi biliyorsunuz dediği zaman, ki bunu aynen katılıyorum. Gerçekten orada bir ızdırap var. Evet. Bir dram var, bir trajedi var. Buna itirazım yok. Gazze'de gerçekten ölüm, acı ve küçücük çocukların yaşamlarını bombalar altında... Plajdaki 6 yaşındaki yani çocuklarını öldürüyorlar. Evet. Ancak onlar işte bunları dedikten sonra o zaman dönüyorsun, yaptırım gücünü kullanacaksın. Hava sahanı mı kapatırsın, ticari ilişkilerimi sıfırlarsın. Esas gerçekçi ve inandırıcı olmak için orada bir tavrın arkasını da getirmek lazım. Bizim hala İsrail ilişkilerimiz son derece ticari. Kahrolası hanede evladı iyal ver sözü var ya, savunma sanayinizde Amerika'nın zoruyla belli konularda oraya mecbursanız, ama sadece siz ona mecbur değilsiniz. O ticari münasebetler dolayısıyla orası da buraya mecbur. Yani bu o zaman şöyle ciddi bir satranç oyunu gibi sürüyor. O zaman şöyle diyelim. Bu arada evet. Bu işin arkasında aslında yani bana göre Amerika Obama mı yönetiyor? Tartışılır. Uluslararası vallahi sermaye, uluslararası silah yönlendirici, uluslararası sermaye işte. Yani evet. Vahşi dünyadaki vahşi kapitalizm, evet. Onun mesela bir ülkede ekonomik kriz mi istiyorsunuz? Beş dakika. İlk dört dakika neyin üzerinde yapacaksın? Tabir mi, senede mi, bilmem ne mi? Bir dakikada düğmeye basıyorsun. Yani şimdi Rusya'yı sıkıştırmak için petrol fiyatları aşağı geldi. Aşağı. Çin'i sıkıştırma ihtiyaçları olduğu zaman ne oluyordu? Petrol fiyatları yukarı çıkıyordu. Evet. Şimdi böyle bir dünyada vahşi bir düzen var. Tabii. Vahşi bir kapitalizm var. Burada ama efendim, şey de var yani, hani kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış var ya. Düşünce olarak öyle. Eskiden kadar 28 Şubat sürecinde hani vatansever subaylarımız vardı, generallerimiz vardı bizim. Vatanseverdiler onlar. Yani onlardan başka vatanı hiç kimse düşünemezdi. Vatan onların tek elindeydi. O vatansever paşalarımız İsrail kapılarındaydılar. Unutmayalım, 28 Şubat sürecinden bir gün önce, 27 Şubat günü, işte o 28 Şubat'ı yapan generalimiz İsrail'deydi. Ağlama duvarının önündeydi. Yani bu, ama neydi? Yani bu Çevik bir adını da verelim. Çevik bir ne dedi? Amerika bir Amerikalı ile birlikte yazdığı makalede Necmettin Erbakan İsrail ile ilişkileri askıya aldığı için, işte Türkiye'nin Türk-İsrail menfaatlerini tehlikeye düşürdüğü için yaptık biz bu hareketleri dedi. Çevik bir yani konuşsun. Şimdi biz o dönemde ya bırakın tanklarımızı falan, ya toplarımızı reorganize etmek için bile İsrail yaptırıyorduk. Affedersin, kırçı kırık İsrail yaptırıyorduk. 3,5-4 milyonluk İsrail yaptırıyorduk. Ama şimdi... Ben söylemiştim, 14 tane teknik takip cihazı bu ortam dinlemeleri hepsi İsrail'den gelmiş. O da biraz önce söylediniz onu. Evet, biraz önce söylediniz. Peki, yani bütün bunları en azından bugün hani kendi helikopterimizi yapıyoruz, kendi savaş gemimizi yapıyoruz, kendi uydumuzu yapıyoruz falan. Yani saymakla bitmez. Yani eğer İsrail'e mahkum olmaya devam etseydik, İsrail'e ya domates tohumunu bile İsrail'den alıyorduk abi. Altından daha pahalı. Altından fiyatlar. Daha pahalıydı. Ve sadece bir kere kullanıyordun, ikinci defa kullanamıyordun. Bakın size bir hikaye anlatayım. Bu yaşanmış bir hikayedir. Bir yakın dostumun son model bir Mercedes almış. Bir gün oğlu çaktırmadan anahtarını alıyor, arabayla çıkıyor. Derken işte bir yerde herhalde mola veriyor. Mola verdiği yerde araba kilitleniyor. Anahtar içinde kalmış. Evet. Ne yapalım ne edelim, mecbur babasına söylüyor. Babası servisi arıyor. Ta şeyden, başka bir merkezden. Uydu havadan. Araba ne kadar sürede evine varacaksın? 45 dakikada. 45 dakika içinde araba çalışıyor kendiliğinden. Senin 45 dakikalık sürene kadar o araba gidiyor. Şimdi o gün dedi ki, ben bunu gördükten sonra bir daha Mercedes'e binmemeye karar verdim. Bu kadar büyük bol aksesuarlı, bu kadar zeki arabayı binmemeye karar verdim. İçimizi görüyorlar. Ama evet. Şimdi biz ne kadar silah da yapsak, bilmem ne de yapsak, aslında evimiz o kadar şeffaf ve saydam ki. Yani maalesef teknoloji bir yandan elbette gelişmesi iyi, gelişmesi iyi ama... İnsan hakları açısından, demokrasi açısından da maalesef beraberinde de handikaplar getiriyor. Murat, şimdi efendim, gördüm, topuyla kapısına sarılıyor. Çetin Bey, affedersiniz. Az önceki şeye şunu ilave etmekte fayda var bence. Şimdi az önce dedim ya, biz herkesi kendimiz gibi biliyoruz. Bizim gibi düşünürler, bizim gibi hareket ederler. Yapıp ettikleri şeylerde bizim gibi insani tarafları vardır diye bakıyoruz. Norman Finkelstein isimli
ailesi Alman Nazi toplama kamplarından kurtulabilmiş. Annesi de babası da Nazi toplama kamplarında bulunup oradan kurtulup evlenmiş işte. Onlardan da Norman Finkelstein olmuş. Yani ailesi Holokost kurbanı sayılabilecek bir kişi olan Norman Finkelstein. Daha önce Holokost Endüstrisi diye Holokost'un nasıl kullanıldığına dair ne olup ne olmadığı ayrı bir mesele. Böyle bir kitabı vardı. Yakında zannediyorum Türkçe'de yine. Bu sefer çok ileri gittik diye Gazze meselesini anlatan bir kitabı var. Temel tespiti de şu. Gazze'de Hamas ne yaparsa yapsın, ağzıyla kuş tutsa, hiçbir şey yapmasa, parmağını bile kımıldatmasa, İsrail ortam gerektirdiği anda Gazze'ye saldıracak ve bütün bu saldırıyı da Gazze'den atılan roketlere karşı yaptığı iddialarını bütün dünyaya kabul ettirecek. Çünkü şu ana kadar olan biten bu diyor. Ki bu adam Yahudi. Yani dolayısıyla hak ve adalet, hakkaniyet ve adalet noktayı nazarından hareket eden bir Yahudi, ailesi de Holokost kurbanı. Dolayısıyla İsrail meselesi, Yahudi meselesi tuhaf, garip bir mesele ve bizim bakışımızın, bizim anlamlandırmamızın bir yeri yok. Oğuz Bey'in kitabını da özellikle şunun için söylüyorum. Diplomasiyle alakalı denenebilecek bütün yolların eninde sonunda nereye vardığını göstermesi açısından ilgi çekici. Burada çarpıcı olan şu. Bir şey yaramayacak diyorsunuz yani. Mavi Marmara. Ve One Minute ve işte son Gazze saldırısındaki o plajda vurulan çocuklar ve bir iki olay daha dünyanın Filistin meselesi konusunda uygulanan o ambargoyu delebilmiş nadir olaylardan. Dolayısıyla bütün dünya aslında nasıl söyleyelim çok steril bir Filistin meselesi görüyor İsrail açısından. Yani İsrail'e saldıran, İsrail'e kötülük yapan, sürekli bombalayan, isyan eden, itiraz eden, İsrail ise çaresiz, mecbur kalıyor arada sırada baskın yapıyor şeklinde bir hava vardı Batı'da. Bu birkaç olay Batı'daki algıyı ciddi şekilde değiştirdi. Bu yüzden Fransa'da, parlamentoda ve senatoda büyük ihtimalle Filistin kabulü yönünde yüksek oylar çıkabildi. İnsanlar... Peki bu onu şimdi durdurur mu? Yani sizin teziniz... İnşallah durdurmaz. Yani ben bir kere şunu görmek lazım. Şimdi bu 11 Eylül hadisesi gibi bir hadise değil. 11 Eylül'de işin içinde yer alanlar yaşamlarını yitirmişlerdi. Yani sorgulanacak bir yanı yoktu. Onu bir örgüt üstlendi. Burada da şimdi henüz şeyden emin değiliz. Burada da bir evde kıstırıldılar ama ölüm ele geçirilecekler. Daha henüz öyle şey bitmedi galiba değil mi? Bu, o süreç bitmedi. Bu Batı'da bunun örnekleri çoktur. Boston'da biliyorsunuz. Bu tür terörize edilmiş. Boston'da kevgeye çevirdiler çocuğu. Eylemcileri sorgulama yerine anında ima etmeyi tercih eder. Almanya'da önemli örgütlerinden bir tanesini. Evet. Kızıl Ordu, Raf. Aynen böyle yok etmişler. Boston saldırısına bakıyorsun. Yani bütün mahalleyi baştan sona kapatmış. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi Fransa çok demokratik bir ülke ve Fransa kamuoyu bu yakından ilgilenecektir. Fransız entelektüelleri de bu işle ilgilenecektir. Fransız medyası bundan ilgilenecektir. Yani ben bu işi böyle kısa sürede örtbas edebilecekleri kapatılabilecek bir şey gibi görmüyorum. Üç PKK'lı kadının... O çok daha farklı. O daha biz kişisel bir şey. Yani aslında onun da sonuçları benim için olduğunu da aşağı yukarı kamuoyu biliyor. Ama onda Fransa mesela bir arpa boyu yol kat etmedi o anlamda söylüyorum. Fransa... İstemediği şeyde mesafe çok, kat etmiyor onu, yani. Çok önemseyeceği bir şey değil. O günlük hayatın içerisinde sıradan görünen bir şey. Ama burada... Bunun siyasi sonuçları burada, var. Tabii burada 12 tane gazeteci olarak adlandırılan ve muhalif gazeteci. Yani sizin deyiminizi anlaşılıyoruz ama muhalif gazeteci. Fikri manada anlaşılıyoruz. Yani tabii. Yanlış anlaşılmasını her şeyin üzerine yani anlaşılmasının karşılığı ortalığı karıştırandır zaten. Yani evet. Biraz ortalığı düzene karşı anlamda kullanıyorlar. Biraz ortalığı da karıştırıyorlar. Çetin Bey affedersiniz. Aslında bunu bugün telaffuz etmek belki yanlış olabilir ama şimdi bu dergiyi çıkaran insanların, derginin genel yayın yönetmeninin ve orada çizenlerin falan tavırlarıyla alakalı da aslında bir soru işareti olması gerekmez mi? Avrupa ile temaslarınız olduğu için bu yani dünden beri epeydir merak ettiğim bir şey de dünden beri merak daha da arttı. Şimdi düşünün Hazreti Peygamber'in fotoğrafı ya da herhangi bir şekilde karikatürü 1,5-2 milyara yakın Müslüman insanlar tarafından kesinlikle kabul edilmeyecek bir şeydir. Bir Hristiyanın, yani Hazreti İsa'nın fotoğrafı falan konusunda bir hassasiyeti yoktur. Çünkü Hristiyanlıkta ikonalar, şunlar bunlar vardır. Yani timsal ya da misal ya da resim konusunda Hristiyanlığın bir marjı yok. Heykelleri falan da var. Müslümanların bir fotoğraf ya da resme karşı hassasiyeti var. İkincisi de Hazreti Peygamber'e yönelik
sadece Hazreti Peygamber'e yönelik de değil, Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Hazreti Meryem'e, ki bu dergi zannediyorum bir süre önce de belki Hristiyanların bile kabul etmesi çok zor olan bir şekilde Hazreti Meryem'e dil uzatan karikatürler de yayınlamış. Buradan hareketle şu özgürlüklerin sınırı. Biz Türkiye'de şöyle öğrendik. Özgürlüklerin sınırı şöyle bir şeydir. Benim özgürlüklerimin sınırı sizinkiyle karşılaştığı anda ve sizin sahanıza girmeye başladığı anda biter. Yani orada benim özgürlüğüm yok. Bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde. Evet. Elbette ki benim özgürlüğüm. Peki Avrupa'daki mesela bu karikatüristlerin şunların bunların. Biz her şeyi yaparız kardeşim. Biz her şeyi çizeriz. Her dinin kutsalına dokunuruz. Dolayısıyla bu bizim özgürlüğümüzdür. Bu engellenemez. Danimarka olayında da benzer bir durum vardı. Hatta devlet katında da kabul görmüş bir şey. Fransa'da da aynı şey söyleniyor. Şu manada söylemiyorum. Vay vicdansız bunu yaptı öldürün. Hayır. Hayır. Ama özgürlüklerin sınırı açısından, insani açıdan. Yani eninde sonunda onlar da bir insandı. Biz de bir insanız. O insan bir şey yapıyor ve yaptığı şeyle beni incitiyor, beni rencide ediyor. Ama diyor bu benim özgürlüğüm. Yani beni rencide etmek, beni üzmek, beni kahretmek de sanki onun özgürlüklerindenmiş sayılıyor. Avrupa'da bu çok mu yaygın? Ne dersin? Şimdi ben ona geçmedim. Özür dilerim Çetin Bey. Yani ben bir katkıda bulunmak için söylüyorum. Siz de söylediniz yani Fransa demokrat ülkedir, orada entelektüeller vardır, bunları sorgulayacaktır falan dediniz ama. Benim şöyle bir şeyim var. Mesela Amerika'da bir tarihçi, şu anda ismini hatırlayamadım. Schindler'in listesi diye biliyorsunuz bu Yahudiler kendilerini çok mağdur gösterirler, sürekli dramatize ederler, birçok filmler çevirmişlerdir, işte biz böyle zulme uğradık falan filan demişlerdir. Ama Amerikalı tarihçi Schindler'in listesinin tamamen palavra olduğunu, yani tarihi verilere göre şey yapıyor, ortaya çıkartıyor. Ve onların yaptığı o film vardı, işte Schindler'in listesi diye bir filmleri vardı. Buradaki bilgiler, bulgular tamamen palavra. Yani böyle bir olay yok. Schindler'in listesi diye bir olay yok dedi o Amerikalı tarihçi. Ve Amerikalı tarihçinin Fransa'ya girmesi yasaklandı. Fransa'ya girmesi yasaklandı o tarihçinin. Ve Fransa'daki kitapları da atıldı. Yani Fransa'daki kitapları da yok edildi. Peki şu özgürlükten bir şey konuşalım. Roger Grady'nin konuşma yapması yasaklandı. Yani Fransa'da konuşma yasası. Ama peygambere söven karikatür yapmak yani serbest. Yani Batı'nın çifte standardı. Peki dur, özgürlükten yani meselesini hani çifte standartını konuşuyor. Ama, yani ben, Roger Grady diye özgürlük tanımayan Fransa nasıl oluyor da bu tür işte dine ya da inanç sistemlerine saldıran dergilere izin veriyor? Onu konuşalım. Sizden devam edelim. Bir ara verelim. Çok kısa bir ara. O çok kısa aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler de bu arada Twitter üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Soru, görüş, yorum, öneri ve eleştirilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Uçak sırtı devam ediyor. Çetin Soysal'da kalmış idik. Önemli bir yere geldik aslında. Yani Fransa özgürlükler ülkesi, özgürlüğün manifestosunun yazıldığı kent Paris. Ve bir iki tane spesifik örnek verdi Hasan Karakaya. Daha da artırılabilir bu örnekler. Fikri anlamda çok ciddi sınırlamaların getirildiği bir Fransa. Hani bu işte Ekrem Kızılaş'ın haklı uyarısında olduğu gibi hiçbir şey, hiçbir katliamı meşru ya da yerinde olumlu göstermez, hoş göstermez ama bu özgürlükler konusunda Fransa'da bir çifte standart ya da Avrupa'nın genelinde bir çifte standart var mı yok bu tartışmasından devam edelim isterseniz. Buyurun. Şimdi tabii sadece bu konuyla ilgili değil. Aslında Fransa'nın Ermeniler meselesinde de takındığı tavır var. Hı hı. Yani biz ısrarla yıllarca bir devlet geleneğimizin de bir parçası olarak bu işi tarihçiler çıksın, araştırsın, incelesin. Objektif değerlendirmeler. Orada bunu söylemek yapasın. Suç galiba. Şimdi o hale geldi. Yani şu anda geldi galiba. Maalesef işte bu biraz da, yok. Yani suç, biraz da diplomasiyle ilgili, kendini tanıtımınla ilgili bir şey bu. Yani diplomasiyi biz yeterince kullanabiliyor muyuz? Etkin bir diplomasiyi götürebiliyor muyuz? Sorun burada. Şimdi şey bölümüne gelince, şimdi dünyada ilahi dinlere dönük, aslında sadece Müslümanlıkla ilgili değil, işte az önce ifade ettiğiniz gibi Yahudilik, Hristiyanlık, tüm ilahi dinlerle takışan bir anlayış içinde bu gazeteci arkadaşlar. Şimdi ilahi dinlere dönük, yani neredeyse dünyanın herhalde 1/4 ilahi dinlerin birer parçası. Yani bu Müslümanlık içinde, Hristiyanlık içinde, Yahudilik içinde. Aslında insanların kutsal sayıdığı her şeyi belki. İşte şimdi lazım. Din dediğimiz zaman, ilahi dinler dediğimiz zaman kutsaldır. Şimdi
özgürlükler noktasında kutsallığa dönük bir kışkırtıcı bir tutum ve davranış içerisinde olmayı çok yerinde haklı bulmuyorum. Ama onun ötesinde. Bizim dinimiz bunu çizim çok ötesinde, ne çizmiş ya? Senin dinin sana benim kamuoyu nezdinde, yani. Kamuoyu nezdinde belli önemli yerlere gelmiş insanlara uslubu, tutumu, davranışıyla ilgili mizahi yaklaşımlar olmalıdır. Bu özgürlükleri de engellemez. Bunlar çok da doğaldır aslında. Ama Hasan Karakaya'nın yerinde sorusu. Roger Gora diye tahammül edemeyen bir Fransa nasıl oluyor da Hazreti Muhammed'le ilgili yapılmış bir karikatüre özgürlük çerçevesinden zahmetle değerlendirebiliyor. Papayla da kafayı. Tamam, yapıyor. Bir örnek yapıyor daha yani. Vermek istiyorum. Yani, Hristiyanlıkla da yapıyor. Şimdi Çetin Bey, biz bir zamanlar bütün gazetelerin yaptığı gibi Almanya'da da bizim baskımız vardı. Yani bütün gazetelerin olduğu gibi biz Almanya'da da basıyorduk ve iyi bir okuyucu kitlemiz vardı. Ama bizim buradan gönderdiğimiz gazeteler orada elbette değişikliklere uğruyordu. Almanya ile ilgili haberler de giriyordu oraya. Şimdi 2005 yılında yani Gerhard Schröder'in başbakan olduğu, Otto Schill'in İçişleri Bakanı olduğu dönemde Almanya'daki baskımız bizim yasaklandı. Hem de yani şimdi basılarak yani. Yani özgürlüklerin hani medya özgürlüğü diyorlar, basın özgürlüğü falan filan diyorlar ya. Türkiye'de herhangi bir olay olduğunda hemen atlıyorlar. Türkiye'de basın hür değil, işte baskı var falan filan deniliyor. Ne oldu köpeklerle ama, falan basıldı değil mi orası? Ama Almanya'da bizim baskımız yasaklandı. Almanya'da Akit'in yayın yapması yasaklandı. Niye biliyor musunuz? Çok basit bir şey. İsrail, Yahudi karşıtlığı ve batılı yaşam tarzına karşıt yayınlarından dolayı. Gerekçe buydu. İşin garibi buna kanunda yer gösteremediler. Çünkü hani basın hürdür falan filan engellenemez maddesi var ya, onlarda da geçerli. Neye biliyor musun? Dernekler kanuna muhalefeten, ya biz orada dernek değiliz. Ama dernekler kanuna muhalefetten kapattılar. Kurtla kuzu meselesi. Şimdi yani evet yiyeceğim diyorsa yiyor. Hani sadece İsrail şeyi değil. Yani İsrail'e dokunan yanıyor. Avrupa birçok noktada çok ikiyüzlüdür. Bunları örneklemelerle de söyleyebiliriz. Örneğin ben kaçak göçmenler ve mültecilerle ilgilendiğim dönemde Belçika'da bir konferansa katıldım. Bu kaçak göçmenler nereye gidiyor? Batı'ya gidiyor. Niye gidiyor? Batı'nın refahına gidiyor. Özgürlüğü. Peki o refahı nereden bulmuş Batı? Bugün Belçika, Flaman bölgesi, Hollanda ve Batılı Kanada, Batılı birçok ülke hatta Kenya'nın, Kongo'nun Afrika bedellerini yalayıp yutmuşlar. Evet. Sömürmüşler. Bunu kanlı elmas oranın, filmi tabii, gayet elmaslarını, güzel oldu. Tabii yani. Ondan sonra o refahı yakalamışlar. Oraya sırt çevirmişler. Evet. Yani İngiltere uzun yıllar dünyanın Hindistan'ından şeye kadar büyük bir sömürgeciydi. Kenyatta'nın Kenya'nın yani kurucusu. Şimdi bu anlamda Batı maalesef ikiyüzlü. Özellikle dış politikalarında evet. Çok ikiyüzlü tutum ve davranışları var. Ben bir anekdot anlatayım. Belçika'da muhataplarımızla resmi bir toplantıdayız. Bize işte kadınlarla ilgili çok birçok eleştiriler getirince dönüp şunu demek zorunda kaldım. Satı kadınla başlayan Mustafa Kemal'in 1934'te çok inanılmaz bir anekdot. 1934 5 Aralık'ta seçme hakkını verdi. Belçika 1947. Evet. Fransa doğru. 1948, İtalya 1951. O batılı ülkelerin çok daha öncesinde biz kadına seçme hakkını vermiş bir ülkeyiz. O cumhuriyetin temel ruhu, felsefesi gerçekten kadının yaşamda varlığını hissettirebilecek bir hale getirmişti. Şimdi adamlara bakıyorsun. Hakem kesiyorlar. Ama o hakem kesikleri şey de işte 1950 yılına kadar, hatta İsviçre'de 1991 yılına kadar kantonlarda kadının seçme hakkı yoktu. Yok, evet. Şimdi burada da yani tabii ki ben kamuoyunun nezdinde olan işte ne bileyim özellikle siyasetle tiye geçilmesi dünyanın her yerinde vardır. Olmasında hiçbir sakınca yoktur. Doğru. Ben mesela Ekşi Sözlük'te bizimle ilgili yazarlardı. Ben onlara hoşgörüyle bakardım. Yazacak yani o olabilir. Sizin şu gezideki uçan tekmenize neler... Ama bak o oralarda biz... Güzel, beni çok öfkelendirdi. Çok karikatürize edildi anlamında söylüyorum. Yok, onu da bu vesileyle anlatayım.
Biz emniyet müdür yardımcısıyla konuşuyoruz. Hatta biber gazını tartışıyoruz. Yani işte zararı var mıdır, yararı var mıdır falan derken. Sizin maruz kaldınız galiba biber gazına. Maruz kaldım biber gazına da gezide taş adamların üzerine de uçan tekmeli. Tekel direnişinde maruz kalmıştım. Ama ilk defa o toplumsal gösterimden sonra emniyet özür dilemişti. Hmm. 16 bin tekel etkisi Anadolu'nun değişik yerlerinden gelmiş. Ve işin ilginç yanı tamamı neredeyse AKP seçmeniydi. Orada yaşadığım anekdotlardan biriydi. Soğuk bir kış günü elinde Türk bayrağı. Bak elinde Türk bayrağı. İşte biber gazı yemiş çocuk ağlıyor. Dedim ki ya olur böyle şeyler ağlama falan. Ben ona ağlamıyorum. Oğlumun adını Recep Tayyip Erdoğan koydum ona ağlıyorum. Bu kadar gerçekten bu kadar şeydi. Şimdi mesela o tekel kapandı insanlar falan. O tekme neydi? Şimdi o tekme olayını da anlatayım. Şimdi orada provokasyon. Ah bu arada bulsan da fotoğrafı versen Ömer süper olur. Çok büyük tehlikeli. Şimdi biz orada konuşurken iki tarafa taş atan insanlar var. Hem orayı tahrik ediyor hem orayı tahrik ediyor. Ve ben bunu çok net görünce hakikaten tahammül edilemez bir şey. Önce taşı gösterici attı. O merdivenlerin olduğu kısmı. Siz burada hakim bir yerden o manzarayı görüyorsunuz. Çünkü aşağıda yanında değilsiniz. Hayır, yukarıdan bir yerden görüyorsunuz. 50 metre mesafede bir üstte bir süre önce emniyet müdür yardımcısı ile emniyet müdür yardımcısı birlikte biber gazı yedik. Yani o da biber gazı. Çünkü o da beklemiyordu. O talimat da vermedi böyle bir şey. Oradan bir taş gelince evet, anında biber gazı. Zaten ateş serbest filan gibi. Biz orada onu görünce ona dayanamadım. Hatta orada Fenerbahçeli Beşiktaş çocuklar vardı. İşte bu tarihi bir an. Şimdi şunu göstereceğim. Alakası yok. Alakası yok. Şimdi oradaki... O gösterici değil mi o sizin? Hayır gireceğim. Ben de o ayağını sıkaldırmışım, söpkelemişim. Ama biz orada, bak çok önemli bir görev yaptık. Provokasyona izin vermeden barışçıl bir eylemdir gezi. Gerçekten barışçıl bir eylemdir. Şey yarıda kaldı, bunu... taş atıyor diye gördüm dediniz, pardon. Yarıda kaldı. İki tarafa taş atan, iki tarafa taş atıyor. Sonra? İşte müdahaleler onun üzerine oluyor zaten. Hmm. Sonra sen yanına mı gittiniz? Ya işte ben uzaktan görünce... Etkisizleştirmeye çalıştım. Bak o çanta var ya, çantanın içi taş dolu. Oho. Ve onlar gösterici değil. Ya, Allah aşkına böyle yakışıklı gösterici mi olur ya? Peki konuştunuz mu evlat sen ne istiyorsun yoksa direkt tekmeyle mi başladınız müdahaleye? Hayır ben bağırarak geldim. Bu bak o çocuklar işte mesela bu arkadaki falan diğerleri gösterici bak. O da öteki taş atıyor falan. Sonra zaten kayboldu. Ben sonra kimliğini falan biz, biliyorum. Biz onu haberleştirirken şöyle yapmıştık. Yani ben kim olduğunu biliyorum. Polise atılan taşa müdahale etti diye haber yapmıştık. Her ikisine de taş attı. Doğru. Yani biz... Ya bu provokasyonlar olur. Bak gezi inanılmaz barışçı bir eylemdir. İnanılmaz barışçı bir eylemdir. İlk dört günü. Bak her eylem tabii ki beraberinde başka şeyleri getirir. Biz Fransa'dan geziye geldik ama olsun ama, özgürlükleri konuşuyoruz ama, güzel. Ama yok bak özgürlükler önemlidir. Bana göre ya devlet niye var? Devlet çok soyut bir kavramdır. Devlet sağlık, o ülkede güvenlik. yaşayan insanların kurumsal düzenlemesinin üst yapısıdır. Devlet soyuttur. Devlet görünmez. Devletin kurumları görünür. Bu kurumlar niye var? Buna niye ihtiyaç duyulmuş? Niye böyle bir toplumsal düzenleme var? Siyasi partiler niye var? Siyasi partiler meydanlara çıkıp niye konuşur? Siyasi partiler bir iddia atarlar. Bu iddiayı vatandaş dinler. Ona göre oyunu verir. Reaksiyonu gösterir, tepkisini gösterir. Yani bir emeklinin canı yanmayacak mı? Çıkıp da ya arkadaş bir dakika ne oluyoruz demeyecek mi? Diyecek bunlar size çok barışçıl. Size bir izleyeceğim çok ciddi bir itiraz var. Bu tabii hakim kamuoyunun dikkatinden de kaçmış bir konu. İdris Karsal diyor ki, Çetin Soysal kadına seçme ve seçim hakkını en erken bizim verdiğimizi söyledi diyor. 5 Aralık 1934. Doğru. Yanlış diyor. Bazı Avrupa ülkelerinden önemli. Çünkü diyor seçilme hakkı daha geçen sene verildi diyor. Değil. Kadına seçilme hakkı. Yanlış. Olur mu öyle şey? Kadınız, bizde mi? Evet. Olur mu öyle şey? Satı kadını bile. Başörtülü kadınların milletvekili olamaması önerdi. Neyse bu ironik bir şey. Evet. Burada tarihe not düşmek adına da sizinle paylaşmış olduk. Yok bu. Yok zaten seçme hakkı da daha önce bazı... Ya seçme önemli değil. Yani seçmeyi gibi, tartışırız da seçme yani ben hakkı onunla ilgili bir şey yaptım. Sadece başörtüsüz kadınlar seçilebilir diye. Sadece Türkiye'de değil. Yani sınırsız. Doğru. Avrupa'da, İsveç'te falan çok 1940'lardan sonra verildi ama... O da manipülasyon yani, açık. O önemli değil. Hayır. Ya kadını sadece... Yani, türbanla ölçemezsiniz. Yani türbanla olunca kadın... Yok bunun şey için söylemiyorum. Yani bazı ülkelerde verilmişti. Doğru yani katılıyorum. Avrupa'da birçok ülkelerde çok... Önemli bölümünden çok önceyiz. Evet. Çok önceyiz. Onlardan önce. Ama bu burada
Müsaadenizle ben az önce konuştuğumuz ve geziye atladığımız şeyden önce konuyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Avrupa ülkelerinin tamamında 40'lı yıllardaki o Holokost dolayısıyla Avrupa ülkelerinin tamamının Yahudilere karşı olan ne diyelim Yahudilere yüzlerinin tutmayışı ya da başka sebeplerle 50'li yıllardan itibaren bütün Avrupa ülkelerinde kanunlarda Yahudilik meselesi, İsrail meselesi, sonra Siyonizm meselesi gibi konularda o ülke vatandaşlarının ve o ülkeye gelip giden insanların konuşabilecekleri alanlar hukuki olarak korkunç bir şekilde daraltılmıştır. Şunu vurgulamak gerek, bu konuda zannediyorum dünya ölçeğinde en rahat olan, en sıkıntısız olan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Çünkü Hasan Bey Akit'ten bahsetti. Ben uzun yıllar Milli Gazete'deydim. Mesela 84 ile 99 arası Türkiye'de çıkan gazete ufak tefek değişikliklerle Frankfurt'ta da yayınlanırdı. Halen devam ediyor bildiğim kadarıyla. Orada şöyle bir hususiyet vardı. Türkiye'de bazı konularda bize davalar açılırdı. Hiçbir zaman sebepsiz bir yere yani bir kavmi, bir ırkı, bir dini hedef almak insani bir şey değildir. Yakışacak bir şey değildir. Yanlış anlaşılmalar dolayısıyla ufak tefek Türkiye'de davalar açıldığı oldu. Ama ben dikkat ederdim. Avrupa'daki gazete, oradaki sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yapan Mehmet Şen, haftada bir garibim Alman mahkemelerine gidip hesap vermek zorunda kalırdı. Niçin bu cümle, şuradaki şeyde cümlede Yahudi var? Niye burada Siyonizm denildi? Şurada niye Musevi denildi falan diye sıradan bir haberle alakalı bile sürekli mahkemelere giderdi. Buradan hareketle Avrupa ülkelerinin tamamında. Bu konuda Fransa'da da yoğun olmak üzere Yahudilik meselesiyle alakalı normal bir cümle bile sarf etseniz ciddi şekilde başınızın derde girme ihtimali büyüktür. Ama bir başka bir şey söyleyeyim. Bir his olarak, bir uzun yıllar gidip gelmekten sonra oluşmuş bir tespit olarak söyleyeyim. Büyük ihtimalle bütün bu baskı sonucu oluşturulmuş hava, Allah korusun yakın bir zamanda Yahudiler aleyhine tekrar sıkıntılı günleri başlatabilir diye korkuyorum. Sebebi de şu, mesela işte Avrupa ülkelerinden birisinde bir cadde, ana cadde, yan cadde, ana caddeler gibi yine büyük bir cadde, saat 23-25 falan geçerken bir baktım yol kapatılmış bariyerlerle. Hayırdır dedim, niye kapalı bu yol? Ha dediler, burası gece 23'te kapatılır sabah 6.30'a kadar. Sebep, burada oturanlar rahatsız oluyor, buraya araba girmesin diye. Ana cadde. Peki dedim, yani kim oturuyor burada? Genellikle dediler işte buranın zenginleri. Yani genelde dediler işte Musevi dinde mensup insanlar. Şimdi bakın, bir şehirde oturduğunuz semtin trafiğini engellerseniz, o şehirde yaşayan insanların husumetini kazanırsınız. İnsanlar susarlar ama bir gün o suskunluğun bedeli kötü olur. Hatırlayın, Hitler, işte dünyada en büyük Yahudi düşmanı, bir gelmiş geçmiş en büyük Yahudi düşmanı olarak tanınan Hitler, gençliğinde bir sanat simsarıydı. İşte ressamlarla, şunlarla, bunlar beraber hareket eden, tablolar alıp satan, bir sanat simsarıyla yapan birisiydi. Ve ağırlıklı olarak iş yaptığı insanlar da Yahudilerdi. Her ne olduysa işte o Hitler, 32'den sonra, Sosyalist Nazi Partisi'nin başına geldikten sonra onları bir numaralı hedef haline getirdi ve Holokost falan her neyse bir şekilde yaşandı. O da tartışılır. Evet. O da ama hülasası şu, Avrupa'daki özgürlüklerle alakalı çifte standartları ayrı. Yani kendileriyle alakalı çifte standartları var ama Yahudilik, Musevilik konusu söz konusu olduğu zaman akan sular duruyor. Şöyle diyorum, işte az önce onu ifade ettik aslında. Uluslararası sermaye, uluslararası güç elbette burada etkin. Uluslararası medya. Yani etkin. Ama şuna da bakın. Mesela şimdi tabii Yahudilik ırktır, Musevilik dindir. Şimdi örneğin Museviler çok tutucudur. Kolay kolay kız alıp vermezler dışarıya. Tabii. Hatta yani İslami muhafazakar görünen birçok eylemciden çok daha sert ve katılar. Çok. Ama burada Musevilere laf ediyorlar. Musevi'nin bir tanesi gidip de ya ben de adam vurayım demiyor. Niye Müslümanım ve tekbir getirerim, üç tane adam gidiyor orada falan. Ama bu tekbir bunlar, kendisi öldürmez. Şey yani kendisi hani, öldürmez o maşallah. Son dakika. Şimdi, bir son dakika şeyi söyleyeyim bu tekbirle ilgili olarak. Dünyaya servis edilen ki hiç şaşırtıcı olmadığını eminim tahmin ediyorsunuzdur.
içinde o tekbir sesleri duyulan videonun montaj olduğu çıktı ortaya. Çünkü hayır görüntüler ortada canım. Yani adamlar çok basit bir polisi öldürdükten sonra koşuyorlar. Yani çok basit bir müdahaleyle sesleri yani şimdi seslerini birbirinden ayırarak bakmışlar. Doğal sesin üzerine bir yerden tekbir herhalde bildirilmiş. Herhalde 80 kilometre ileriden tekbir i̇şte, sesini duyan tanesi. İşte bakın çok o kadar ilginç. 11 Eylül ama bunu çalışmışlar Hasan abi. Çalışmış. 11 Eylül hadisesini hayata geçiren örgüt, o terör örgütü, İslami terör örgütü, İslam'ın adını kullanan terör örgütü diyelim. Aslında kimin beslemesiydi? Amerika'nın. Ona silah kim verdi? Peki o zaman Çetin Bey, bugünkü IŞİD kimin beslemesi o zaman? Aynı. El-Kaide Amerika'nınsa, El-Kaide'den doğan IŞİD'i niye farklı bir yere koyacaksınız o zaman? Hayır koymuyorum zaten. O da mesela. Yani El-Kaide... Yani bana, bak bana ne adını olursa olsun. Yani Suriye'de yaşananlardan bir tanesidir. Hepimiz de onu yaşadık, gördük. Bir insanın kalbini söküp yemek, bunun dinle, imanla... Tabii. İnsanlıkla. Yani haksız davranmış olabilirsin. Normal bir davranış çok değil. Çok sert, ağır... İsyan da edebilirsin. İsyan da edebilirsin. Ama bu normal bir davranış değil. Yani ya aslında dünyada da çok geriliyor işte. Fransa'da bugünkü polise daha saldırı oldu. Yani Almanya'da çok ciddi gelişmeler var. Türklere karşı, yabancılara karşı. Yemen'de. Yunanistan Avrupa Birliği'nden çıkacağım yeter falan demeye başladı. Dünyada da büyük bir Güney Amerika ülkelerinde gergin. Tabii. Yani aslında belki de dünyada da hoşgörünün çok böyle yavaş yavaş etkisizleştiğini de görüyoruz. Yani maalesef dünyada da böyle bir ciddi karmaşa bugün, var. Şimdi, yani onlar, Twitter, Allah aşkına, onlar şunu anlayacak. Kaddafi gitti yani, Libya kurtuldu mu? Yani bugün, ben yine bir televizyon programında Twitter'da no name bir şey gördüm. Yani eminim başkaları tarafından sıkça kullanıldığı için çok paylaşılmış olabilir. Neden birbirimizi öldürdüğümüzü anlamıyorum. Biraz beklesek zaten hepimiz öleceğiz. Güzel. Şimdi Libya'da Kaddafi gitti. Libya kurtuldu mu? Evet. Bakın. Yine bir televizyon Saddam gitti. Irak kurtuldu tabii mu? Bak bir televizyon programında bir karşımdaki muhatap dedi ki ben dedi Libya'dan yeni geldim dedi. Libya dedi gerçekten biraz daha kendini derle toparladı. Ya dedim Libya şu an dünyanın en karışık ülkesi. Bir hafta sonra başbakanı kaçırdılar. Düşünün ülkenin başbakanı kaçırdılar. Irak 1991 evet. Başladığı nokta. Bugün 2014, 2015'e girdik. On binlerce insan. Çoluk, çocuk. Hala ölmeye devam ediyor. Yani benim işimi çok acıtmıştır Nagasaki, Hiroşima. Evet. Gerçekten bir insanlık suçudur, bir insanlık ayıbıdır. Evet. Ama burası da en az bir Nagasaki'dir, en az bir Hiroşima'dır. On binlerce çocuk. Altı katı. Altı katı değil mi? Doğru. Malik diye bir çocuk var Suriye'de. Onun mektubunu okudum. 10 yaşında filan. İki ateş arasında kalıyor, hiç ayağını kaybediyor. Şimdi çocuğun günahı ne? Ve niye hep Müslüman coğrafyasında, niye daha ziyade Orta Doğu'da, niye buralarda? Yani Kaddafi varken bana göre Libya çok daha iyiydi. Tabii. Saddam var iken, Saddam bir diktatördür, faşisttir, ırkçıdır. Evet. Çok namussuzun tekidir. Ama daha mı iyi oldu? Yani demokrasi itaatle olmaz. O demokrasiyi o ülke kendi içselleştirmediği sürece, şimdi Fransa, İngiltere, Almanya veya İtalya veya Batı ülkeleri Libya demokrasi getirecek. Ya Libya bir feodal bir yapı var, kabileler var, hala aşiretler var. Aşiretlerin kendine göre güçleri var. Tabii sormak lazım. Şimdi, yani Amerika'ya sormak lazım veyahut da Batılı ülkelere sormak lazım. Siz Irak'a demokrasi ve özgürlük, yani Irak'a demokrat ve özgür kılmak için o işgalleri yaptılar. Aynı şekilde Suriye benzeri. Fakat bunları Afganistan aynı şekilde. Fakat Amerika'ya da Batı ülkelerine de şunu sormak lazım. Madem siz bu kadar demokrat ve özgürlükçü havarisisiniz, niye Suudi Arabistan'a hiç demokrasi ve özgürlük getirmek istemiyorsunuz? Ondan niye rahatsız değilsiniz? Niye Kuveyt'e, şeyhler, krallara niye o ülkelerin başından atmak istemiyorsunuz? Esatlar Kuveyt'e. Çünkü Kuveyt'e müdahale edip dedi başına gelmedi kalmadı işte yani. Kuveyt olayı orada. Bir de Kuveyt'ten de bütün hopalar tahsil edildi. Savaş peki, biraz iç politika konuşalım mı? Bu Fransa'ya yeniden söz gelirse döneriz. Bununla ilgili ekleyeceğiniz bir şey varsa. Yoksa şu bugün bir eylem gerçekleşti. O eylem üzerine de bir iki değerlendirme yapalım istiyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ayakkabılı bir protesto gerçekleşti. Tabii ayakkabılı protesto kendi içerisinde çok tartışılacak. Kriminal bir vaka kuşkusuz ki.
Onun tabii pek çok alt mesajı da var. İşte o protestocunun oradan alıp götürülüş şekli vesaire. Bu protestonun neden gerçekleştiği gibi. Fakat daha enteresan başka bir kare takıldı bugün o eylemi izlerken. Buna tabii eylem değil, bu bir saldırıdır. Onu da söyleyelim. Yani protesto, eylem falan gibi kelimeleri kendi tanımlamaları içerisinde kullanıyor. Bu bir saldırıdır hiç kuşkusuz ki. Ayakkabılı da olsa, yumurtalı da olsa bir siyasi parti başkanına yapılmış olan fiziksel bir saldırıdır. Üstelik de yani can yakmaya dönük bir saldırıdır. Bunu tabii hukuk nasıl değerlendirir göreceğiz. Ama başka bir detay daha takıldı gözümüze bugün o kareleri izlerken. Bir ekrana getirelim bakalım siz de dikkat edecek misiniz bizim üzerinde durduğumuz o detayı. Kim o ya? Kim? Evet. CHP Genel Başkanı sorun Kemal Kılıçdaroğlu. Sorun değil arkadaşlar. Sorun yanından. Hemen çantasını toplayarak uzaklaşan isim CHP'nin çiçeği burnunda genel başkan yardımcısı. Bir dur dondursak kareyi, gerçi aslında daha belirgin biçimde görürüz. Tam o anda geldi. Tam evet, bir çok çok az geride kaldı aslında. Yani şimdi orada bir hengame var, bir karışıklık var. Tam olarak mevzu orada anlaşılmıyor ama ben biraz tasvir etmeye çalışayım. İzleyiciler daha net anlasınlar. CHP Genel Başkan Yardımcısı burada dur. Mehmet Bekeroğlu'nu o altı okun hemen altında Türk bayrağının hemen solunda ortada görüyorsunuz. Bu nedir o? Az önce, yani bundan bir saniye önce masanın üzerindeki kağıtlarını, evrakını, dosyasını, çantasını toparladı ve sıvıştı. Tabanları. Yani ne demek istiyorsun? Erkeklerin %90'ı kaçmak mı? Yani şimdi o insani bir durum, insani bir reaksiyon. Bekir öyle bir şey olunca kendini... Yavaş yavaş oynatabilir misin? Oradan o, yani o insani durumu çetirmeyi tabiriyle daha belirgin biçimde görelim. Sayın Kılıçdaroğlu tabii orada direniyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmayları da meseleyi savuşturmaya çalışıyorlar. Karşısındaki ekip tabii protestocuyu, eylemciyi ya da saldırganı tesirsiz hale getirmek için çaba sarf ediyor. Bu arada Sayın Bekeroğlu'nun, Çiçeğiburnu'nda CHP Başkan Yardımcısı'nın... Ama pratikmiş yani, hemen anında böyle o kadar mesafeyi kat etmesi. Kaçış konusundaki tecrübesi yok galiba Sayın Bekeroğlu. Yok, çok insani bir şey. Şimdi bak, bu da mesela ilk ayakkabı deyince benim aklıma ayakkabı kutusu geldi. Acaba Kemal Bey ayakkabı kutusu mu? Yok, kutuyu kutusu kenara ayırmışlar. Ama affedersiniz. Buraya bakınca hakkaniyet açısından şunu söylemek gerekiyor. Sayın Bekeroğlu eylemcinin, saldırganın olduğu yere doğru gidiyor. Ama işte elinde dosyalar ayrı bir konu da belki onun nasıl olsa orada dosyalar çok mu önemli acaba? Psikiyatrik problemleri yani, olduğunu bilip haliyle yakından yani, ilgilenmek ya, üzere belki hayır, o toplantı, yani ama hani kaçma belki ters taraf olması gereken. Toplantı şey biterse kaçma değil. Bu da oradan profesyonel desteğe gidiyor eylemciye. Yani o orada bir tuhaf bir şey var, evet. Bekeroğlu'nun Rizeli olduğunu. Evet. Sayın Bekeroğlu'nun Rizeli olduğunu ve bu konuda biraz hızlı olabileceğini de kabul etmek gerekiyor. Bu tabii Açı Anadolu Ajansı'nın açısı, biz abonesi olduğumuz tek... Neyse, bunda bir sakınca yok. Yani ayakkabının niye atıldığına gelince... Ayakkabıya geleceğiz. Şu açıda bir şey daha söylemem lazım. Bu Anadolu Ajansı'nın açısı, biz bunu tabii hani abonesi olduğumuz ajans olduğu için buradan verdik. Fakat bazı özel kanallar, sanıyorum Habertürk'ün şeyinde vardı bu, cepheden çektikleri karelerle o kaçış anını, o dosyaların apar topar toplanışını sahiden benim, yani... Benim bildiğim Mehmet Bekeroğlu Rizeli'dir. Rizeliler git olur. Öyle kolay kolay kaçmazlar. yok kaçmıyor zaten, dediğimiz gibi. Yani eylemcinin üzerine gidiyor. Rizeli deyince elbette sadece, bir şey dememiz mümkün değil. Sadece yani, Kılıçdaroğlu'nu karşımıza almamak için. Ama yani benim dikkatimi çeken şey, yani önce dosyaları kapatıyor. Şimdi bir toplantı varsa, bu toplantı biterken herkes elbette dosyalarını falan almış bence olabilir. Ama Ekrem'in dediği gibi, yani eylemcinin yanına doğru gidiyor demek biraz şey. Çünkü elinde dosyalarla gitmez şimdi insan yani, eylemcinin Ersoy, yanına. Ersoy tabii gazeteci olduğu için habere nereden baktığına bağlı. Şimdi Ersoy kendine göre yakaladım dedi. Ben bu konuyu buradan. Çok önemli bir şey değil. Yani oradan reaksiyon, insani bir reaksiyon. Şeyde ayakkabıyı atan kişiyse aslında düzene karşı isyan ettiğini, işte babası sigortalısı çalıştırılmış, işte emeklilik haklarından sonra... Bu çok işte belirgin bir şey değil mi? Şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzeni temsil ettiği algısının insanlarda oluşmuş olması yani... Hayır, orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başkası da olsaydı aynısını yapacaktı. Kameraları görünce yapılan eylemlerdir bunlar. Yani kameraya dönük, basına dönük, medyaya dönük. Düzene karşı bir... Tribünlere yönelik.
türbünlere yöneliktir yani. Bunlar olur. Bu arada bir kez daha söyleyeyim yani. Ben tabii hani eylem diyerek hani belki de... Ayrıca bizim mesela bu genel başkanın yani bir özelliği var. Kendisine yapılan herhangi bir protesto bile olsa veya bir şey bile olsa hiç onları önemsemiyor. Yani bugüne kadar da açtığı bir davadır. Şeyler için tabii bizim Türkler için pek bunun ayakkabı fırlatmanın bir manası yok. Ama daha önce biliyorsunuz Irak'ta mükemmel bir yerim. Yani Bush'a karşı burada ayakkabı kutusu fırlatsaydı bir anlamı olacaktı. Şimdi ayakkabı kutusu esprisi tabii ironik bir yaklaşım ama hemen bir şey söyleyeyim. Ayakkabı fırlatmalarda genellikle isabet oranı çok düşük oluyor. Çünkü ayakkabı şekilsiz bir şey olduğu için galiba iyi antrenman yapmadan atıyorlar. İsabet kaydedemiyorlar bir. Yumurta ayakkabı kutusu o şey tabii. Ayakkabı kutusu atmada şans tamamen sıfırdır. Çünkü o kartondan olduğu için gitmez. Ayakkabı kutusu sallayarak daha çok kutu sallayacak. Yani o olabilir. Hayır, Çetin Bey'in bu ayakkabı kutuları gündeme geldiği zaman. Çetin Bey'in meseleyi getirmek istediği yer başka. Gelsin. Bak şimdi ayakkabı kutuları gündeme geldiği zaman ilgili bankanın genel müdürü görevden alındı. Cezaevine girdi. Dava açıldı. Soru çıktı. Bankadan sorumlu, bakanla ilgili bir tek kelam edilmedi. Çünkü bankanın kayıtlı parası yoktu çünkü. Bankanın kayıtlı parası yoktu. Acaba o muydu? Yoksa başka ilişkilerin koruması altında ama olduğundan Çetin mı kaynaklanıyor? Bey, yok, hayır. Hani Sayın Başbakan diyordu ya, bizim bazı arkadaşlarımız işte maalesef seslerini çıkarmadılar, biz bu mücadeleyi verirken sessiz yok, kaldılar. Öyle değil de örneğin, Çetin Bey. Örneğin bunlardan bir tanesi Sayın Hüseyin Çelik çıktı dedi ki, 17 Aralık, 18 Aralık muhtemelen geleceksin o konuya da, şimdiden girmiş olalım. Ertesi günü dedi ki, bana bunu cemaatin yaptırdığını söylettiremez, buna kargalar bile güler. Bir daha ne zaman konuştu? Galiba o gün söylemedi onu. 31 Mart. Hayır. Aynı gün. Öyle mi? Aynı gün mü? İkinci günü. O öncekisi ayrı. Ertesi günü canlı izledim. Kargalar bile güler dedi. Bunu bana cemaat yaptı. Yanlış tahlil etmiş. Bir daha ne zaman konuştu? 31 Mart'ta. Yanlış. Seçim kazanıldıktan sonra. Demek yanlış tahlil etmiş. Peki ben, söz bak, orucu hayır, tuttu. Hayır Çetin Bey'e ben pek çok iyi yanlış tahlil 31 Mart'ta. Yani bütün meseleyi işte bu dört kişiye yıkmak yerine mesela bence bazı bakanlar bu konuda korundu. Şimdi hayır, ben Hasan bir anekdot aktarmak sizin istiyorum. Sizin sorumluluğunuzdaki bir gazetede herhangi biri gazetenin içinde olumsuz bir şey yapıyor ise ve size rağmen başkaları tarafından bu tespit ediliyorsa siz buna göz yumuş olmaz mısınız? Yalnız mesele tam böyle değil de affedersiniz. Bakın Halk Bankası meselesi Süleyman Arslan genel müdür üzerinden yürütülen işte Makedonya'daki Balkan Üniversitesi ki bugün oradan öğretim görevlileriyle beraberdik. Bu konuyu da konuştuk ayrıca. Bir konu için gelmişlerdi. Şimdi bakın. Sıcak bilgi var bende diyorsunuz. Tabii. Sıcak bilgi ve akıp giden bir şey. Buradaki mesele şu. Halk Bankası birçok batılı ve Avrupa bankalarının yaptığı gibi İran'a yönelik ambargo vesilesiyle İran'ın sattığı bir takım işte doğalgazın vesaire petrolün şunun bunun paraları doğrudan İran'a verilemiyor. O bank herhangi bir mesela Türkiye'nin satın aldığı şeyler Türkiye'de bir bankada blok ediliyor Halk Bankası'nda. Avrupa'da diyelim Almanya'nın filan bankasında bilmem kimin filan bankasında sadece gıda ve ilaç parası söz konusu olduğu zaman ödeme yapılabiliyor. Avrupa bankaları bir formül buldular ve İran paralarını kendilerinde tutabilmek ve sürekli operasyon yapabilmek için çünkü az değil 10, 20, 30, 40, 50 milyar dolar paralar bunlar. Şöyle bir operasyona başvurdular. Gıda ve ilaç dışında altın ticareti üzerinden de bunun nasıl olduğunu hala bilmiyorum. Bir formül bularak İran'a o paralardan belli miktarda paralar göndermeye başladılar. Halk Bankası da Türkiye'de bunu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri bunun 2013'te farkına vardı ve 2013 Mayıs'ında Birleşmiş Milletler kanalıyla aldığı bir kararla bankaların bu tür operasyonlar yapmasının önüne geçti. Halk Bankası'nın günahı buydu. Süleyman Arslan'ın günahı da 16 Aralık akşamı Makedonya'daki Balkan Üniversitesi'ne ve Çorum'daki Osmancık İmam Hatip'e gönderilmek üzere toparlanan paraların evine gönderilmesiydi. Bunun bildiri, o gecenin sabahında, neyse o gecenin sabahında apar topar bu işler yapıldı. Ve bu arada ilginç bir şekilde Halk Bankası'nın bütün hesaplarına, bütün kayıtlarına falan girildi. Onların nereye servis edildiğini, ne yapıldığını bilmiyorum. Datalar gitti oradan, söylemeye çalıştığım mi? Şu, bu
bence milli bir meseledir. Halk Bankası meselesi milli bir meseledir. Halk Bankası genel müdür şimdi gitti, başkası genel müdür. Ve Halk Bankası kamu bankası olduğu için ve devletle iç içe operasyonlar yaptığı için bir devlet meselesidir. Ve Halk Bankası üzerinden yürütülen operasyon bu bankanın... Halka açık bir şirkettir. Sadece kamu bankası meselesi olmanın ötesinde. Tamam. Yani kamu kamuya bankası açık, halka açık. Ama ağırlığı kamu. Önemli bölümü. Ya evet. Kamu yani, olabilir de ama halka açık. Yani şey Çetin Bey, ekleme bir ilave olarak mutlaka sizin de söyleyeceğiniz vardır ama benim dikkatimi çeken bence yani bunu daha önce de konuştuk. Yani bu 7 Şubat 2012'de başlamıştır bu. Yani MIT meselesiyle başlamış orada. Bu cemaatin operasyonu diyelim. Şimdi Halk Bankası meselesi de aslında Halk Bankası meselesini 11 Nisan 2013'te aramak lazım. 11 Nisan 2013 günü 46 tane yani biraz önce Mossad'dan bahsettik, İsrail'den, Yahudilerden falan bahsettik ya. 46 tane Musevi milletvekili Amerikan Kongresi'ne bir dilekçe veriyor. Veyahut da mektup yazıyor neyse yani. Diyorlar ki Halk Bankası'na karşı yaptırma uygulayın. Senato'ya mı kongreye mi? Amerikan Kongresi'ne, Kongresi. Amerikan Kongresi'ne bir mektup veriyorlar ve Halk Bank'a karşı yaptırma uygulayın. İşte şimdi biraz önce konuştuk yani Yahudiler banka sahibi, zenginler ayrı mahallelerde oturuyorlar falan filan. Şimdi Amerika'da da Yahudilerin bankaları var. Yani bu Halk Bankası ortak bir hesap ve sadece bu yani Türkiye'nin işte bu ambargoya karşı legal ne diyelim arkayı dolanma legal arkayı dolanma formülü 46 tane Musevi milletvekilini rahatsız etti. Niye? Çünkü aslında Türkiye'ye giren çıkan paraları onların Amerika üzerinden dolanma öyle gelmesi gerekiyor. Yani böylece hem Türkiye'yi kontrol şimdi edecekler. Amerika'nın bankacılık sistemi bizden çok farklı. Çünkü orada büyük bankada şubecilik yoktur. Her bankanın yerel bir şeyi vardır. Yerel bankalar. Çünkü her eyaletin bir merkez bankası var. İşte FED'in her eyalette ayrı bir şey var. Bizden çok farklı. Ama her nedense bütün para dolaşımlarını zaten onlar çok yakından takip ediyorlar. Yani dünyada bir merkez. Evet. Hangi ülkede? Halk mesela bankası. Bazen derler ya işte Hüsnü Mübarek'in 70 milyar doları var. Ya para saymayı bilmiyorlar. Evet. Ya para saymayı bilmiyorlar. Yani parası vardır mutlaka da 70 milyar dolar gibi bir rakamı kim nerede nasıl koruyacak? Ama benim burada merak ettiğim her şeyi bir kenara bıraktım. Mesela bir insanın evinde ayakkabı kutusu içinde niye para olur? Hocam paranız varsa koyabilecek ayakkabı kutusu ama bankaya başka bir şey yoktur ki. Ya para niye var? Yani şimdi ayakkabı da, kutusuyla alakalı. Niye bankada değil? Niye başka yerde değil? Şunu müsaadenizle. Kayıt dışı olduğunu gösteriyor bu. Hayır tamam kayıt dışı yani. Belli çok ölçüde açık. Var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani. Şunu bilmenizde fayda var. Bakın Türkiye'deki yardım kuruluşlarının tamam. Hiç istisnası yoktur. Hizmetinkiler de dahil olmak üzere. Mesela hizmetin 160 ülkede 2000 tane okulu var değil mi efendim? Bunlar herhalde o ülkelerdeki hayırseverlerin cebinden çıkan paralarla falan kurulmadı. Türkiye'de birçok yardım kuruluşu dünyanın 100 ülkesine, 110, 120 ülkesine mesela gıda götürür. Kurbanda gider kurban keser. Bunun dışında selde, felakette, şurada burada yardımlar götürür. Şunu bilmekte fayda var. Para mevzuatı ne Türkiye'nin ne de diğer ülkenin mesela Türkiye'den derleyip toparladığınız yardımların tümünü deklare ederek buralara götürmenize pek müsait değil. Kaldı ki burası müsait olsa bile atıyorum Türkiye'nin hemen sınırlarında bulunan birçok ülke siz böyle bir şey yaptığınız zaman o paraya el koyma eğilimindedir. Ve orada Türkiye'deki yardım kuruluşları adına özellikle orada sizin herhangi bir şey yapmanıza karşıdırlar. Dolayısıyla benim de bildiğim, herkesin de bu işlerle uğraşan herkesin bildiği bir şey vardır. Yurt dışında okul açacaksanız, yurt dışında bir şey yapacaksanız, yurt dışında bir faaliyet gösterecekseniz, kurban kesecekseniz, yardım dağıtacaksanız, gıda dağıtacaksanız uzatın gitsin. Bu parayı normal yollardan yani banka üzerinden havaleyle şunla bununla gönderme şansınız çok düşüktür. Dolayısıyla bu paralar değişik kanallardan gider. Şimdi kitabın ortasından konuşalım. Bunu da cemaat iyi bilir. Bunu da en iyi cemaat. En iyi cemaat bilir daha doğrusu. Ülkede 2000 tane okuldan bahsediyoruz. Nasıl gitti o paralar? Şaka bir şey değil. Afrika'nın şaka bir şey değil. Tarafına. Ha bu böyle olmamalı şöyle. Eyvallah. Ama bakın o zaman da yapmak istediğiniz bir şeyi yapamıyorsunuz. Bu çok basit bir şey. Ben de mesela birçok defa diyelim işte
okyanus ötesinde bir ülkeye bile gittim. Değişik ülkelere falan filan gittim ve götürdüm. İçim rahat bir şekilde götürdüm. Çünkü yardım. Hocam bir şey söyleyeyim. Buyurun efendim. İkinize de sormak istiyorum bunu. Şimdi sizce ben hem sayın eski valiyi de yakından tanıdım. Çocuğun da hangi İstanbul'da hangi faaliyetlerde bulunduğunu, ne gibi ticari faaliyetlerde bulunduğu, nelerden istifade ettiğini de çok iyi tanıyım. Evet. Hatta bunu da birkaç kez gündeme getirdim. Zafer Çağlar'ı da yani mecliste tanıdım. Çok da güzel sohbetlerimiz oldu. Vicdanen, şöyle elimizde vicdanımıza koyduğumuz zaman hiç böyle bir şey hissetmiyor muyuz? Mesela ben hissediyorum. Sizin de çok mutlu olduğunuzu düşünmüyorum. Mesela 750 bin dolar saat hediye olmaz. Çetin Bey. Olmaz. Hocam müsaadenizle. Etik, etik, bakın, etik olarak bir problem var. Her şeyi bir kenara bırak. Yani, olmaz. Burada belli ki durup dururken kimseye 750 bin dolara saat niye size vermiyorlar? Bir etik tartışma var. Saatinize bakabilir miyim? Niye vermiyorlar size? Açıklanan deklarasyon nedir? Durup dururken kimse kimseye vermez mi? Yapmayın. Şimdi bir dakika. Hasan müsaade edin. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim size. Belli yaşta insanlarız. Hepimizin tanıdığı, bildiği falan insanlar vardır. Şimdi bakın, kişi vardır, işte 1 milyon dolarlık arabaya biner. Biner, zevktir o. Kişi vardır, saat merakı vardır. Saat merakı vardır. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Siz belli ki sevmiyorsunuz. Ben mesela saati severim. Kişi vardır, saat merakı vardır. İmkanı vardır, gidip mesela 3-5 bin dolarlık saat alır. Onu ömür boyu da kullanır. Ama şunu da bilir. Hini hacette, Allah korusun bir sıkıntıya düştüğünde o saat yine 3-5 bin dolardır. Yatırım amaçlı diyorsunuz. Hayır, yatırım amaçlı değil. Olabilir ya. Şimdi biliyorsunuz ne zinet insanlar... Zinet gibi de tabii ki yerli arabaya meraklıdır. Niye? Alır, ertesi gün bakkala gitseniz satarsınız zinet, onu. Zinet eşyası ha. gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla 600-700 bin dolar verilerek alınan bir saat... Yarın öbür gün bir sıkıntı vukuunda tekrar 700 bin dolara hocam, satılabilecek bir saat. Buradaki deklare şu, ben buna inanmak gerektiğini düşünüyorum. Adam diyor ki Rıza Sarraf, Türkiye ile İran arasındaki biraz önce o bahsettiğimiz Halk Bankası üzerinden yapılan operasyonlarda kilit isim. Bu adamın tüm operasyonları ile alakalı karlılık düzeyini düşünseniz 700 bin dolarlık kar ettiğini ben zannetmiyorum. İki tarafta da devlet var. İki tarafta da devlet var. Devletler biliyorsunuz para konusunda şeydir, hassastır. Kılı kırk yanan hesaplar yaparlar. Dolayısıyla Rıza Sarraf bütün alayışına rağmen kimseye 700 bin dolarlık saat hediye edecek bir adam değildir. Sayın Çağlayan çıktı dedi ki evet bu saat benimdir. Filanın adamlar aracıyla getirdim. Sonra da deklar ettim, vergisini de ödedim. Burada bunun böyle olmadığını ispatlayabilirsek, bunun böyle olmadığını ispatlamak nasıl olur ben bilmiyorum. İspatlayabilirsek eyvallah. Bunun yapılacak şeyleri vardır ama şeyi ama söylemek lazım. Bakandır. Çetin Bey'in söylediği bir şeyin altını önemli çizmek lazım. Etrafında hani iş hani hukuki olarak da ya da işte ne bileyim mali olarak da problemsiz olsa da etrafında problemli etik ayrı bir sıkıntılar şey. Ahlak yani, ayrı bir şey. Yani 750 dolar saat takılması. Bak, ben bugüne mahsus demiyorum. Tamam. Başka bir takım kanallarla getirilmesi falan gereksiz işler yani. Bak bu ülkede gereksiz işler. Bugüne mahsus demiyorum. Hı-hı. Sadece 2001'de ama bu yüce divanlık bir suç değil yani. Bu ülkenin cebinden 45 milyar dolar. Daha fazla. Yok, 45 milyar dolar. Şimdi bu, çizim, bu bugüne mahsus bu saat değil. Namussuz siyaseti. Bak şeffaf saydam ve namussuz siyaseti. Ben bundan geçtiğimiz yıllarda bir açıklamam vardı. Açgözlü iş adamı, haramzade bürokrat, namussuz siyasetçi İstanbul'u bitirdi. İmar planları. Biz o zamanlar bunları söylerken planlar geçiyordu. Şimdi bir bakıyorsun çıkıyor işte Sayın Davutoğlu çıktı dedi ki. Yatay şehirleşmeye gideceğiz. Hayır yatay şehir değil. İmardan elde edilen rant vergilendirilmemiş olduğu için de haramdır. Şimdi bakın ben bir şeyden yargılandım. Bilginiz olsun. Burada da paylaşalım. Ben bu konuyla ilgili iftira attığım falan ifade edildiği için yargılandım. Allah'tan başbakan bu konuda açıklama yapınca ben de başbakanı tanık olarak çağırmak zorunda kaldım. Dolayısıyla şöyle, kenti korumak, kollamak gibi bir görevimiz var. Tabii. Bu kentin en büyük sorunu nedir? Ulaşım. Ve trafik. Evet. Sadece 45 dakikalık trafiğin İstanbul halkına getirdiği rakam 2 milyar dolar. Doğru. Cari açığı bile etkiliyor. Çünkü enerji dışarıdan getiriyoruz. Doğru. Şimdi İstanbul'da inanılmaz bir yapılanma. Tarihi karasularının hemen ötesine tarihi kültürel mirası da örtecek ve yok edecek şekilde Zeytinburnu ilgili yer iki tane bina yaptı. Evet. Nasıl yaptı, ne bağışladı? Ben bunların hepsini bir zamanda açıklamıştım. Kim yaptı, niye yaptı?
karşında neler bağışlandı. Bunları Sayın Kadir Topbaş da biliyor. Biz bunları çok konuştuk. Hani burada yeni bir tartışma yaratmak için söylemiyorum. Evet. Şimdi biz o zaman o dönemlerde çıktık, suç duyurusunda bulunduk. Bu kente ihanettir, haksızlıktır, doğru değildir. İşte biz iftira attık filan, dava görüldü. Dedim ki ya biz iftira attıysak, biz yalan söylediysek Sayın Başbakan ne söylüyor? Tıraşlanmalıdır diyor. Evet. Bak, hiçbir dönem kente bu kadar haksızlık yapılmamıştı. Niye ya? Bir tek İstanbul'un var. Örneğin Çanakkale'nin İstanbul'dan eksik yerine ne? Balıkesir'in eksik yerine ne? Diğer kentlerin ne? 25 Aralık sürecinin, bakın Almanya'nın, Almanya'nın çok ilginç bir yanı var. Çöktü yalnız. Bak, Münih hem sanayi kenti, hem tarım kenti, hem kültür kenti. Hepsini bir arada. Bu 17 Aralık'ın aynı sanayi ile ilgili bütün iddiaları çöktü. Stuttgart'ta, Stuttgart'ta en büyük fabrika Stuttgart'ta. Mercedes fabrikası. Evet. Ama bakıyorsunuz hem sanayi kenti hem tarım kenti. Hiçbir yerde hem tarımı da yaymış, sanayi de yaymış. Bizse yani gerçekten az önce söylediğim açgözlü iş adamı, haramzade bürokrat, namuslu siyaset düşkeni. Evet. Bak şu çok net. Benim hırsızım, senin hırsızın. Evet. Siyasetin üzerinden her kim ki bulunduğu konumdan zenginleşiyor ise o adam namerttir. Yani mal varlıklarına bakıyorsunuz. Sizi bizi de ayırmıyorum. Bak buna inanarak Bey, söylüyorum. Burada müsaadenizle şunu söyleyeyim. Bakın. Normal biz bunlarla şartlar... ortak mücadele verilmesi Eyvallah. Gerektiğini düşünüyorum. Namussuz ben de tam olarak onu söylemeye çalışıyorum. Bakın normal şartlar altında bir insanın bulunduğu konumun kendisine sağladığı normal şartların dışında herhangi bir şeye tevessül etmesi haramdır, suçtur, yanlıştır. Fakat bir insanın bulunduğu konum dolayısıyla ispatlanmadan, delillendirilmeden bu insan yanlış yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı falan filan demek de yanlış bir şeydir. Kastettiğim şu. Bakın dil, hani dil söz vardır işte yılanı deliğinden çıkarır, işte söz vardır savaş çıkarır falan diye bir şey var. Burada genel olarak Türkiye'de meselelerin üzerine giderken takınılan üslup, meselenin aslını, esasını göz ardı ettiren ve çatışmayı ortaya çıkaran bir üslup. Bunun yerine mesela şeffaflaşma konusunu, bunun da yerine kayıt dışının asgari seviyeye indirilme hususunu biraz daha ciddi manada gündeme getirip bunun üzerine yürünse birçok mesele kalmayacak. Sayın Çağlayan meselesinde ben şunu sorayım. Siz tanıyorsunuz, ben tanımıyorum. Sayın Çağlayan aslında sanayici midir? Yani şunu gayet basit. 750 bin dolar bir saate verebilir mi cebinden çıkarıp? Verebilir mi? Parası var. Yok ben söyleyeceğim size. Ha buyurun yani bak, soru. Bakın mesele şu. Şimdi Türkiye'de burada maalesef çok çok örnek gösterebilirim. Hı hı. Bunu ilgili ilçe belediyelerinde de, büyükşehirde de, başka yerde de. Bir siyasetçinin şayet devletten gelir getirecekse aldığı maaş belli. Örneğin bir belediye başkanının aylık geliri 5 milyardır. Nüfusuna göre değişir. Büyükşehir ise bu 10 milyara falan çıkar. Bu kadar değildir. Bakın genellikle bütün belediyelerin, Türkiye çapındaki bütün belediyelerin nüfusa göre işte alınan maaşların yanında belediyelerin şirketleri, iştirakleri, şunlar bunlar falan filan vardır. Dolayısıyla yönetim kurulu üyeliği vesaire falan tabii, gibi oralarda da okurken şeyler. Belirlenmiş şeyler var. Tabii. Hemen söyleyeyim, örnekleme 5 yapayım. 5 bin dediğiniz zaman. Hayır, örnekleme evet, yapayım. Buyurun. Bir ilçe belediyesi nüfusu 200 bin üzerindeyse 5 bin. Ha bunun iştirakı var mı? Örneğin bir ilçe şirketi vardır. Evet. Orada da alacağın rakam bellidir. 3 bindir, 4 bindir, 5 bindir. Evet. Ben bu 5 bini üzerine bir 5 bin koydum. Üzerine bir 5 bin daha koydum. Hadi bir 5 bin de sizden olsun. Oldu ki 50 bin lira. Şimdi 30 yıl belediye başkanlığı yapsa bir insan her ay 50 bin lira alsa yılda ne yapar 600. 30 yıl boyunca yapsa ne yapar? Kim bilir ne yapar? 10 lira. Bak öyle mal varlıkları yakalıyorsun ki bütün bu maaşları üstte koysan bile evet. Bu mal varlığını sen elde doğru. Edemezsin kardeşim. Doğru. Elde edemezsin. Doğru. Sadece mal varlığını nereden buldun sen bu evet. Saltanatı? Nereden buldun 3-5 milyon dolarlık evleri? Ya ben... Şimdi bazen bak bazen tabii hep böyle zaman zaman din refere edilir. Şu Hazreti Ömer'in yaşam biçimi. Şimdi evet. Halife dönemlerindeki yaşam biçimlerine bakın. Yani İslam dini bak onun için ben sosyal demokrat bir insanım. İslamiyetle sosyal demokrasi o kadar birbiriyle örtüşür ki her ikisi de insan endeksidir. Her ikisi de insanın yaşamının ahlaklı olması istenir. Aynen. Şimdi duruma baktığın zaman, şimdi bunun bak siz biz diye ayırmıyorum. Bu nerede var ise, Türkiye bunları ortaya çıkarmadığı sürece, tamam. Namussuz siyaseti egemen kılmadığı sürece, haksız kazançlar elde edildiği sürece, yani ben size
özellikle İstanbul'un ilçelerinde sadece ve sadece çöp toplama işinden dönen organizasyonları bir gün bir program yap. Allah aşkına bunları konuşalım. Gerekirse isimle de şifre etmekten de kaçınmayalım. Evet. Kaçınmayalım. Yani İstanbul'un imar rantı, imar rantının getirdiği olumsuzluklar birilerine dönük. Mesela plan tadili niye vardır? Ya plansızlıktan vardır. Ya plan tadili değil, bir şey olmaz lazım. Bugün saydan bu işleri konuşalım, bu silüet milliyet meselesi ama şimdi mesela ama 17 Aralık, 25 Aralık çerçevesinde kalırsak konu dağılmamış olur. Şimdi, aslında temelden... Yoksa tamam yani şimdi, İstanbul... Şimdi ben 17 Aralık İstanbul bana göre... herkesin ana problemi. Ben bunu söylememin nedeni. Temelde bir bozukluk var zaten. Evet. Temelde bir bozukluk var. Yani haksız kazançlar, bu yolsuzluk siyaset olayı 17-25 Aralık'ta değil, daha önceden. Yani daha önceden de var, hala var, başka yerlerde var. Evet. Başka yerlerde var. Bir gün kısmet olursa bir program yaparsanız yapalım sadece bana. Önemli bir belediye başkanının biyografisini ele alırız. Doğduğu günden bu yana yaptığı işler. Mesela şimdi bir şirket var ise, mesela az önce Vali Bey de açıklama yapmıştı. Benim oğlumun işleriydi. İyi de bakıyorsun vergi vermemiş. Şirket zarar görünüyor. Yani bu açıklamalar da yeterli değil. Tatmin edici değil. Aslında keşke Türkiye'de bir hukuk devleti olsa, gerçekten hukuka güvenebilsek ve insanlar kendini hukuka teslim etse. Eyvallah. Şimdi hukuka ben de güvenmiyorum. Ya ben bir basındaki bir açıklamamdan sonra dava üstüne dava. Bunları yaşadık mı maalesef? Neyse, peki Hasan Karakaş. Yani, bizim gibi 150 dava falan için olmuştur herhalde. Yok cemaat Çetin Soysal'ı evet. Da sevmiyor. Şimdi ben şunu tabii... Ya şu anda bakma benzer tezlerle konuşuyorlar ama özünde değil yok. Mi? Yok o genel olarak diyorum. Herhalde evet. Şey. Benzer ama ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi cemaat bir inanç birlikleri değil mi? Hayır canım. Bir inanç birlikleri yani insanlara yani, inandık. Öyle olduğu varsayılıyor. Evet. Cemaat dediğin zaman benim aklıma şu göre iyi niyetle kurulan inanç. Peki bu tür iyi niyetle kurulan bir inanç birlikteliklerinin parayla pulla bankayla ne işi olacak? İşte. Şimdi bu da ayrı evet. Bir şey. Aynen. Ama bizdeki diğer başka cemaatler de parayla pulla ilişkileri var sorun maalesef. Yani sadece burası hiç söylemiyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi katılıyorum. Yani o genel değerimi, ideal olanı elbette böyle olması gerekiyor. Onu orada tutsaydık ne güzel olurdu. Hayır. Şimdi burada yani mesela evet. Saat meselesi geldi. Yani Zafer Çağlayan'ın saati vardı. Öte 20 milyon para kutusu vardı. Astık kestik. Tamam. Yani peki abi böyle bu torbaya, böyle bir torbaya... Mesela Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'i neye koydular? Evet. Hayır ben sormak için söylemiyorum. Mustafa Demir şöyle suçladılar. Dediler ki Marmaray üzerine otel inşaatına ruhsat verdi. Abi sonra bakıldı. Yani bu bir algı operasyonuydu. 17-25 Aralık tamamen hep bir algı operasyonu. Hep beraber gittik baktık 18 Aralık günü. Yani elbette olmamış demiyorum. Istiyor? Yani hani bal tutanlar parmağını yalamıştı. Sizin cepherinizden bakalım. Beste kargı ve olsun gözünü. Evet. Yani o da. Tamam onu kimin itirazı var? Yani o zaman o karga şimdi CHP'nin de gözünü öpecek. Şimdi o dönemin karga... başsavcısı, bak dönemin başsavcısı İlhan Selçuk gibi 84 yaşındaki bir adamı devlet güvenlik mahkemesinde saatler 7 saat ayakta tuttu. Ya bırak yaşa saygılık göster ya. Ama 84 yaşındaki adamı neyse, 7 saat seversin sevmezsin 7 saat ayakta tutamaz. İlhan abi demişler gene hiç olmazsa. Bak, o zaman İlhan abi Türkan Saydan bak ölümü kanser yani günler sayılı gece sabaha karşı yani evi basılıyor. Yani mesela Ali Tatar Albay Ali Tatar. Bu adamın bedeni kim ödeyecek? Çetin Bey. Bunları saymaya başlarsak o kadar çok şey. Yani şimdi Ali Tatar için çok acımıştı. Fatih Belediye Başkanı üzerinden gidiyorum. Yani tek olay da bu... Onu söyleyince ben de bunu doğru. Yani, şimdi Marmaray hattı üzerine otel inşaatına izin verdi diye. Yani gerekçe bu. Yani kamuoyuna açıklanan sebep bu. Ama sebep bu değil. Yani çünkü orası otel inşaatına falan filan verilmiş ya bir şey değil. TÜRGEV ile ilgili, vakıfla ilgili. Hayır, TÜRGEV, sadece TÜRGEV de değil. Oraya attı. Yani o ruhsat verildiği söylenen arsa halen otopark olarak Allah kullanılıyor. Aşkına, ama Allah ben aşkına. Hayır, lütfen. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Hanif Avcı Devrimci Karagöy Örgütü'nün üyesi mi? Evet. Ben işte oraya gelmek istiyorum. Tarih veriyyorum. Olabilir mi yani? 9 Mart 2012. Ben İzmirlattan biliyorsunuz bizim tabelerde İzmirlattan dinlemişler sizde. Tabii. Tarih 9 Mart 2012. Saat 12:57.
Yani eğer şey olursa Zekeriya Öz bağlanabilir. Zekeriya Öz bağlanmış. 12 Mart, 9 Mart 2012. Saat 12.57. Zekeriya Öz nerede? Zekeriya Öz Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in odasında, makam odasında. Ama orada Fatih Belediye Başkanı yok. Yani Mustafa Demir o anda odasında değil. Resmen geliyor adam, bacak üstüne atıyor, oturuyor da ve oradan bir otel sahibiyle görüşme yapıyor. Hangi tarihteydiniz? Bir daha söyleyin abi. 9 Mart 2012, saat 12.57. Zekeriya Öz'ün derdi Beyazıt'ta, bizim Beyaz Saray diye bildiğimiz, orada kitapçıların yoğun olarak olduğu yerin yanında bir otel. O otelde tadilatlar yapılıyor. O otelin alt katı yerleşime yasak olmasına rağmen orayı kapatıyorlar. Üstünde kaçak bir kat çıkıyorlar. Ve bunun için Zekeriya Öz, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'den izin vermesini istiyor. Kimi beslemesi? Kim besledi? Zekeriya Öz kimi beslemesi? Şimdi biz tam besledi. Karga oydu da gözümüzü. Yalnız onu ben şunu da söyleyeyim. Şu anda onu besleyen bir de CHP var. Onu da gözünü oyar. Hayır, beslemez. Şimdi, ben dün de. Şimdi yani de ben hadiseyi. Rahatlıkla söylüyorum. Bakın, bugün de söylüyorum. Hiç öyle beslemez. Bir hadiseye daha. Bir hadiseye daha gelmek istiyorum. Yani bunun nasıl bir algı operasyonu olduğunu. Bak burada elimde şey de var. Bu Abdullah Çavuşoğlu. Şu anda TÜBİTAK Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda da YÖK Yönetim Kurulu üyesi. Bu adamın 2-3 gün önce attığı bir tweet var. Bu telefonlar hadisesi vardı biliyorsunuz. Kriptolu telefon. Kriptolu telefonlar. Hı. Yani dinlenmeye kapalı olduğu söylenen telefonlar. Ve o telefonları bulan TÜBİTAK'ın ilgili biriminde, aynı zamanda başkan yardımcısı olan ve sonra görevden alınan Hasan Palas. Hasan Palas 12 kişilik kriptolu telefon ve üst düzey TÜBİTAK heyetiyle birlikte 12 Aralık günü Pensilvanya'ya gidiyor. Bir hafta önce, 5 gün önce yani şeyden, 5 gün operasyondan. Önce, 17 Aralık operasyonundan 5 gün önce. Şimdi buna da der misiniz acaba, hani besle kargayı oysun gözünü. Doğru katılıyorum. Besledi kargayı. Hocam Ali Fuat Yılmaz. Yani bakın. Ali Fuat Yılmaz'a işte yani, başbakana gidip hepsi, özel bilgiler verip ertesi günü Ergenekon, Balyoz bilmem ne operasyonlarını yapıyorlardı. Bu ülkede Ahmet Çık, Nedim Şener, Hanife Avcı. Evet. Yani yazdıklarından ötürü hepsi yargılandılar. Soner Yalçın. Şimdi ama yani, bakın Çetin Bey. Mesela biz. İlker Baş bu ülkede cezaevine girdi. Evet. Hem de başbakana rağmen. Hem de başbakanın tutuklu yargılamayın demesine rağmen tutuklandı. Ve tutuklu yargılandı. Başbakan yani, da biraz işine geldi. Hayır. Yani o konuda. Ben deslendim. Şu şerhini üçlü o. Şimdi öyle burada. Değil, öyle bakın, değil yani. Hadise. Ben şunu demek istiyorum. Mesela sizinle biz diyelim ki. Bu arada, savcıydı. Başbakan. Bu arada çok üzüldüm. Sadece başbakan bunların, değil. Bak, bütün Türkiye kamuoyuna şu anlatıldı çünkü. Ben bu yani, işin savcısıyım. Ama demiş. İşte bir yanılsama yaratıldı. Şimdi bu savcı olarak. Affedersin her şey. Savcı konusunda şunu söylemem gerekiyor efendim. Savcı biliyorsunuz kamu adına bir şahsın lehine ya da aleyhine bütün hususları derleyip toparlayıp mahkemeye sunan kişidir. Bu şekilde yani, algılamakta fayda var. Yapmayın. Yani ama bakın savcı bu değil midir? Hatırınız için bir şekilde algılayayım abi, yani ama öyle değil yani. Öyle olmadığını biz de biliyoruz. Öyle. Çünkü orada bak orada bana göre bak hukuk tarihi. Ama kamuoyuna ciddi bir şey anlattılar onlar. Şimdi, dediler ki darbe geliyor ve bunlar yapıyor. Ya her şey darbe zaten. Ve hepimiz kazayla birisi çıkıp da bir tane armut atıyor. Bir mitingde bir şey atıyor. İşte darbeci falan. Yani bu darbe bu kadar basitleşti ve kolaylaştı ki. Yani 12 Eylül. Bu kadar darbeler mağdur bir partinin üyesi olarak bu kadar da basitleşti mi? 12 Eylül'e bedel ödemiş. Biliyorum işte o yüzden söylüyorum. 12'ye karşı direnç göstermiş. O yüzden söylüyorum size bunu özellikle yani. Yani. Hayır. Bu kadar hayır. Şey yapmayın bak, yani. Bak. Karikatürize etmeyin meseleyi. Bak. 60 İtilal'ine de 12 Mart'ta da 12 Eylül'e de 28 Şubat'taki yaşanan o sürece de hep karşı olmuştumdur. Büyük Anıt'ın mutlası vardı ya, zehir zembere konuşması evet, vardı ya, ona da o konuşmayı da doğru bulmayanlardanım. Doğru.
Ancak bunu ben televizyonlara da söyledim. O yüzden söyledim, karikatür etmeyin diye zaten. Ancak o konuşmayı yapan büyük anıtta da üstün devlet hizmet ödünü de Bakanlar Kurulu kararıyla hükümet verdi. O mıtırın üzerine üstün hizmet ödülü verilir mi? Bu onun üzerine değildi tabii. Direkt, aradan başka direkt, şeyler yaşadıktan sonra. Hayır, 6 ay sonra. Direkt verdiler. Emekli olunca verirsiniz. Emekli değil ya. Direkt 6 ay sonra verdiler. Ya emekli olsun. Emekli olduktan sonra niye veriyorsun? Yani, hocam resmen iş başından gitti, kurtulduk diye verirsiniz. Evet, işin esprili. Ama bakın Türkiye bu türden espriler olmaz. Yapılmaya müsait bir ülke. Bakın bir şey söyleyeyim. Ergenekon, balyoz, sakal, oraj, bla bla suga. Bir sürü şey vardı. Suga, muga. Çok şimdi bakın. Türkiye'yi hepimiz biliyoruz. Hepimizin bildiği Türkiye'de bu Ergenekon, balyoz vesaire gibi olayların içinde kurunun yanında yaşlar da yandı. İşin zaten sıkıntılı tarafı burası. Sebebi de şu. Çok basit bir şey. Özden Örnek miydi Deniz Kuvvetleri Komutanı? Evet. Onun o günlük, yayınlanan günlükleri. Nasıl darbe değilse? Darbe dediğin günlük mü? Yani ama bakın oradaki Çetin Bey asıl vahim romantik şey. Romantik darbeci. Bir saniye bir şey söyleyeyim. Asıl vahim askerler, şey şu. Askerler yazmaya bayılırlar yalnız. Yani hepimiz biliriz ki asker not tutar. Yani kimsenin günlük tutmadığı kadar. Tutarlar yani günlük ya yaparlar. Askerdeyken komutan tutarlar. Bize çok yazdırırdı bu sebeple demek. Bakın, ya, yazıcı diye bir kadro askerde. O kişinin, o zatın, o günlükleri 2 yıllık galiba değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorsam. Ben heyecanla okudum onu. Tek bir şey için okudum. Deniz Kuvvetleri Komutanı bu ülkenin. Yani bir anlamda Türkiye'nin en yüksek mevkilerinden birine gelmiş bu adam. Burada hiç acaba ya niye kardeşim bu ülke kendi silahını yapmıyor? Niye bu ülke kendi ayakları üzerinde duramıyor? Niye bu ülke bazı konularda bir takım ileri adımlar atamıyor diye bir şey yazmış mı niye diye? Niye kendi tankını yapamıyor? İsrail'e yaptırıyor. Yahu bir okulda ilahi okudu çocuğun biri. Bir okulda kızın biri başını örttü. Bir okulda Peygamber Efendimiz'i anma günü oldu. Darbe yapalım, darbe yapalım. Hocam dışında bir şey yok. Bu ülkede Merkez Bankası yokken. Evet. Bu ülkede sanayi yokken. Bu ülkede birileri bir şeyler yaptı. Hala sata sata bitiremediler. Sanayi diyorsunuz. Bütün her yer özelleşti. Tüpraşı sattık, Eredemir Çeli sattık, Petkim'i sattık, Tekeli sattık. Hala satıp da bitiremediğimiz bir sürü kamu kuruluşu özelleştir var. Özelleştir mi? Peki, zamanda kuruldu. Merkez Bankası bizim mi? Merkez Bankası bizim mi? Bak size soruyorlar. Diyorlar ki, şu belediye başkanları konusuna girerseniz, Sarıgül'ün tedbir konulan mal varlığını bir döküm yaparsanız kaç tane bina var, kaç tane arsa var, bunlar nasıl elde edilmiş biz öğreniriz diye soruyorlar. Öğrensin tabii. Niye öğrenmiyor tabii. Öğrensin. Bak işte zaten aslında kimin nesi varsa Erkan Demirkan. Evet. Yani İstanbul ve rant konuşulacak. Ben kendimle ilgili cevabı veririm. Ama bunun içerisinde benim sizin altını çizerek söylüyorum. Tabii, bazen bazen ben bir şeyler üstüne gittiği zaman işte mecliste teyit ederler. Biz de sizin üstüne. Gelin kardeşim. Gelin. Ben kendimle ilgili bölümün hesabını veririm. Evet. Benim malım, mülküm, varım, yok belli. İşte böyle bir adamım ben. Ama bir de şeye bak. Yani gelir düzeyi abuk bir şekilde artan bir insanlarda böyle bir gelişim, bir değişim varsa, bu da çıplak gözle de görülüyorsa, bak iftirayı konuşmuyoruz. Çıplak gözle de çok net görünüyorsa, yani bu senin benim diye bir şey yok. Çetin Bey, kim aslında bu işin yolu, bu işin yolu. Bunu kavga ile, gürültüyle, patırtıyla halletmek yerine hukuk dediğimiz şey, kanun olarak söylediğin şey ne güzel. Bu gidişat, gelirle giderle şunla bunla izah edilebilecek bir takım şeyler varsa hukuk yoluyla nasıl olsa mal beyanı falan denilen bir takım şeyler var. Bunlar üzerinden tarafların, partilerin falan kavga ederek değil. Bir araya gelip tıpkı sizin dediğiniz gibi benim üzerime geliyorlar diye korkmam, ben kendi hesabımı veririm. Tabii, tabii. Ama benim yanımda birisi yanlışlık yapıyorsa o da hesabını verebilsin. Bu mantığı oturtmak için bir orta yol, bir normal yol bulunması gerekiyor bence. Ve bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de maalesef bu çok yaygın bir şey. Bereket ve bereketsizlik diye bir kavram vardır. Bu kapsamlı bir kavramdır. Buradan hareketle mesela kendi hayatıyla alakalı sıkıntılar olan birisi bir başkasına bakıp çok kolay, çok kolay bir takım ithamlarda bulunabiliyor. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Bak. Ama şeffaf bir şekilde, hukuki bir şekilde mal beyanlarıyla, şunuyla, bunuyla ki artık çok kolaylaştı bunlar. Yani bir tuşa basarak bir kişiyle alakalı her şeyi anında buluyorsun. Evet. Dolayısıyla adam bunun üzerinden. Diyor, şirketim vardı, ben şirketimi sattım da bu kadar gelir elde ettim diyor. O şirkete bakıyorsun. Lan şirket vergi ödememiş, bilmem ne olmuş. Hacmi belli, bilmem ne belli. Ha bu bunun üzerinden. Evet, bunun üzerinden Türkiye'de bir de biliyorsunuz henüz vergi konusu varlıkla falan alakalandırılamadığı için vergi konusu halen
eksik bir konu. Sayın mesela Başbakan'ın söylediği şey, işte evi 200 bin liraya aldın, 3 sene sonra 400 bin liraya sattın. Şu anda hiç değilse orada doğan ranttan da %40 mı demişti? Ranttan %40 ya da %25 yanlış hatırlamıyorsam bir vergi almaktan bahsediyordu. Yani olması gereken şey budur. Bir dönem hatırlayın, yüksek enflasyon yaşandı bu ülkede ama enflasyon muhasebesi diye bir kavram yoktu. Nasıl oldu? %100, %100, %100 enflasyonla mesela daire alındı. Diyelim topraktan giren birisi daireyi netice olarak dairenin 100 bin lira olduğu bir dönemde daireyi ödediği tüm paraya baktığında atıyorum dolar üzerinden, mark üzerinden falan ödemişse 38 bin lira ödemiş gibi gözüküyor. Hocam dediğiniz doğru ama hiç oraya gitmeyin. Sadece bir tek şey. Bir tarla düşünün. Tarlanın önemi yok, tarla. Evet. İcara veriyor, ücret evet. O tarlaya bir imar çıkıyor. O imarla orası büyük bir değer kazanıyor. Evet. Ve ne yazık ki İstanbul'da mesela örneğin 100 binlik plan yok. 25 binlik plan da yok. Herkesin nedense hikmet işine plan tatili geliyor. Bir çizgi çekiyor. Biraz önce, kaderi değişiyor. Biraz önce verdiğim örnekte yani 17-25 Aralık'ta yolsuzluk ve rüşvetle adamı mücadele için ki bu operasyonu yaptığı ve emniyeti basmaya kalkan Zekeriya Öz işte tam da bu işleri yapmak için o otele, o kaçak otele ruhsat alabilmek onlardan için birini. Fatih Belediye Başkanı'na. Ama izin vermeyince, izin alamayınca da o torbaya, o çuvala Fatih Belediye Başkanı'nın müsaade belediyesi. Bir İstanbul'un önemli inşaat şirketlerinden bir tanesi. Bir gün bir yerde böyle sohbet ediyoruz. Ben de onun oradaki o düzenlemesine karşı çıkmıştım. Bana dedi ki ya dedi, biz orada yapıyoruz, niye karşı çıkıyorsun? Evet. Bak dedim, sen burayı yaptığın zaman buradan tünel açılacak. Nitekim bir süre sonra tünel açılmak zorunda kaldı. Sen burayı yapınca 15 bin araç fazladan girecek. Bu 15 bin aracın İstanbul'a şu külfeti bu külfeti olacak. Ya diyor iyi de diyor. Ben diyor burayı yaparken diyor bedavaya mı yaptırdılar bana? Tabii. Anamı ağlattılar diyor. Oturdular hesap kitabı yaptılar. Sen bu kadar kazanacaksın bu kadarını bize aktar. Bunları da açık açık bir yüreklikle doğru anlattı. Şimdi kimse kimseye de öyle karşılıksız yol vermiyor. Herkes biliyor işi. Sorun şurada. Bak aslında Türkiye kendi kendine yetebilecek çok da enerjik bir ülke. Evet. Yani gerçekten bir tarım ülkesi, gerçekten bir hayvancılık ülkesi. Bunları iyi değerlendirilirse. İyi bir sanayi ülkesi olma yolunda atılımlar yapabilecek dinamik genç bir nüfusu var. Türkiye'yi maalesef yani tabiri caizse yalayıp yutan bir yapının olduğunu hiçbirimiz inkar edemeyiz. Çetin Bey, kitabın ortasından yazık bir laf söyleyeyim mi üstadım? Bakın bir turşu festivali yapıyor birisi. 2 milyon dolar harcıyor. Bak sizin belediye, bizim belediye de ayırmıyorum. Yani, kitabın ortasından bir laf edebilir miyim müsaadenizle? Bir de turşu güzeli seçiyorlardır herhalde. Kitabın ortasından bir laf olarak şunu söyleyeyim müsaadenizle. Bakın 2 saattir konuşuyoruz aşağı yukarı. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski bir milletvekilisiniz. O arada belki çay geldi yalnız biliyorsunuz. Ne güzel, çaylar geldi evet. Hani, geçen bir hafta şey ima ediyorsanız söyleyeyim. Yok hayır. Bakın başından beri konuşuyoruz. Belki birbirimize eleştirdiğimiz ya da birbirimize ters düştüğümüz noktalar da var. Olması gereken de bu. Şimdi mesele şu. Her meseleye aslında bu şekilde oturarak, konuşarak, tartışarak ve o meselenin kapatılması gereken yerlerini, dikkate alınması gereken yerlerini falan üzerinde tartışıp konuşarak bulunabilirse, bir konsensus, bir ortak zemin oluşturulabilirse halledilemeyecek hiçbir şey yok. Ama değişik şekillerde yaklaşıldığında, mesela çok basit bir şey, ben hep böyle düşünürüm yıllardan beri, Türkiye'de muhalefet keşke hakikaten kelimenin tam manasıyla muhalefet etse, şu manada muhalefet etse, yapılanlara baksa, evet şu güzel, şu fena değil ama şunun şu eksikleri var. Bir şeyler yapıyorlar, doğru şeyler yani memleket için bir şeyler yapan hep söylenir ya, çivi çakanı takdir ederiz, saygıyla anarız, teşekkür ederiz. Ama biz gelirse, biz çok daha güzel şeyler yapacağız. Ne yapacağız? Atıyorum. Onlar mesela 3. köprüyü yaptı. Biz ihtiyaç olması ihtimaline binaen 4. ve 5. köprüleri yapacağız. Onlar 4'er şeritli yaptı. 1'er şerit demiryolu ilave ettiler. Biz 2 katlı yapacağız. 5'er şerit olacak. Olur olmaz ayrı şey. Muhalif olarak iktidar mesela emekliler konusunda şu adımı attı. Eksik kardeşim. Fizibil olarak kaynağı şuradan gelme kaydıyla emeklilere bunu da yapmalı. Mesela işte hamile annelerle alakalı şunu yapıyor. Bu eksik. Niye 1 ay? 2 ay olmalı ya da ne bileyim 3 ay olmalı. İşte 2 ay boyunca yarım
yarım mesai harcamasına imkan az oluyor. Niye 2 ay olsun ki efendim? 3 ay olmalı. Hocam bizim bazı söylediklerimiz ilkler de evet. zaman zaman da yapıyor. Hı hı. Örneğin bu hamilelerle ilgili, kadınlarla ilgili, hatta bizim projemizdi. O projede son hayata geçirdi. Bedelli askerlikle ilgili, askerlik kısaltılmasıyla ilgili biz bunları askerlik kısaltılmasını ilk bir söyledik. Şimdi bak, buradaki temel şey şu. Şimdi elinizde bir bütçe var. Şimdi sen bu evet. bütçeyle sana niye seni halk seçti? İyi şeyler yapasın diye seçti. Evet. Bu bir ayrıcalık değil. Tabii. Bu bir farklılık değil. Helmut Kohl iki tane Almanya'yı birleştirdi. Utanç duvarını yıktı. Utanç duvarını yıktı. Evet. En az ekonomik hasarla atlattı. Makbul olmayan birinden bir İsrailli Musevi ailenin makbul olmayan bir Musevi aileden almış olduğu parasal destekten ötürü ve onun kaynağını da açıklayamadığı için siyasi hayatı bitti. Hiç kimse iki tane utanç duvarını, iki Almanya birleşti utanç duvarını yıktın sen işte. O senin zaten görevin. Doğru. Bak en son Almanya Cumhurbaşkanı niye istifa etti? Evet gene böyle kaynağını açıklayamadı. Belden aşağı her iki ailenin bir takım böyle eksikleri var. Hiç kimse onun Almanya onunla meşgul olmadı. Kadın böyleydi, öteki çapkındı falan, hiç meşgul olmadı. Lufthansa Hava Yolları'nın hediye ettiği 3000 euroluk bilet yüzünden. Evet. Şimdi bu niye böyle? Bunun rakamı önemli değil. 3 de olur, 5 de olur, 10 da olur. Rakam önemli değil. Aslında namuslu siyasi egemen kılmak lazım. Bakın bak ben size bir şey söyleyeyim. 1989'u hatırlarsanız Bulgaristan'da büyük bir göç yaşandı. Tabii. Evet. Çok büyük bir göç yaşandı. Bütün partiler bir araya geldik. Taksim'de eylem yaptık. Miting yaptık. Evet. Doğru. Hiç ayrılmadık. Yani ya o MHP'ydi de işte biz sosyal demokratız, ötekiler şudur filan demedik. Ortak bir meseleydi. Tabii. Örneğin Gazze konusunda. Evet. Yani Suriye'de ciddi ayrışma var. Çok derin. Ama Gazze'de ki Suriye'de biz bu hale getirdik. Yani dostumdu, arkadaşımdı, beraber tatildi derken, ailecek görüşelim filan derken, komşularla sınırlı ilişkiler derken bu hale biz getirdik. Yani şimdi bir var. Kaddafi'den sana yani, ödül alacaksın, Barış ödül alacaksın. Hatıra fotoğrafını çektirenler başkanı yani. Oldu ama. Yazık. Yani hayır yani, yani İslam coğrafyasına yazık. Yani. Mesela şimdi geçen Levent'te yaşıyorum, Levent'te de görüyorum böyle, insan üzülüyor. Geçen apar topar o Suriyeliler alınıp işte toplanıyor, o ağlıyor, çocuklar, bebeler filan. İnsanın içi parçalanıyor. Evet. Ya bakıyorum Türkiye'de 3,5 milyona yakın olduğu söyleniyor. Bir Ürdün'de o kadar. İyi de bu Suriye'de kim savaşıyor? Herkes burada. Bakıyorum adam askerim diyor. Fransızlar, İngilizler savaşıyor. Suriye'de. Ya böyle bir şey yok. Kimi yani. Savaştığını gördük hep. Ya bak emperyalizm daha doğduğu gün ve gelişmeye başladığı zaman. Biz o dönemlerde gördüğümüz bir tek şey böl ve yönet. Bölüyor ve yönetiyor. Evet, evet. Basit. Yani, zihinlerimizi bölüyor daha yani, kötüsü. Zihinlerimizi peki bölüyor. Bu evet, şey, yani, 17 Aralık meselesini... Bunları gerçekleştirebilmek için de El-Kaide'leri, IŞİD'leri, Boko Haram'ları kuruyorlar. Laboratuvarda üretiyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne yavrede, giden, bak onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Bugüne kadar iki tane bakan olmuştur cezayı alan. Biri Özdağlar. Özdağlar'dır. Tuncay Mataracı. Biri de Tuncay Mataracı'dır. Yani ondan sonraki süreçte ama de... Ama İsmail Özdağ'la mesela biliyorsunuz. Ya ikisine de gerçi aslında suçüstü yapılmış durumdaydı yani. İsmail evet. Özdağ'la da aynı zamanda partisiyle... Şimdi mesela çok... Anayasa Mahkemesi'yle güvenmiyoruz. İyi bak barajı bizim yetkimiz yok dedi. Demek ki... Yani yetkimiz, baraj konusunda bir şey yetkimiz var mı diyecekti. Yani... O da dahil ya, olmak üzere hiçbir şeye konuşmasını yani. İstedim. Böyle mi? Şimdi Çetin Bey bakın Anayasa Mahkemesi mevzu açılmışken çok basit bir şey söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi... Twitter kararı ile ilgili başvuruyu kabul ettikten sonra Sayın Başkan, ki bunu ben birkaç yerde söyledim, Sayın Başkan değişik şekillerde üzüntüsünü beyan etmiş. Ben de üzülüyorum ama vaka diye bir şey vardır. Anayasa diyor ki, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları olağan hukuk yolları tüketilmeden kabul edemez. Sayın Başkan çıktı dedi ki, biz de Twitter kararı ile alakalı müracaatlar yapıldığında, Anayasanın olağan hukuk yolları tüketilmeden bireysel müracaatlar kabul edilemez hükmünü biliyorduk. Ancak kendi hazırladığımız üç tüzüğe istinaden bu maddeyi durumun aciliyeti, görmezden geldik. Durumun aciliyeti şimdi bakın anayasa, anayasa hükmü, anayasa maddesi böyle aşılamaz. Gibi. Aynen. Ardından da mesela Sayın Başkan şöyle söyledi, yani izlediğim için
bugün gibi hatırlıyorum, kayıtlarda da var. Sayın Başkan dedi ki biz konunun önemine binaen bunu genel kurulda ele aldık, bir genel kurul kararı olarak çıkardık falan. Ama bakın resmi gazetede o kararı bulduğunuzda altında Anayasa Mahkemesi'nin bir dairesinin 5 üyesinin imzası var. Kaldı ki o süreç boyunca yapılması gereken bir sürü şey var. Dolayısıyla bugün Anayasa Mahkemesi yüceliği var. İşte bu 4 bakan gitsin gitmesin tartışmaları yapılırken bir şey bir kere ihlal edilmişse, bir husus bir kere ihlal edilmişse ihtimal dahilindedir. İkincisi de şu, baraj %10 fazla mıdır? Evet fazladır. Ama bunu değiştirmek benim işim değil. Anayasa Mahkemesi'nin de işi değil. Anayasa Mahkemesi kanun koyucu değildir. Parlamentonun işidir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne müracaat, bireysel müracaat yapılır. Ne olacak ki? Ama Anayasa Mahkemesi'nin bunu ele alıp bir süre elinde bekletip Sayın Başkan'ın ağzından 2-3 ayrı şey vermesi, değerlendirmemizi alacağız, bir bakacağız. O arada da efendim işte böyle bir karar alırsanız bunun seçim kanunundaki o bir sene şartına uygun olması durumu var mı yok mu sorusuna da ne demek işte eğer bir mağduriyet varsa bizim kararımız kesindir, onun uygulanması lazım gibi açıklamalar yaptı. Bunlar kitabın ortasından konuşulması gerekirse güvenilir olmayı zedeleyen şeylerdir. Ya konuşulmaz, ihsası değil. Yargıya güveni bizzat Sayın Başbakan'ın büyük katkılarıyla ortadan kaldırdı. Nasıl? Söylüyorum. Şimdi referanduma gittik. Asıl referandum neydi mesela? HSYK'ydı. Yargıdaki düzenlemelerdi. Yani 12 yönlü hesaplaşma falan işin aksesuarlarıydı işin doğrusunu söylemekle işte. Sendikalaşma, iki sendika üye olmak falan. Bunlar hep aksesuar. Esas işte HSYK'ydı, yargıydı. Bak şimdi. Başbakan sonunda çıktı, itiraf etti. Ben ne kadar sapmışım ki. Pişman olmuştur. Tabii. Şimdi... Sonra HSYK'nın o gün seçim olduğu gün... Televizyonda canlı yayındayız. Alttan da alt yazık geçiyor. Bakanlığın listesi kazandı. Şimdi doğru, bakanlığın listesi kazandı. Bakanlık bir liste çıkartmıştı. Sonra baktık ya bu liste ne oluyor biz filan. Çetin Bey, ölümü gösterip yani, sıtmaya herkes, razı hukuk, yapmak diye bak, bir şey var biliyorsunuz. Hukuk, bak ben hayatım boyunca hep şuna inanmışımdır. Özgür birey, örgütlü toplum, demokratik devlet. Devlet demokratik olacak. Ve evet. Hukukun üstünlüğünü, hukuk hepimize lazım. Tabii ki. Hepimizin başvuracağı en büyük güvence hukuktur. Evet. Yani doğru yaparız, yanlış yaparız ama gideceğiz, hukuka güveneceğiz. Ölümü görüp şimdi, sıtmaya razı ben, olmak makul bir şeydir. Yok ya. HSYK ama bakın, HSYK'nın. Var, ne şey var. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Evet. Ben Sayın Başbakan'ın, Sayın Başbakan'ın seçme seçilme hakkını, hı hı. Yani partinin genel başkanı Cumhuriyet Halk Partisi kaldırdı. Evet. Süreçte Deniz Baykal'ın önemli bir katkısı oldu. Hala doğru, Deniz ve bundan ötürü ağır eleştiri ve ithamlar alır. Niye alıyor canım? Doğru yapmanın faturası var. Sesi bir siyasetin önüne açtı. Hayır, bak şimdi. Yani orada o gün çıktı. O günün şartlarında bir partinin genel başkanı mutlaka seçilmelidir. Yasal düzenlemeye katkı sundu. Doğru olan yaptı. Background'unda şimdi tabii neler olup bittiğini de araştırmak lazım. Demokrasi. Ne var background'unda? Demokrasi, özgürlük, yurttaşlık bilinci. Hepimize lazım. Çetin Bey, şu Anayasa Mahkemesi vesayetinden ya da darbecisi, bütün darbelere karşı olduğunuz az önce söylediniz. Bu darbelerin getirdiği bu vesayetçi kurumlardan... Hocam limoncuya bile darbeci diyecek hale geliyor. Zaten bir tane limon sıkıyor. Pardon, bir öfke duyuyor. Bunlar darbeci bile diyor. Bunu şey o kadar basitleştirmeyin. Hayır, daha bilgin bir şey söylüyorum. Siz darbelere karşınız ya, darbeler eliyle kurulmuş bu vesayet kurumlarından kurtulma vaktimiz gelmedi mi size göre hala? Yani siz mesela 27 Mayıs'a darbe ediyorsunuz da 27 Mayıs'ın tesis ettiği vesayet kurumlarına niye itiraz etmiyorsunuz? Çok ilginç bir şeydir. 27 Mayıs darbedir ama... ama diyeceğinizi atışta, zaten tahmin etmişsiniz. Hayır. Orada bir anayasa var. İnanılmaz özgürlükçü bir anayasa. Bakın, sendikalaşma, örgütlenme... az önce konuşuyorduk. Mesela İşçi Partisi oradan doğdu. Ya Başbakan Hasan kanlı faşist bir darbenin getirdiği anayasa özgürlükçü olsa da olmasa da olur. Önemli. Örneğin baraj yok. Bayram diye kutladınız yıllarca Menderes'in idamını. Bakiye sistemi. Bir oy bile boşa gitti. Başbakanın idamını bayram diye kutladınız. Efendim, yani. Kim kutladı? Olur mu öyle şey ya? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. 1 Mayıs'ı bayram diye kutlamadı mı bu ülkenin insanları? 1 Mayıs. 1 Mayıs'ı bayram diye. 1 Mayıs bayramdır. Ben bayram diye kutlarım. Seve seve kutlarım. İşçi bayramı bayramıdır. Özür dilerim. 27 Mayıs'ı bayram diye kutlamadın mı insanlar? Palavra için 27 Mayıs'ı benim için 27 Mayıs'ı çok fazla bir önemi yok. Anayasa bayramı işte çağdaş bir anayasa yapıldı. İşte ilerici bir anayasa yapıldı. O anayasadır ki birçok böyle kanlı bir darbenin bayramı mı olur yani? Siyasal şey olmuştur. Ama
Şunu çok açık. İdamlar halkta sevinç yaratmışsın falan diyenler oldu bu ülkede. Çok açık ve söylüyorum. Uzun yıllar bunu CHP ile ilişkilendirmeye çalıştılar bu idamları. Günün birinde Hüsamettin Özkan çıktı dedi ki ben tarihe not düşüyorum. Bu dedi İsmet İnönü'nün bu idamları engellemek için çok önemli, çok büyük çabası olmuştur. Bunu kim söylüyor? Hüsamettin Özkan söylüyor. Hüsamettin Özkan kim? Dönemin avukatı. Hüsamettin Cindoruk. Hüsamettin Cindoruk. Ama bak Hüsamettin Cindoruk. Tarihe not düşüyorum. Dönemin avukatı şeyine itiraz ediyorum. Hüsamettin Cindoruk'un beyanları mı? Yani Menderes'in avukatı değil. Hüsamettin Cindoruk'a göre mi hareket edeceğiz? Yani Talat Asal'a göre mi hareket edeceğiz yoksa? Hayır. Canlı tanıklar. Siyaseten de bunu kullandılar. Hüsamettin Cindoruk bugüne kadar Menderes'in avukatı klişesini, şablonunu kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi o dönemde rahmetli Menderes'in idamıyla ilgili engellemek üzere. Ya bunlar belgeleri var artık. Bunları da evet. Konuşmamak Demokrat lazım. Demokrat Parti'nin yani. Başkanı CHP'ye ben Hüsamettin Cindoruk konusuna itiraz ediyorum. Hüsamettin Cindoruk o çizgiden olmuştur. Daha sonra Adalet Partisi'nin kuruluşları almıştır. Adalet Partisi il başkanlığı, kendi genel başkanlığını yaptığı partiye oy vermediğini beyan eden beyan mı yani? Şimdi sırf bunu söyledi diye. Başka şeyler de var. Başka şeyleri eleştirebilirsin. Ama evet. Tarihe not düştü. Bak adamın o dönemle ilgili... Bir tek Hüsamettin Cindoruk'un tanıklığına mı kaldı? Hayır. Belgeler üç var. Üç tane adam asılmış. Belgeler var. Mektuplar var. Yazışmalar var. Sonra da kutlanan bir bayram var ortada hatta, yani. Hatta o süreçle ilgili İsmet İnönü'nün bir lafı var. Amerika'ya yaptığı bir gönderme var. Yani Amerika'nın o süreçte ne kadar müdahil olduğunu, ne kadar işin içinde olduğunu, devletin en gizli bilgilerinin ve sırlarının da oralara nasıl yansıdığına dair yazılmış, el yazılır mektuplar abi, var. Ama çok şimdi enteresan. Kadar. Şimdi 555K'yı falan filan biliyoruz biz. 555K'yı ya onlar falan. Eylemler yani şimdi ha. Orada eylem oldu diye. Şimdi bak. Hayır. Bak şimdi. Yani bugün Adnan Menderes'i niye tartışamıyoruz biliyor musun? Aslında 1950 ile 60 arası ciddi tartışılması gereken evet. O kadar çok şey var ki. Sadece idam edildikleri için biz bugün Adnan Menderes'i tartışamıyoruz. 6-7 Eylül hadisi ne zaman oldu? Türkiye'de evet. iş boşlanması ne zaman oldu? Türkiye'de Kore'ye asker durdururken yollamanın nedeni neydi? Filan yani o dönemi sorgulayacak abi, o kadar çok şey olmasına tamam, rağmen bakın, sırf bütün bunlara sırf tek bir soru bundan ötürü sorgulayamıyorum. Bütün bunlara tartışalım sorgulayalım. Celal Bayar'a kimse bir şey peki, diyor peki, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Celal Bayar peki çok özür dilerim. Bir soru soracağım. Adnan Menderes 6-7 Eylül'den iç borçlanmadan şundan bundan mı asıldı? İşte bunu ben de onu demiştim. Sorgulayamıyoruz diyorum. Hayır, bunları sorgulayalım. Bunlar idam edilmedi. Zamanında. Elbette bunlar idam edilmedi. Ama zamanında öyle sorsalardı. Bak, İsmet Paşa'lar şunlar. Onlar da tartışıldı. Yani bak, yani o dönemlerde böyle çok masum dönemler değil. Ya bu ülkede sütün ya yaşandığı oldu. 2015'te siz bunları anlatmanız şey kolay da efendim. Yazılı bunlar. Talat Asal'ın şunu bunu kitaplarından ya falan okuyoruz neler olup bittiğini. Radyo yayınlarının vesika hayat mecmuaları falan hepsi önümüzde. Yani hep bu şimdi siz için anlattığınız zaman 20 yaş altı çocuklara doğru geliyor Allah da. Aşkına, radyoda gezicilere falan radyoda doğru geliyor da. Yapan, öyle değil o işler rahmetli yani. Rahmetli Alparslan Türkeş'ti. Hayır radyo konuşmaları demiyorum. Mahkemeleri diyorum. Albaylar cuntasını seviyorsun. Hayır onu demiyorum. Mahkemeler. Ya mahkeme başkanı benim yani rica ederim hocam, ya. Bu ülkede deniz gezmişler asıldı ya. Bu ülkede Yusuf Aslanlar asıldı ya. CHP idamları önlemek için hiçbir şey yapmadı. 20'li yaşlarda CHP idamları önlemek için hiçbir şey yapmadı. Siz şimdi partinize leke sürdürmemek lazım. Bir dakika. Doğru değil. İşte 20 yaş altı. Belgelerle konuşalım. Belgeler ortada. Ben senin önüne onlarca belge ettim. Yazılmış bak yazılmış. 27 Mayıs. Mecliste yapılan konuşmalar var. 27 Mayıs dediğiniz şey milattan önce değil yani. Bir soru size. Çok kitabın ortasından bir soru. İsmet İnönü isteseydi. İdamları engelleyebilir miydi, engelleyemez miydi? İsmet İnönü rahmetli idamları engellemek için üstüne ne düştüyse yapmıştır. Bak o dönemdeki albaylar cuntasıdır. Milli Birlik Komitesi kurulmuştur. Ondan içinde çatışma var. Cemal Gürsel'i sonra abi formüle getirmişlerdir. O dönemi iyi inceleyin. Ve o dönemde daha sonraki süreçte de işte o Milli Birlik Komitesi içerisinde birçok insan sürgüne gitmiştir. Tabii. Gönderilmiştir. Türkeş başta olmak üzere. Yani şimdi o dönemin belgeleri var. İsmet İnönü bununla ilgili olağanüstü bir çaba sarf ettiğini şimdi Hüsamettin Cindoruk dediğim zaman ya olmaz. Peki hangi soru? Süleyman Demirel'i mi söylüyor? Hayır. O da mı olmaz? Hüsamettin Cindoruk. Ya her şeyi yatırıyor. Tarihe not düştüler. Her şeyi yatırıyor. Her şeyi yatırıyor yani. Hüsamettin Cindoruk'u hayır hiç taraf bakmıyorum. İddialar ortada. Hayır. Savunmalar ortada. Bazen bunu yaşıyoruz. İddialar da ortada. Savunmalar da ortada. Balkondan
Sayın Başbakan geçerken bir laf ediyor. İşte diyor bunlar CHP zihniyeti. Ya kardeşim ne zihniyeti ya? Hayır, adam CHP'nin Durum kendisi açıkladı. Ben Menderes'in avukatlığını yapmadım diye. Kim Durum? Kendisi sözünün açıkladı. Önemi Menderes'in avukatı olsaydı bir önemi vardı. Ya onun için itiraz ediyorum. Allah aşkına ya, çocukları söylüyor ya. Yapmayın. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'ne maalesef mal edilmiştir. O imajı kullandı, yıllarca kullandı. Mal edilmiştir. Bu doğru değildir. Demokrat Parti'nin avukatıyım diyor şey. Bu haklı değildir. Hüsamettin Cindoruk bugün Demokrat Parti'nin avukatlığını yaptım diyor. Bizzat Menderes'in avukatlığını hani Talat Asal'ın şeylerine bakarak belki söyleyebiliriz yani. Bütün o sürece müdahilidir. Bana göre o dönemin en canlı tanıklarındandır. O canlı tanığın söylediği de benim bu CHP'nin önemlidir. İdamları engellediğinin belgesindedir. Belge deyip duruyorsunuz ya. CHP'nin mektuplar idamları var. Engellemeye mektuplar çalıştığını... Var. Mektuplar var. Kimi, yazılanlar var. Kimi konuşmalar var. Abi, rica ederim ya. Rica etmeyin bir belge dediniz yani. Hayır bak. İsmet İnönü'nün idamları engellemeye... Tamam bir dahaki program yapalım. Sırf istersen şöyle bir şey yapalım. Bir şey yapmaya gerek yok. Yok yok yapalım. Hayır vaka, bir dakika. Ortada şimdi ben sana... 50 senelik vaka. Hayır 50 senelik vaka değil. Bana göre kulaktan duyma. Bak tamam. Kulak falan bilgi, yok ya. Bak, bilgi yapmayın zekamızı fikir sahibi olmuşsun. Hayır rica ederim ya. Zekamızı bak, o dönemi, ya rica ederim. Bak şimdi o dönemi duyumlarla. Cindoruk. Duyumlarla. Cindoruk 27 Mayıs 1960'da 27 yaşında vekaleti olmayan bir genç avukat. Şimdi hani onun tanıklığına mı vekaleti, dayanarak. Vekaleti olan. Tabii onu da niye? Yaşamış insanların tanıklığı. Bu belgeler meselesini tanık, pas geçmeyelim. Yok geçmeyelim bir program yapalım. CHP'nin. Yok, bir dakika bir program yapalım. Hayır, daha sonra getirirsiniz. Şimdi söyleyin. Daha sonra getirirsin. Sorun değil ama. Söylüyorum ben sana. Diyorum ki belgeler var. Bununla ilgili yazışmaları var. Bunun için mektupları var. Anılar var. Yakın tarihimizle ilgili anılarını yazan sağdan soldan bir sürü insan CHP'nin var. CHP'nin idamları engellemeye çalıştığına dair. Cumhuriyet Halk Partisi. İsmet'in önünün. Açık net söylüyorum. Adnan Menderes'in idamına içi yanmıştır. Engellemek için de gereken çabayı sarf etmiştir. Cumhuriyet Partisi içinde mutlaka bu idama içi yanan insanlar vardır. Ama bakın az önce sorduğum soruyu yabana atmayın. İsmet İnönü isteseydi bu idamları engelleyebilirdi. Celal Bayar'ın idamının engellenmesi bir yaşıyla alakalıdır ama başka bir şey söyleyeyim size. Başka biraderlikler falan bağlantısı sebebiyle, Amerika bağlantısıyla şu yaşından ötürü. Yani başka bir şey aramıyorum orada. Hocam yaştan ziyade yaş. Biraderlik falan da kurtarır insanı. Birader Adnan Menderes de biraderdi. Yok. Yapma gözünü seveyim. Hayır yok. Adnan Menderes. Yok hocam yok. Aydın'ın feodal ağası, bey, paşasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mensubuydu. Bir dakika. Celal Bayar, şimdi bazen... Biraderlikten kastettiğim başka bir şey. Biraderlikten biliyorum kastettiğim ben. Masonik, anlamadım. Masonik örgütlenme anlayışını söylüyorsunuz. Eyvallah. Farklı değildi. Farklı değildi. O biraz daha ileri noktadaydı diyelim. Evet, yani, evet. Bu idamların yıl dönümünde bence Çetin Bey'in de olacağı ve bence hakikaten belgeleri konuşacak. Bence o zamana kadar belge toplamaya çalışsa iyi olur yani. Çünkü CHP'nin idamları engellediği iddiası kocaman bir yalandan ibaret. İnşallah sayeden sizin bunu destekleyecek belgeleriniz var mı? Vardır. Biz de burada tarihe not düşeriz. Bak. Ersoy tek başına şöyle yapma. Yani hep böyle bazı belgelere tek taraflı bak. Yok, hayır. Yani şimdi iki tane adam bir şey yazıyor. Bunu bir belge olarak falan değil. Ciddi. El yazılır, yazılmış. Bunlar anlatılıyor. Kime ne yazmışlar? Bir tek örnek verin. Hani sonradan getirir gösteririz ama size örnek verin. Cemal Gürsel'e dönük. Bunların idamı engellenmelidir. Buna müdahil olmalısınız. Bununla ilgili bir sürü yazım. Ya bunları bilmemen mümkün değil. Ya. Senin bilmen lazım. İnönü'nün, sizin özellikle bilmeniz lazım. İnönü'nün o iki ciltlik ya, el yazması eseri yani, var. Orada var mı bunlar? Canım, onlar da var mı? Ya anılarında var. Ya bu, yazdığı mektuplar var. Cumhuriyet Halk Partisi arşivinde var. Kendi el yazısıyla notları var. Vardı. Ya bununla ilgili tanıklar var. O dönemin tanıkları var. Yani şimdi ben tanık söylediğim zaman... İşte ya hayır niye mesela Altan Eymen'i de söyleyebilirim. Başka tanıkları da söyleyebilirim. Çağırırsınız onlarla gelir anlatırlar. Onları, onları söyleyebilirsiniz de Hüsamettin Cindoruk. Önlemek istedim. Niye yaptı darbeyi? Önleme yani idamını önlemek istedikleri darbeyi niye yaptı CHP? Onun böyle hani bak, rasyonel zeka da izah edebilir tarafı yok. O dönemin seçim sistemi nasıldı biliyor musun? Örneğin Adana'da bir oy fazla alan kimse bütün milletvekillerini alıyor. Yani aradaki oylar %45 ile %43 arası atıyorum. Ama parlamentonun neredeyse dörtte üçü Demokrat Parti'de. Evet. Sokak ayrı. Bak sokak ayrı, parlamento ayrı. Anlıyor musun? Seçim sisteminde de bir sakatlık var. Öyle bir seçim bu sistemi getirdiler ki. Demokrat Malatya'da kim birinci partiyse. Mesela siz %49 aldınız.
Bir başka parti %47 aldı. Çetin o Bey, iki puanla Çetin bütün milletvekilleri kaldırıyorsunuz. Çetin ama Bey. Yani, bir dakika Hasan'cığım. Gene o dönem iyiymiş. Ama yani, bir dakika. Burada önemli bir problem var. Milli... Çetin Bey o seçim sistemini Demokrat Parti mi yazmış evet. efendim? 1950'deki seçim. 54'te başlıyor. Ama bakın 50'deki seçimdeki sistem nasıldı? 50'deki seçimdeki 46 sistem 50 seçimleri. 46'yı saymıyorum. Bu açık oyu gizli tasdik. Artık onun neresini sayacaksınız? Yani Nevzat Tandoğan örneğin de... 50 çok objektiftir. 46'da işte gizli oy, açık tasnif falan filan. CHP il başkanı, CHP'li belediye başkanı, CHP valisi falan filan. Açık oy gizli tasnif. Hocam tek parti dönemi. Tek parti dönemi. Adnan Menderes, Cumhuriyet Halk Partisi. Milletvekili. Tabii il başkanı. O dönemde elbette ki ilçe başkanı, kaymakamdır. Bugün güya demokrasilerdeyiz. Demokratik bir ülkedeyiz. Kaymakam ilçe başkanı gibi çalışıyor. Vali il başkanı gibi çalışıyor. O dönem tek yani parti hiçbir, dönemi. Hiçbirisinin adı Nevzat Tandoğan değil yalnız. O parti tek bak, o dönem tek parti dönemi. Bir mücadelenin sonucuna çıkmışsın. Doğrudur. İlçe başkanları, kaymakam, vali il başkanlığı yapmıştır. Tek parti dönemi. Herkes o partinin içinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1935 kurultayı bir hafta sürmüştür. Bir hafta insanlar ne konuştu orada? O şekilde süren en az 10-15 tane kurultay var. Evet. 1947 kurultayı, 45 ayrışma kurultayı. İşte bir grup ayrılıyor. O kurultaylar günlerce sürüyor. Günlerce insanlar beyin patlatıyor. Günlerce kürsülerde konuşuyorlar. Bir şeyleri tartışıyorlar. Şimdi o dönemde birbirinden farklı. Muhtemelen yaşayasaydı Necmettin Erbakan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yer alacaktı. Muhtemelen dedesi, babası veya onun benzeşi siyasi anlayışın için onlar da yer almıştır ayrıca. Hayır. Ve hatta merhum Erbakan'ın dediği gibi Atatürk'te yaşasaydı herhalde Refah Partili olurdu diye. Yok Atatürk'ün yaşam biçimi yani çok uymazdı. Yok canım Nazlı Can'ın Fazilet Partili olduğu bir dönemde Atatürk'te olurdu yani. Valla yani Nazlı Can'ı zikettim. Ben, yani Nazlı Can'ın ben sadece bir dipnot olarak koydum. Kötü. Neyse şu ana, darbeler ile gelmiş olan vesayet kurumlarının kaldırılması meselesine de siz anladığım kadarıyla mesafelisiniz. Yani bu işte YÖK'ün kaldırılması ya da ne bileyim Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılması falan gibi. Hocam bak. Konularda kesin görüşünüzü öğrenmiş olduk. Hocam. Açıkçası. Soru olarak bu, kabul edin ne olur. Hayır soru tamam bak şimdi, yani. Bak şimdi. Ben 12 Eylül Anayasası diyoruz ya. Evet. Bak bu 12 Eylül Anayasası'nın 110 tane maddesi değişti. Yeni bir anayasa yapılır mı? Tabii ki yapılır. Yapılması açıkçası, lazım. Açıkçası korkuyorum. Bu gelen anayasa, bu giden anayasa yaratılacak. Örneğin bu anayasada herkesin azından, konut edinme hakkı var. En azından MGK üyeleri yapmamış olacak. Ama ya sırf ama bundan ötürü de olmaz. İnanın ben de korkuyorum. Mesela şimdi ben YÖK'e karşıyım. Yıllarca YÖK'e karşı olduk. Ama YÖK'ün yerine bir başka bir düzenleme gelecekse. Aman yapılmasın işte onu söylüyoruz biz de. Anayasa Mahkemesi'ni kaldırıyor. Yerine şunu koyalım. DGM'yi kaldırdık. Şey. Özel etkili mahkeme. Niye birinin yerine bir şey koyuyoruz illaki? Kaldıralım tabii. Bitsin. İşte kaldırmadınız. Mecliste işte. Anayasa Komisyonu var. Siz yani parlamentersiniz. Mesela 60 neredeyse Anayasa Komisyonu'na güveniniz yok yani da Anayasa Mahkemesi'ne mi güveniniz var? 60 madde yani üzerinde uzlaşma. Türkiye'deki hukuk sistemine karşı. Tamam. Anayasa Komisyonu gayet rahat yasa denetimi yapabiliyor. 60 madde üzerinde bir uzlaşma sağlandı bak, yani. Bak. Yargı. Yürütme, yasama, yargı. Ne düşünüyorsun? Anayasa Mahkemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu an bir güvence olarak görüyorum. Niye Anayasa Komisyonu'na güvenmiyor musunuz? TBMM Anayasa Komisyonu diye bir yer bak, var. Bak sana ben bir şey söyleyeyim mi? Adalet Komisyonu sonra, var. 5 yıl sonra bu Anayasa Komisyonu, bak bu Anayasa Komisyonu, Anayasa Mahkemesi olmalıdır. Sen diyeceksin çünkü 5 yıl sonra bu isimler hep değişecek. Yerine başka isimler gelecek. Değişti yani. Hepsi 11. Cumhurbaşkanı yani. Abdullah Gül'ün atadığı adamlar ne olacak? Yani hani değişmesi vesayet sistemi olmasını değiştiriyor mu? Üyelerinin değişmesi. Yani Haşim orada Kılıç, şu görülüyor ki Haşim Kılıç Sayın Abdullah Gül de çok özür kararı verememiş. Birileri ona isim de deklar etmiş. Sizin görüşünüz onu bilmiyorum ama yani, ya yani oraya getirebileceğiniz şimdi, insanlarla alakalı bir şeydir. Yani seçebileceğiniz insanlar hani insan kavun hocam, değil ki kokteysen diye bir şey var. Hukuk başka bir şeydir. Hukuk sistemi başka bir şeydir. Hı-hı. Örneğin bir anayasa mahkemesi, HSYK vesaire parlamentoda seçilebilir mi? Seçilebilir. Nasıl seçilir? Nitelikli çoğunlukta. Avrupa'da var. 5'te 4'te, 4'te 3'te. Evet. Orada ne arıyorsun? Liyakat arıyorsun. Bizde salt çoğunlukta. Hangi parti çoğunluktaysa her şeyi ele getirsin. Yok anayasa değişikliği bak, sırasında bak, mesela bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi SYK, Anayasa Mahkemesi'ni falan parlamento hocam, üzerinden sizce, dediğiniz gibi bakın, yapmanın yolları bakın, bulunmalı. Bakın önce şimdi biz ne yürütmenin başı kimdir? Başbakandır. Başbakan yürütmenin dolayısıyla yasamanın da başı mıdır? Başıdır. Örneğin meclis başkanı seçilecek. Bir dakika başbakan yasamanın başı değil. Yasamanın başı başbakan. Fiili olarak öyle gözükebilir ama hayır. Pratiği söylüyorum ben. Yasamanın başında yasamanın başında meclis başkanı. Bir dakika. Meclis başkanı vardır. Bir dakika şimdi.
Yasamada meclis başkanı kim seçiyor? Parlamento. Normalde parlamento seçiyor. Tabii. Parlamento nasıl seçiyor? Özgür bir iradesiyle seçiyor. Tamam. Yani hatta evet. Grup kararı bile alamaz. Tabii. Peki öyle mi oluyor? Tabii öyle olmaz. Şimdi o zaman hemen başkanlık sistemine geçmemiz lazım desek ya. Ne alakası var? Daha kötü işte bak, bir sistemi değiştirirken yerine bir sistem getiriyorsun ki daha kötü. İçinden çıkılmaz hale geliyor. Yani şimdi bak, özgür birey diyorsun, özgür yurttaş diyorsun. Siz millet iradesine de bu arada az önce güvenmediğinizi itiraf etmiş oldunuz bu Anayasa Komisyonu'na güvenmiyorum diyerek. Allah aşkına ya. Anayasa Komisyonu'na güvenmiyorum diyerek millet... Ya ne iradesi ya? Milletin iradesi mi var Allah aşkına? Milletin karşısına çıkarıyorsun. Millet bak, meclisine... Özgür milletvekili olmayan millet insanları... Millet meclisine de güvenmiyorsunuz o zaman. Sen çünkü... milletvekillerinden çok özgür hareket edebildiklerini düşünebiliyor musun? Kim seçiyor? Millet mi seçiyor? Sizi kim seçti? Genel merkez atıyor. Halkın karşısına niye geçiyoruz. Niye bunu milletvekiliyken yapmadınız bu protestoyu? Protest etmiyorum ben. Sistemi anlatıyorum ben. Sistemi anlatıyorum ben. Amin. Bak sistemi anlatıyorum. Şikayetçi misiniz? Sistemi anlatıyorum. Şimdi bu sistem. Özgür milletvekili. Özgür yurttaş diyoruz. Özgür birey diyoruz. Özgür birey olması için özgür milletvekili olması lazım. Sen parlamentonun özgürce hareket ettiğini düşünüyor musun? Anayasa komisyonunun özgürce hareket ettiğini düşünüyor musun? Niye düşünmeyeyim? Peki o zaman şunu sormak ya, lazım mı? Tabii ki düşünmem ya, lazım. Çetin Bey. Aksi zaten yapma. Başka bir şey olur Ersoy ama yani. Ersoy yapma ya. Çetin... Bak özgür, bak. Siz özgür hareket edemediniz mi milletvekili? Ben özgür hareket ettim. Hiç. Sorun ben mi? O konularda rahatım. Seçmenlerinize karşı boynunuz bükük mü? Bak ben o konuda seçmenlerinize karşı boynunuz bükük mü? Hayır değil. Tamam. Ben yaptıklarımla da bunu açayım ben. Ben gün geldi Tuzla tersanelerini dikkat çekmek için. Tamam problem nedir o zaman? Orada kaldım. Ben yeni yılı hiçbir zaman eşimle geçirmedim. Ya maden ocaklarında son ve ilk gidenlerden biri bendim. Yeni yılımı orada geçirdim. Ben itfaiye içinden işten atılmış 924 sorun, kişi için sorun ne o zaman? Bak sorun şu. Siz Türkiye'de parlamentodaki hakim çoğunluğa sahip olmadığınız için mi acaba? Hayır, hakim çoğunluğu yok. Bak aslında bu çok objektif, çok objektif bir değerlendirir, düşünür üzerinde durursan daha iyi sonuca varırsın diye düşünüyorum. Bak, ben duruyorum. Bak, siz, Türkiye'de soru sistemin... Sadece. Siz parlamenter bak, olduğunuz için... Hayır, ben de cevap veriyorum. Bakın Türkiye'de bir sistemi, bir düzenlemeyi, daha ileri düzeyde demokratikleşmeyi getirirken daha bütüye gidecek bir anlayışı getirmemek lazım. Ben Türkiye'de parlamentonun seçim sisteminin bile değişmesinden yanayım. Yani örneğin AKP'nin içinde on binlerce üyesi var. Bir genel başkan değil. Üyeler daha etkin bir şekilde siyasete katılabileceği hale gelmeli. Cumhuriyet Halk Partisi bu hale gelmeli. Bunları daha formüle edebiliyor musunuz? İşte etmek lazım. Buna kafa yormak lazım. Biliyor musunuz ama? Buna kafa yormak şey lazım. Şey ayrı. Yani bu tür şeyleri falan filan düşünmek. Şey demokrasi için. Bak aslında. Bu 12 Mart idamlarının çizelgesine göndermiş birisi. Lazım. Daha kolektivizm. Doğru. Daha paylaşımcı. Doğru. Daha üleşimci. Ama bakın daha az önce. Akıllar. Bak, az daha önce, ortak akılları yakalayacak bir siyasi işte bunu, arenanın yaratılması lazım. Bunu nasıl ortak yapacağız? Dolayısıyla Ersoy bana ön yargıyla bakacak. Ben size ön yargıyla bakacağım. Siz bana öyle bakacaksınız. Birbirimizle böyle yapacağız. Aslında Türkiye'de daha hoşgörüsel, daha hümanal, daha barışçıl, daha dayanışmacı bir anlayışı geliştirmek mümkün. Gazze'de bugün insanlar ölüyorsa, Gazze'de çocukları ölüyorsa, Gazze'de çocuklar çikolata yiyemiyorsa, acıyla, ızdırapla, kan ve gözyaşı üzerine yaşamlarını oluşturmuşlarsa, bugün sokağa çıkılacaksa sizin de benim yan geliyorum. Aynen. Bir ortak paydamızdır. Bunun örneklerini bunun de için, geçmişe verdik. Bunun için bak bunun dinle imanla ilgisi yok. İnsanlıkla ilgisi var. Evet. Yani oradakiler Müslüman olup olmaması değil. Bir insanlık dramı yaşanıyor. Doğru. Ama ne hikmetse bu insanlık dramı ya Bosna Hersek'te yaşanıyor ya Müslüman coğrafyasında yaşıyor. Hep Müslüman coğrafyasında yani, yaşanıyor. Ya bu da görülüyor artık. Yani nedenleri, gerekçeleri, niçinleri de görülüyor. Mesela Bosna'da yaşananlarla ilgili ne diyeceğiz? Bosna'da yaşananlarla ilgili, oradakilerin Müslüman olmalarıyla ilgili kendilerinden doğan bir sıkıntı mıydı? Yoksa sadece Müslüman oldukları için başkalarının canını sıkmaları mıydı? Şimdi bak orada Hırvatistan ayrıştı. Diğer Kosova, diğer bölgelerde de ciddi ayrışmalar yaşandı. Ve orada maalesef o dönemin Sırp lideri, o faşist, o namussuz adam. Büyük bir katliama, ırkçı, büyük bir katliama girdi. Evet. Şimdi bu bizim hepimizin ortak sorunu muydu? Evet. Orada tabii ki bu insanlar Müslüman oldukları için, tabii ki dinsel farklılıkları olduğu için. Avrupa'nın ortasında bir Müslüman ülkesi istemedikleri için. Veya Türkiye Cumhuriyeti'ne yakın olduğu için. Olduğu için. Yani evet. Birçok nedeni olabilir. Ama bizim ortak paydamızdı. Örneğin o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Ta oralara dikkat çekmek için. Oraya gitti. Beyaz yaşmaklarla gitti. Beyaz yaşmaklarla evet. gitti. Cepheye gitti. Evet. Sıcak temasın içine gitti. Namus sembolüdür. Bizim ortak paydamızdı. Çetin Bey, az önce İslam ülkelerinin sıkıntı çekilen yerlerin tamamı İslam ülkeleri derken burada iki şey çıkıyor ortaya. Yani iki söylem tarzı. Bunlardan birisi şu. Müslümanlar maalesef işte bir türlü bu işi kotaramadıkları için başları derde giriyor falan gibi bir şey. Bu açıdan bakarsak Bosna ters bir örnek. Çünkü Bosna'daki insanlar ki Aliya'nın hayatını yazdıklarını falan okursanız Aliya başta belki Yugoslavya'nın dağılmaması için epey uğraşmış birisi. Sonraki süreçte de barış içerisinde bir arada Bosna'da Sırplar ve Hırvatlarla nasıl yaşayabilirizin yollarını araştırmış birisi. Hini Hacet'te artık iş bıçak kemiğe dayandığı zaman en azından Bosna'daki insanları etraflarına toplamış birisi. Dolayısıyla oradaki Müslüman oluşun doğan problemlerle kendiliğinden bir alakası yok. Karşıdakilerin düşüncesiyle alakalı bir şey. Ha başka coğrafyalarda Müslümanların başına... Aynı şey Filistin içinde geçerli. Tabii ki. Başka coğrafyalarda Müslümanların başına gelen sıkıntı ve mesela işte dün Paris'te yaşanan olay falan filan buradan hareketle söylenecek şey bu başka bir şey. Bu emperyalizm dediğimiz çarkın böl, parçala, yut kuralları gereği insanları belki işte dokunup hangi noktasına dokunursa ne gibi tepkiler alabileceğini bilen bir yapının insanları nasıl orada, söyleyelim manipüle etmesiyle alakalı bir vurma. Şey. Tabii, yani tabii. Geçmişten beri gelen bir şey var. İşte IŞİD diyoruz, KAİDE diyoruz, bilmem ne diyoruz. Baktığınızda yani IŞİD denilen hareket şu anda kendisi dışındaki herkesi tekfir eden bir hareket. Niye? Yani benim gibi düşünüyorsan doğrusun, benim gibi düşünmüyorsan sen yoksun diyor. Herkesi tekfir ediyor. Kaide dediğiniz hareket kendisi gibi düşünmeyen herkesi küçük gören belki Müslüman görmeyen bir hareket. Niçin? Öyle olması gerekiyor. Onu biçimlendiren zihne göre. Laboratuvarda dolayısıyla, üreten zihni. Dolayısıyla burada bazı şeylerin dinle, imanla, şunla, bununla alakası yok falan filan. Bunları geçelim ama şöyle bir mesele var. Karşı karşıya bulunan problemlerin temelinde aslında işte Orta Doğu, enerjinin merkezi Orta Doğu, enerjinin dünyaya akacak bölge olması olan Orta Doğu ve enerjiye hakim olanın her şeye hakim olacağını bilen bir anlayış ve bu anlayışın işte biçimlendirdiği haritalar üzerinden yine biçimlendirdiği bir takım olaylarla karşı karşıyayız. Onun için İslam ülkelerinde işte İslam ülkeleri sadece enerji demek, şimdi enerjinin de alternatifleri çıkıyor. Yani çıkmıyor. Bileşenlerisi çıkacak yani petrol de gün gelecek bitecek işte. Ama ha. Bakın onları petrol da... Şu an petrol fiyatları 50 dolara geldi ve 50 doların üzerindeki maliyeti olan kuyular artık çalışmayacak. 70'lerde biliyorsunuz 2,5 dolardı. Evet. 2,5 dolar. Ama o zamanki emisyon hacmi çok küçüktü. Tamam da. Şimdi o zaman bakın, 71'e kadar dolayısıyla... biliyorsun Amerikan doların karşılığında bir altın olması gerekiyordu. 1951 dünya para birimi olarak kabul edildiği zaman. 71'de bunu reddetti. Ancak ne oldu? Bak o petrol fiyatlarındaki oynamada uluslararası soğuk savaşın da getirdiği etkiler var. Ne oldu? Amerika 8,5 trilyon para bastı. Neyse çok çıktık şeyin etrafından. Oraya getirdi diye söylüyorum. Petrol fiyatı 8,5 trilyon dolar para bastı. Bütün dünya bekliyor ki Amerika parasal hacmi küçültmesin. Hatta daha da büyüsün de piyasalar rahatlasın filan. Sanal bir dünya. Sanal bir dünya. Peki ya, işte anayasa mahkemesine girelim. Abi bunun için. Bak dönüyoruz şimdi sizin dediğinize. Anayasa mahkemesi kaldırılmalı mı kaldırılmalı mı? Dönüyorum şimdi sizin dediğinize. Anayasa mahkemesi var olmalı mı Çetin Bey? Varlığını sürdürmeli mi kaldırılmalı mı? Anayasa mahkemesi varlığını sürdürmeli mi? Çünkü güvenmiyorum. Daha beter. Gerçi anayasa mahkemesi de yarın bir gün o da değişecek. Yani sonuçta mevcut erkin iktidarın yarın getireceği insanlardan oluşan bir anayasa kurumu haline dönüşecek. Bak. Özgürlükçü, çoğulcu, demokratik, insana sayan, insanı koruyan bir anayasa gerçekten yapmak mümkün müdür? Tabii ki mümkündür. Bakın ben bu anayasada bile sizin yaptığınız, özür dilerim bir metek yok. Sizin yaptığınız ve işte meclisin kahir ekseriyetiyle geçen, diyelim ki 400, 410, 411 milletvekilinin oyuyla geçen bir yasa değişikliğini, oradaki işte geçmiş düzenlemeye göre 11'i, bugünkü düzenlemeye göre 17 fark etmez neyse. Kişinin çeşitli sahiplerle iptal etmesini, yani sizin kendi iradenizin üzerine ipotek koymasını kabulleniyorsunuz yani. Nasıl yani anlamadım. Milletin vekili olarak parlamentoda yapmış olduğunuz ve işte 550 kişilik parlamentoda... Hayır ben milletin vekili değilim. Genel başkanın vekiliyim diyor. Kişilik. Yani o beni seçiyor önce. Yaptığınız yasa değişikliğini... Bak şimdi. Bir 11 kişilik bir heyetin
üzerine onun ipotek koymasını... 11'di o zaman. Ha, 11 kişinin ipotek koymasını kabul ediyorsunuz yani. Türkiye tek adamcılığa... Mısır rahatsız etmiyor. Bak beni rahatsız eden tek adamcılık. Tek adamcılık CHP'ydi. Şu anda başka bir şey var. Kardeşim bak şimdi sen Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarla bugünü ölçme. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda yaşanan Merkez Bankan yok. Ne şey ya yok. Siz ne zaman milletvekili sen... olarak yaptığınız yasayı orada Anayasa Mahkemesi'nin 11 üyesi çeşitli sahiplerle değiştirsin. Sizin buna itirazınız yok. Yani bak meclisteki çoğunluğa dayanarak, el kaldırıp indirerek bir işin, hukuki sürecin bile yok sizce, sayılarak. Sizce sakıncası yoksa bence hiç yok zaten. Ben zaten asil bir yani milletin asiliyim. Milletvekili olarak sizin şikayetiniz yoksa bu durumdan. Hiç kimse şikayet etmiyor. Kelimelerle oynama bak. Yok burada, çok açık ama yani. Burada, bak, bir burada, milletvekilinin burada, benim hükmüm geçerli değil de benim üzerimde bir de Anayasa Mahkemesi olsun. Yaptığım yasayı gerekirse iptal edebilsin Anayasa diyorsa Mahkemesi benim için bitmiştir zaten. Bir hakemliktir. Bir hakimdir. Anayasa sizce Mahkemesi sakıncası yoksa Anayasa Mahkemesi yok yani. Anayasanın bak efendim rica ederim. Bir anayasam var. Bu anayasaya uygun tutum ve davranışlar içerisinde yani olup olmayacağın Anayasa Komisyonu bir bilir kişi, genel bir bilir inmeden kurumdur. Önce, yasa genel kurula inmeden önce Anayasa Komisyonu şimdi, denetlemiyor mu? Ersoy ben bir şey soruyorum. Kafayı Anayasa Mahkemesi'ne mi taktı? Çetin bütün kurumlarıyla hukuklar her şey yürüyor. Çetin mi? Her şey güllük gülistanlık her şey. Ya Sayın Başbakan çıktı. HSYK ile ilgili kendisi itiraf etti. Ne sapmışım demek zorunda kaldı. Evet, o referandumda o anayasanın değişmesi için elinde mikrofonla cadde cadde meydan meydan dolaşan başbakan değil miydi? Anayasa Mahkemesi. Her zaman bak her zaman bireyler liderler her zaman doğru karar vermezler. Bazen yanlış kararlar da veriyor. Ve çıktı başbakan o güllük gülistanlıkken birden bir aşağı ama Anayasa Mahkemesi hep doğru karar veriyor. Şunu Ersoy'un Çetin Bey Ersoy'un sorduğu soruyu müsaadenizle bir değişik bir hale sokup sorayım. Ersoy da belki bundan bir şey alır. Anayasa Mahkemesi şu an 17 üyeyle 17 üyesi olan bir mahkeme, üst bir mahkeme. Ve son nokta, son merci. Yani verdiği temiz kararlar olmalı. Kesinlikle uyulması gereken kararlar. Ama Anayasa Mahkemesi'nin mesela anayasaca belirlenmiş özellikleri var. Nedir? Şekli olarak kanunlar inceler, esasa giremez. İşte anayasa değişikliklerini şu şekilde inceler, kanunları bu şekilde inceler falan diye. Anayasanın ona biçtiği bir şey var, anayasa şart var. Anayasa uygulama denetim dediği de o aslında. Ha, şimdi bir dakika. Anayasa Mahkemesi dediğimiz kurumun geçmişine baktığımızda Twitter kararıyla ilgili az önce söyledim. Bireysel müracaat olağan hukuk yolları bitirilmeden kabul edilemeyecek bir bireysel müracaatı iç tüzeğe dayanarak kabul ettik dedi. Bu olmaz. Bu anayasa için demektir bir. İkincisi de şu. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları gerekçesiz yayınlanamaz diye bir anayasa hükmü var. Ama Anayasa Mahkemesi son dönemde bütün iptal kararlarını gerekçesiz yayınlıyor. Gerekçesini sonra getiririz diyor. Önemine binaen. Yok anayasa hükmü bu. O, ama süresi var. Ha söylemeye çalışıyorum. Süresi var. Hayır. Bakın iptal kararları. Bakın hocam. Bakın anayasaya bakın. Anayasa Mahkemesi iptal kararlarını, gerekçesiz açıklayamaz. Hocam günün birinde yaşarsak hep beraber burada oturacağız. Diyecek ki Anayasa Mahkemesi mutlaka olmalıdır. Şimdi çünkü Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri değişmiş. Ama zinciri ama kayboluyor. Şunu şey yapmak lazım. Kayboluyor. Sadece Anayasa Mahkemesi değil. Ekrem bir saniye. Sadece Anayasa Mahkemesi değil. Yani sizin de sizin hakkınızda da davalar açılmış. Biz zaten yıllardır yargılanıyoruz. Bizi yargılayan mahkemeler hocam, hep yargılayan mahkemeler şu kararı veriyorlar. Yani o kağıdın üzerinde şu yazıyor. Türk milleti adına. Türk milleti adına. E siz de diyorsunuz ya millet mi seçiyor bunları falan filan diyorsunuz ya. Kanun yani, öyle. Yani ama Anayasa Mahkemesi'ne yani, dahil olmak üzere. Cumhurbaşkanı seçiyor. Yani seçiyor. Hayır ama Türk milleti adına karar veriyor yani. Şimdi bir iki ikincisi biraz önce bizim Merkez Bankası'mız. Merkez Bankası şu Ekrem abinin sorusunda bir şey vardı. Tamam. Şimdi efendim. Noktayı koysun oradan. Anayasa Mahkemesi anayasanın var ettiği bir kuruluş. 61 Anayasası ile ki o konuda şeyinize katılıyorum. 61 Anayasası Türkiye'nin en özgürlükçü anayasasıdır. Çünkü 1924 Anayasası olağanüstü şartların 21'deki teşkilat esasiyeden sonra 24 Anayasası olağanüstü şartların bir anayasasıydı. Bir sürü dünya çapındaki değişiklikten sonra artık çok partili hayata ve son derece değişik bir ortama geçildiğinde 61 Anayasası kitabın ortasında güzel bir anayasaydı. Bu vesayet kurumları hariç. Yani vatandaşın egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet bu egemenliğini anayasal tabii birçok güzel şeyleri var. Birçok güzel şeyleri var. 21 Anayasası'nda çöp atma. Şimdi hocam Anayasa Mahkemesi ile alakalı anayasada bir takım maddeler var. Anayasa Mahkemesi'nin geçmişine baktığımızda bu maddelerin
ihlal edildiği birçok olay görüyoruz. Mesela Refah Partisi'ni kapatma davasında Anayasa Mahkemesi kendi kendine re'sen bir kanunun iptali için müracaat ediyor. Ki Necdet Sezer o zaman Anayasa Mahkemesi'nde üye bildiğim kadarıyla. O diyor ki bizim kendi kendimize müracaat yetkimiz yok. Böyle bir şey olmaz. Red cevabı veriyor. Yani o konuda hayır diyor. Sonra kendi kendine bunu oy çokluğuyla iptal edip ona dayanarak Refah Partisi'ni kapatıyor falan. Şöyle bir şey. Anayasa Mahkemesi anayasada yazılı kuralların dışına çıktığında, yani hukuk diliyle kel lem yekün olmaması gereken yok hükmünde kararlar aldığında bu kararlar uygulanmaz diye bir düzenleme yapılsa Anayasa Mahkemesi'nin varlığı çok problem değil. Şimdi Anayasa Mahkemesi şu an anayasal bir kurum. Tabii bu kurumun örneğin Haşim Kılıcı Turgut Özal getirmişti. Evet. Ve uzun yıllarda onun getirdiği ekip ve kadro görev yaptı. Sonra bir süre Süleyman Demirel'in görevlendirdikleri vardı. Şimdi de Ahmet Necdet Sezer devam etti. Sezer. Ona çok fırsat olmadı. Çünkü o süreçler daha da olmamıştı. Şimdi sonra Abdullah Gül Bey'in zamanında çok daha fazla isim görev yaptı. Şimdi dünyanın her yerinde bu tür kurumlar vardır. Anayasal kurumlardır bunlar. Evet. Amerika'da da vardır. Anayasal Fransa'da da vardır. Var, Almanya'da da vardır. Ve bu kurumların seçimi de şöyle olur. İngiltere'de yok. İngiltere'de anayasa yok. Yazılı anayasa yok. Daha ileri gidelim. Vakit bulamamışlar. Yani gelenekleri var. O yazılı anayasa olmadan dünyayı da sömürmüşler bu arada. Dünyayı sömürmekten anayasa yazmaya fırsat bulamamışlar. Yani yazılı anayasa. Bak, şimdi, şu esasa, bak orada nitelikli çoğunlukla, şey bak salt çoğunlukla değil. Nitelikli. Hatta bazı yerlerde daha ileri gidiyor. 5'te 4 de arıyor. Peki tamam. 5'te 4 arıyor. Sizin şey, öyle yöler seçiyor ki kimseye bağımlı değil. Bu ya Allah aşkına ya. Sen de yani suçlayıcı. Ama bak bir şey söylüyorum. Örneğin parlamento. Şu idamlardan Anayasa Mahkemesi ya. Kaldırdın. Yerine bir kurum koyacaksın. Orada bir kurum olması lazım. Anayasa komisyonu var. Niye illa bir kurum koyuyorsunuz? Ne kadar meraklısınız bir vesayet organı koymaya meclisin üzerine. Bırakın meclis bir rahat rahat yasa yapsın millet adına ya. Tabii. Niye illa bir şey koyuyorsunuz? Çoğunluğun, ya Cumhurbaşkanı koyuyorsunuz, bak, ya MGK koyuyorsunuz. Çoğunluk illa oyları, bir şey koyacaksınız hayır, oraya. Demokrasi, çoğunluk. Anayasa Mahkemesi, Babayasa Mahkemesi koyalım yerine. Bak Hitler %70 ile gelmişti. Ya öyle doğru ben ondan söz etmiyorum. Ama bir dakika yani çoğunluk demek. İşte ben çoğunluğun oyunu aldım, %50'nin oyunu aldım. Ben ne dersem olur. Anayasa olacak. Bak siyasi karar ayrıdır. Hukuk karar ayrıdır. Hukuk süreç farklıdır. Siyasi karar farklıdır. Bir siyasi duruşla. Deniz Gezmişler duruş. İdam ediliyordu. Deniz Gezmişler idam ediliyordu. Birinci kez döndükten sonra Anayasa Mahkemesi'ne gitti değil mi? Anayasa Mahkemesi'nde dedi. İçerik incelemesi yapmam dedi. Ne oldu Deniz Gezmişler idam edildi. İyi mi oldu? İki Türk Telekom satılıyordu. Ben Anayasa Türk Telekom satılıyordu. Türk Telekom'un PTT'nin T'siydi o zamanlar. O zaman Anayasa Mahkemesi dedi ki ben şimdi hatırladım. Aslında içerik incelemesi yapabilirim galiba dedi. O zaman... bizi krize çok sokacak haklısın. Olan çok haklısın. Ben Anayasa Mahkemesi'nin gibi bir kurumun kalmasını ancak o kuruma seçilen insanların parlamento tarafından 5'te 4'le seçilmesi gerektiğine inananlardan. Anayasa Komisyonu işte bu dediğiniz. Yine özgür irade ama parlamentonun 5'te 4'ünün bir liyakatın arandığı o zaman benim partimin çoğunluğu demeyeceksin. Ne diyeceğiz? Liyakatı var. Ben de sana oy vermek istiyorum ama bak o liyakatla seçilmiş olacak. Tamam. Biz de çoğunluk kimdeyse yargıyı da ele geçiriyor, meclisi de ele geçiriyor. Diyorum ki meclis başkanını evet. Milletvekilleri grup kararı alamazlar diyorum. Bugüne kadar da partinin en büyük partinin başkanı kimse bugüne kadar bugünü söylemiyorum. Çok isabetli olursun yasamanın denetimi açısından. Hocam tek adamcılığı siz seviyorsunuz. Bense tek adamcılık CHP'nin Türkiye'ye armağan ettiği bir şey. 1924'te diyor. Cumhuriyetin reddediyorsanız o zaman İş Bankası hisselerini de reddedin. CHP'nin o zamanki mirasını reddediyorsanız eğer. Evet. CHP'nin verdiği bütün mirasını reddedin. Ama AK Parti'nin İş Bankası'nın mirasından bir şey aldığını falan mı düşünüyorsun? Nüfuzu yeter. Aldığı nüfuz yeter. Oraya atama yetkisi, şusu, busu bilmem nesi. Hocam şimdi bak nüfusunu konuşursa ben sana şurada belgelerle kimlerin hangi nüfusu işleterek hangi yolsuzlukları yaptığını anlatmaya başlarım ve sen de bu programdan ötürü zor durumda kalırsın. Yok, sağ ol. Zor durumda kalırsın. Yeter ki gerçek olsun. Bak nüfusunda gerçek. Yani gerçek. Gerçek dışıysa açarsın bilgili kişi davayı. Neyse yok yani ben siz sana, CHP'nin bak, mirasını reddediyorsanız reddedin komple yani. CHP'nin mirasını ben Cumhuriyet'in. Mesela dersimi de reddediyorsunuz o zaman mesela. Her şeyi reddedin o zaman. Hocam dersim de Celal Bayar'dı. Neyse yani. Yapma şimdi dersimi bak.
İşte diyorum ya, bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. Bir tavsiyede bulunayım. Meclisin çok geniş bir kütüphanesi var. Bir gün o kütüphaneye git, oralarda incele. Şimdi burada Dersim, yani ay be, Dersim'e sahip çıkmak bizim şu sıkıntı falan. Demagoji yapma, gözünü seveyim ya. CHP gözünü seveyim ya. Abi ben şeyi bak, merak ediyorum. Bak. Dersim olayı yaşandığı zaman hiç kimsenin aklına gelmez. Hatay görüşülüyor. Fark etmez. Ben Seç Said isyanı olduğu zaman CHP'yi, Kerkük Musul konuşuluyordu. Tek adam dediğimizde 24 CHP'si diyorsunuz. Başka bir şey o zaman CHP'nin işte kurucu siyasi hocam, hareket olduğunu. Cumhuriyet Halk Partisi. O anlamda söylüyorum. Yani, Cumhuriyet Halk Partisi. Nere dedin? Bak, Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu zaman ve Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti kurduktan sonra bu ülkede vali il başkanıydı. Bu ülkede kaymakam ilçe başkanıydı. Aynı şeyi söylüyorsun. Ben demokrasiyi, bak demokrasiyi çünkü bir... Adnan Menderes'e gelmiş, bir dakika, oldu aslında. Bir dakika, ayıp ediyorsun yani. Şimdi biz... aslı demek ayıp demektir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bak sana al önümde... Sabah gazetede demeci var Selim Sarper'in. O dönemin Dışişleri Bakanı. Genelkurmay'da da askerlik yapıyor. Şu ana kadar yılda durdurmaya bak. Diyor ki Cemal Gürsel'e. Diyor ki... Olan oldu diyor. Darbe oldu diyor. Bırakın diyor. Adnan Bey'i kurtaralım diyor. Bırakın diyor Adnan Bey'i kurtaralım diyor. Peki. Olan oldu, darbe oldu, oldu bu oldu. Ama engelleyemiyor. Sizi ben bile kurtaramam diyen de aynı inin değil ya miydi abi? Mecliste yapılan bir konuşmadan yola çıkarak. Evet. Yani o dönemde alınan kararlar var. Bak aradaki oy farkı %1,5, %2, parlamentonun 4'te 3'ü. Neyse 46'ın CHP'sini savunuyoruz, 24'ünkini savunmuyoruz. Yani hayır, şimdi dönem şunu şey yapalım. Yani bir... Hayır, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24'ü savunuyorsunuz. Her dönemi, tabii ki 46'ı savunuyorsunuz. Hayır, o zaman tek adam CHP'sini dediğiniz gibi. Niye mi bana kızıyorsunuz? Güzelim, tek adama giden, bak gel tek adama giden, tek adama dönük ilgisi olan sensin. Sözde demokratik bir süreci yaşıyoruz. Kaymakamlar ilçe başkanı. Valiler il başkanı. Kim? Hani ne zamanda ama? Şimdi. Bu çok mübalağalı bir yer. Mübalağa değil. İnanın bana bak. Öyle bir yalaka kültürü biraz, gelişmiş biraz ki. Biraz da ayıp ediyorsunuz yani. Doğru. Demokratlara karşı. Doğru bir dakika. Sen ayıp etmiyorsun. Sen bu ülkeyi kuranlara karşı ayıp ediyorsun. Hayır, Türkiye'de ezan sesini duyuluyorsa o duyulmayı sağlayanlara karşı ayıp ediyorsun da. Ben bir şey demiyorum. Türkiye'de, sen bunu ne diyorsun? Türkiye'de ezan seslerini duyuluyorsa ezan sesini duyulmasını sağlayan o emperyalizme karşı o büyük mücadeleyi, o kutsal mücadeleyi götüren insanlara karşı ayıp ediyorsun da ben bir şey demiyorum. Burada sana örnekleriyle hangi valinin halt ettiğini söyleme hakkına sahipken ayıp ediyor oluyorum. Yapma ya. Ya ben bunları tartışmaya gelmedim. Ben doğru, biraz böyle oturan gerçekten sağlıklı değerlendirmeler yapalım doğru diye geldim. 24, 46. Biz demiyoruz, siz diyorsunuz. Kardeşim, camiler ahır yapıldı. Bundan daha büyük palavra olmaz. Ayrıca Sayın Başbakan dememiş miydi? Camiler kışlamız. Camiler kışla olduğu gün geldi. Gün geldi oldu. Çetin Bey ahır da yaptı. Gün geldi oldu. Ahır da ya yapmayın Allah aşkına ya. Satıldı. Ya yapmayın satıldı. Ya. Üsküdar Belediyesi daha yeni cami sattı ya. Rica ederim ya. Hocam. Rica ederim ya. Üsküdar daha yeni belediye cami sattı ya. Ben bir caminin iş merkezine dönüştüğüne tanığım ya. Hocam gözünü seveyim. Cami değil onlar. Cami değil. Hangi cami? Bir dakika. Şimdi bakın çok basit bir şey söyleyeyim size. Bir gün Sirkeci'ye gittiğinizde tam garın yanında bir cami var. O camiye bir gideyim imamına sorun. O caminin yerini siz hatırlarsınız. Herhalde eskiden beri İstanbul'daysanız. İstanbul'da orada ne vardı? Anadolu Saz diye bir şey vardı biliyorsunuz. Pavyon. O satılan camilerden birisiydi. Yıkılıp yerine Anadolu Saz yapılmıştı. Hemen yukarıya gelin. Cezeri Kasımpaşa Camii. Cağaloğlu Meydanı'nın göbeğinde. Ne 2000 döneminde yapılmış? Yani kaç yılda yapılmış? 1940'da mı yapılmış? 1920 ile 46 arasında yok edilen, satılan camilerden. Onun için yani ahır yapılmadı falan. Doğru hayır. Hele şöyle şey. Bak efendim ezanları dinleyebiliyorsunuz. Bizim dönemimiz. Bakın. Kitaplarda sizinle alakalı bir şey değil bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yaptığı yanlışlar ayrıca, vardır. Bakın ayrıca neyi konuşuyoruz? Türkiye'deki ahalinin Cumhuriyet Halk Partisi hepsini içine çekmiş, içine almış. Yani Fevzi Çakmak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde. Evet. Hayır. Adnan Menderes de içinde. Rica ederim. Ya, içinde. Hayır bakın içinde olmak tamam, ayrı bir tamam şey. Kazım Karabekir de öyle. Bak şimdi. Dersim diyorsun. Fevzi Çakmak'a konuşmuyorsun. O dönemin Meraşlar'da Genelkurmay Başkanı. Şimdi bakın. Askeri vesayeti. İçinde olmak ayrı. Ama mesela o insanların orada yaşadıkları farklı bir şey var orada. Farklı bir şey.
Farklı bir şey. Dersin meselesi. Dersin meselesi bir travmadır. Üzerinde çok ciddi ayrıca konuşması gereken bir şeydir. Ama belki de artık bu kadar sene geçtikten sonra net bir şekilde yanlıştı. Ne savunulacak? Ya bir şekilde demek bir gereken yani bir şeydir. Artık. Cami satılması, cami satılması. Bırakın yani sadece cami satılmasını. Vakıf eserlerin, şunların, bunların gibi sadece Fatih içerisinde halen belki 200'e yakın cami yerini arıyor. 200'e yakın yıkılıp satılmış cami. 69 tane mahalle, 215 tane cami vardı. O 215 tane cami de her biri aynı zamanda tarih kültürel mirastır. Sadece cami bir ibadet gibi düşünmeyin. Tabii, tabii. Aynı zamanda kültür mirasıdır. Yani onu önceki nesillerimiz onun için yapmışlar. Nasıl ki kiliseler, bak Yedikule'de bir kilise var. İtalya'ya gitti, bir İtalya dediler ki bizim burada bir kilisemiz var. Bu kiliseyi geldik bulamadık. Hakikaten kilise var. İki tane duvar kalmış, kilise yıkılmış. Ve orada evet, adamlar onu takip ediyorlar. Tabii ki. O kiliseyi yeniden yaptırmaya çalışıyor. Tabii ki. Dolayısıyla elbette ki camilerimiz kültürel mirasımızdır. Onun için ama mirasa, yani şunu, o cami söylemeyelim. Yani bunu üzerinden CHP ilçe merkezi diye bir ibadet, bir ilaç merkezi olmanın ötesinde 300 yıllık, 500 yıllık, 700 yıllık. Şunu onun için yıkılmadı, satılmadı. Bunu söyleyeyim. Bu yaşandı bunlar. Bunu yanlış. Yanlış yapıldı demek lazım bazı şeylere de yani. Lazım. Şimdi her dönemin kendine göre müferit şeyleri vardır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin o cumhuriyetin kurulduğu yıllarda normalde kapatmamız lazım programı da öyle bir yerde ki hani çetin sosyal sansür koyuyorlar derler diye de bir türlü kapatamıyorum programı. Yok en çok Çetin Bey konuştu. Yok hayır konuşsun hani ya tam bir şey anlatıyordu moderatör konuşturmadı izin vermedi yani derler diye. Cumhuriyet Halk Partisi o bak size bir anekdot anlatayım. Hadi onu da bitirelim tamam peki buyurun. Bir anekdottur. Merkez Bankan yok bir şeyin yok. Osmanlı Bankası yabancının elinde. Evet. Ve Cumhuriyet yeni kurulmuş ve Osmanlı Bankası'ndan o zamanlar akçe altınla maaş dağıtıyorlar. Borç alacaklar. Evet. Dönemin Maliye Bakanı Osmanlı Bankası Genel Müdürü'yle konuşuyor. Diyor ki benim diyor sizden diyor kredi almak istiyorum falan. Diyor veririz bir sorun değil diyor. Sadece diyor başbakanla iki dakika bir araya getirin. Başbakan'a gidiyor. Başbakan diyor asla. Yani şimdi o cumhuriyetin bir kuruluş felsefesi var. Abi, yani o birinci iktisat kongreleri 1920. Doğru, doğru. Ha bunun içerisinde. Doğru da kurulan içerisinde, Merkez Bankası'nın ya bak, sermayesi ne Mustafa kadar yerliydi? Kemal, bak Mustafa Kemal öyle bir dönemde, öyle bir dönemde ki Salazar Portekiz'de, Franco İspanya'da, Mussolini İtalya'da, Hayır. Hitler tamam. Almanya'da. Almanya'da. Evet. Rusya'da. Bolşevikler. Yok Bolşevik şey. Stalin. Stalin. Şimdi düşün. Yani dünyada egemen olan yapı bu. Ve bu yapıdan. Mecbur hiç şeyde İnönü'de böyle büyük bırakacak mecbur. Bak bir şey diyor ama hep kızıyorsunuz. Ben de esprili bir şey söyleyemez miyim? Mustafa Kemal'e yüklenemeyenler İsmet İnönü'nün üzerinden yüklenir. Yok Mustafa Kemal'e değil. Mesela şimdi ezanın Türkçe okunması. Hemen İsmet İnönü. Ben doğrudan soruyorum. Yani merkez... 32'de olmuş merkez bir şey için İnönü'ye yüklenmeye yani Merkez Bankası kuruldu diyorsunuz bak, ya. Bak, Merkez İsmet, Bankası'nın ne kadar yerli sermayesiydi. Bak, bak bütün mesele ne biliyor musun? Şu Cumhuriyet Mustafa Gazetesi'nde Kemal böyle Hitler'i selamlayan manşetler falan değil mi? O zamanlar. Matbaalar Almanya'dan gelmişti. Hangisi? Cumhuriyet Gazetesi'nin. Hocam şimdi... Yani buna tabii yenisi İtalya'dan galiba, yeni İstanbul'unki Almanya'dan. Ki Almanya'ya Hitler'le özel bir ilişkiler var. Birine görüyor, özel birine özel gönderiyor. İki gazeteye. Bak. Havuz medyası diyorlar. İkinci Dünya Savaşı'na girmemek bile büyük bir diplomatik başarıdır. Peki ama İkinci çok Dünya Savaşı'nda ekmek karnesine muhtaç olmak, süpürge tohumları yemek falan da mı başarıydı? Hocam zaten senin üretimin çok alt düzeyde. Şimdi işte bakın bir, dakika, bir tarım bir ülkesi. Ama tamam tarım ülkesi ama evet, traktörün yok, bir şeyin yok, sanayin yok, hiçbir şeyin yok. Uygulama, de, uygulama. Rica ederim. Büyük bir savaş koşulları. Silolarda çürüyen savaş buğdaylar. Koşullarını konuşuyoruz. Tabii ki. Bakın savaş çürüyen, koşullarını konuşuyoruz. Ama savaşa girmemiş bir ülkenin savaş koşullarını konuşuyoruz. Savaşa girmemiş ama her an savaşa girme, her an bir tehditle karşı karşıya. Ya Yunanistan'a kadar gelmiş bir iktidar. Ya o zaman tabii, o dönemin başbakanının yani şeyinde binasının dönemi, altında... Bak, bak o dönem, o dönem Türkiye'nin bir tek savaşa girmemiş, bir tek babalarımızın, dedelerimizin burnu kanamamış. Ve ondan sonra 1951'de de Kore'ye asker yollayanlar da... O görüşmeler
Kore meselesinin başlangıcı 48'lerdedir değil mi efendim? Hayır 48'lerdedir. NATO'ya girme çabalarımız. NATO'ya girme çabalarımız 48'lerde başlar. 51 onun bir sonucu. Yani, ve soru, asıl soru da şu belki. İkinci Dünya Savaşı'na girmemiş. Dolayısıyla Avrupa gibi yer ile yeksan olmamış bir ülke. Bugün 2015 senesi. Hocam. Bugün 2015 hocam, senesinde. Hocam Osmanlı'dan devraldığın, hani son zamanlarda diyoruz Osmanlıca. Osmanlıca bile okur yazar oranı kaç? 0.75. Yok, dünyada kaç? 0.75. Hayır, hayır bak, efendim. Orada ileri düzeyde teknolojik temel var. 0.75 rica ederim ya. Bunu hayır rica efendim. Ederim. Kadınların önemli bölümü okuma yazma bilmiyor ya. Rica ederim ya. Hocam Anadolu'daki normal gelenek nedir? Herkes elif bağısını öğrenir. Elif bağısını öğrenen herkes hocam, okuma yazma bir şeydir. Bilir. Peki tamam. Başka bir konuya girdik. Hayır, okuma yazma dediğiniz zaman. Okuma yazma dediğiniz zaman. Bizim dedelerimiz. 1928'de gelinen Kur'an'ı bilir. Bak Kur'an-ı Kerim'i bilir. Osmanlıcayı bilmez. Yazmayı çizmeyi bilmez. Zaten onu da CHP'ye rağmen zorla biliyorlar onu. Hayır. Bir şey diyorum gene kızacaksınız ama yani CHP'ye Latin harflerini hiç bilmiyorlar ama. Gizli saklı öğrendiler yani. 99'u ama kaç senede? 90 senede. Peki. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın gece yeniden bıçak sırtında buluşuncaya dek hoşçakalın.